Kendine özgü tarzıyla futbol programları arasında fark yaratan serbest vuruştan saygılar ve sevgiler sunuyoruz sevgili seyirciler. Galatasaray'da Prandelli gitti. Gaziantep'ten gelen galibiyet, son dakika galibiyeti Galatasaray'a liderlik getirdi. Fenerbahçe bugün son dakika penaltı golüyle Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalınca o liderlik şimdilik kaldı. Yarın Beşiktaş'ın oynayacağı karşılaşmada Beşiktaş kazanarak kapatırsa haftayı liderlik şansı Beşiktaş'ın eline geçecek. Ama bakalım yarın neler olacak? Sevgili seyirciler, isterseniz öncelikle haftanın toplu sonuçlarını aktaralım sizlere. İşte toplu sonuçlar. Hafta zorlu bir karşılaşmayla başladı. Akhisar Belediyespor, Torku Konyaspor, arkasından İstanbul Başakşehir Belediyespor, Bursaspor karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı. Haftanın ilk gününde gol yoktu. Ve Kasımpaşa 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik üstünlük sağlamayı başardı. Kayseri Erciyesspor teknik direktörünü değiştiren iki takımın mücadelesinde Balıkesirspor karşısında 4-0'lık üstünlük sağlarken Galatasaray 88'den 89'a giderken Burak Yılmaz'ın attığı golle Gaziantepspor'u 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada Galatasaray'ın başında Taferel vardı. Yarın Hamza Hamzoğlu'yla sözleşme imzalanacak. Ve Mersin İdman Yurdu zirve tutuşuna devam ediyor. Sivasspor'u 2-0'la geçtiler. Fenerbahçe ile Eskişehirspor'da özellikle hakem kararlarının tartışıldığı karşılaşmada son dakika penaltı golü geldi Fenerbahçe'den. 2-2'lik beraberlik var ve Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu bu karşılaşmada kırmızı kart gördü. Emre Belezoğlu Türkiye'de 3. kez kırmızı kartını görüyor ve ilk kırmızı kartını da Tolga Özkalf'a göstermişti Emre Belezoğlu'na. İşte bu sonuçlardan sonra Galatasaray'ı lider olarak görüyoruz. Galatasaray 22 puanda, Fenerbahçe'nin 21 puanı var. Mersin İdman Yurdu 20 puanda, Beşiktaş da 20 puanda. Ve Beşiktaş yarın Kardemir Karabükspor deplasmanından galip geldiği takdirde 11. haftayı lider olarak tamamlayacak. Yarının diğer karşılaşması da Trabzonspor'la Gençler Birliği arasında saat 20.30'da başlayacak. Trabzonspor'la Gençler Birliği karşılaşması. Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçının başlama saati 18. Ligin alt sıralarına da baktığımız zaman Sivasspor'u 9, Kardemir Karabükspor'u 8 ve Balıkesirspor'u 5 puanla tehlike bölgesinde görüyoruz ama Çaykur Rizespor'da 10 puanla tehlike bölgesinin çok da uzağında değil. Arkasından Eskişehirspor ve Kayseri Erciyesspor yine tehlikeyi yakından hisseden takımlar olarak görünüyor. Elbette bu program futbolun içinde olanları, sahanın içinde olanları konuştuğu kadar sahanın dışında olanları da konuşuyor ve sahanın dışında olanlar genellikle bu masada büyük tartışmalar getiriyor. Sözü daha fazla uzatmayalım. Bakalım bu akşam serbest vuruşta özetle neler var? Sefa geldi bir deplasman, İstanbul'dan kalktı bir deplasmana geldi gene şike dağıdı geçen takıma. 50 milyar para verdi. 6 milyarını bizim Amigo cebe koydu. Sefa nereden bulmuş da vermiş Amigo'lara? Galatasaray'dan 500 bin doları alıp Ankara'da o pisliği yapmayan takım yok. Ersin Yanal'ın elinden zarf aldım şeyde Ankara'da. Fener'i de yaptırdı. Galatasaray'da Beşiktaş'ta 8-0'lık maç var ya. Gittim abi Aslan Polat geldi. Gittim Aslan Polat çıktı. Çanta manta yok. Aslan Polat çantasız çıktı. İstanbul Havan Otel'e çantayla girdi. Çantayla çıktı abi. Biraz önce de söylediğim gibi sevgili seyirciler, Fenerbahçe ile Eskişehirspor arasındaki karşılaşma özellikle hakem kararları açısından da konuşulan bir mücadele oldu. Emre kırmızı kart gördü. 2-2'lik beraberliği Fenerbahçe'ye son dakika penaltı golü getirdi.
Fenerbahçe evinde Eskişehirspor'la 2-2 berabere kaldı. Eskişehirspor 28. dakikada Erkan Zengin'in golüyle 1-0 öne geçerken Pierre Vebo 70'te durumu 1-1'e getirdi. 85. dakikada Emre Belezoğlu ikinci sarı karttan oyun dışında kalırken 87'de Mori Eskişehirspor'u 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Musa Sov maçın 2-2'lik skorunu tayin etti. Karşılaşmayı, pozisyonları değerlendireceğiz elbette ama öncelikle Emre konusuna bir parantez açalım. İşte Emre'nin maç sonrası kameralara yakalanan sözleri. Stüdyoda tartışmalar, konuşmalar başlıyor. Adnan Aybaba ile başlayalım. Herhalde geniş planda ekranlarınıza yansımıştır. Adnan Aybaba'nın önünde bir aslan var ve Adnan Aybaba herhalde bununla ilgili bir açıklama yapacaktır. Arkasından da belki Fenerbahçe maçı ile ilgili yorumlara seninle başlarız. Evet, şimdi aslanla ilgili açıklamayı daha sonra yapacağım. Aslan biraz burada dinlensin. Stüdyoyu bir dinlesin. Bakalım Türk futbolu ile ilgili neler oluyor, neler konuşuluyor. Daha sonra aslanla da gerekli görüşmeler, konuşmalar yapacağız stüdyoda. Hem de derin derin çok önemli konulara değineceğiz. Yani Aslan'ı burada görüp de kimse küçümsemesin. Çok önemli şeyleri paylaşacağız Aslan'la. Şimdi konumuz şu. Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu'yla ben ikimiz yargılandık. Zokora olayında biliyorsunuz. Benim davam dosyam Yargıtay'da. Yargıtay'a gitti gönderildi. Temiz'e gönderdi falan Temiz'de. Emre'de herhalde o şeyde konuda bir ceza aldı daha sonra vesaire. Şimdi Emre ile orada o konularda birlikte olduk. Zaman zaman Emre'yi birçok konuda savundum. Fakat bugün şunu diyorum. Ben de bu televizyonda seyrederken şunu gözlemledim. Yani Emre'nin sahada söylediğiyle dışarıda söyledikleri farklı olmaya başladı. Sıkıntı burada. Yani Emre hakeme dedi ki Allah belanızı versin dedi. Şimdi arkadaş bunları diyorsun sahanın dışına çıkınca az önce izledik ya hiç çevirmeyeceksin. Diyeceksin ki ben sahanın içinde dedim ki bana göre de Emre'ye de bu yakışır. Fenerbahçe takım kaptanı dik durmalı. Bu hakemler hakkımızı yedi. Hakkımızı yiyorlar. Sinirlendim. Kızdım. Hakeme döndüm. Dedim ki Allah belanızı versin. Bitti gitti. Bunu de. Alacağın ceza çünkü razı olacaksın Emre kardeş. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. Aziz Yıldırım Başkan Emre'yi koruyor. Aziz Yıldırım Başkan Volkan'ı koruyor. Aziz Yıldırım Başkan Caner'i koruyor. Ya başkanım sen şimdi bunları koruya koruya bizim futbolu bitirdiniz. Bakın stada, Fenerbahçe stadı. Kadınlar burayı tıklım tıklım dolduruyordu. Doğru mu? 50 bin kadın oynadı. Rekor kırdı Fenerbahçe. 50 bin bayan geldi o stada bak. O stada. Demek ki başkanım 1 milyon üye yapmak önemli değil. Bak insanlar soğumuş. Stada gelmiyor. Fenerbahçe çok önemli. Bak Fenerbahçe stat konusunda çok önemli. Ve çok önemli gelirleri var. Stat gelirleri var. Sen boş ver 1 milyon üyeyi. O güzel bir sistem. İnşallah da iyi olur. Başarılı olur. Biz de mutluluk duyarız. Ama benim sana şimdi söylemek istediğim şu. Başkanım bu Emre'ye sahip çıkma artık. Ya yeter artık. Ya öbür insanlara da haksızlık oluyor. Yani Türk futboluna bu insanlar gelecek nesle yanlış örnek oluyorsunuz. Ben bunu da Emre'ye yakıştırmadım. Emre'nin her zaman dik durmasını isterim. İyi ya da kötü. Yaptığı hareket kesinlikle yanlış. Allah belanızı versin dedi. Hakemlere bunu dedi ya. Bitti gitti. Bu kadar yani. Peki Büşak Yencer'e döneceğim ama öncelikle belki başka bir bakış açısıyla yaklaşır diye Mehmet Baransu'ya söz vermek istiyorum. Valla Emre ile ilgili herhalde yani yapmadığımız yorum, etmediğimiz laf kalmadı. Ama maalesef biz burada Emre'yi eleştirirken sakin olsun ya da Emre'yi korumayın. Emre'yi korudukça Emre gittikçe çirkefleşecek. Gittikçe daha kötü bir noktaya gidecek dediğimiz zaman hep karşı çıktılar. Emre'yi savundular, Volkan'ı savundular, küfrü savundular. Küfrü savunduğunuz noktada gelinen işte durum bu. Emre'nin işte hakeme küfründen sonra işte yan hakeme gitmesi, ona buna el sallaması, topa vurması, takımını sabote etmesi.
Vallahi bence hani devam etsin. Galatasaray devam etsin ve etmeli de. Şey, Fenerbahçe devam etmeli de. Bu Galatasaray için de, Beşiktaş için de, rakip takımlar için de iyi. Şu anlamda iyi. Eğer siz bir mücadele ediyorsunuz, şampiyonluk yolunda bir mücadele ediyorsanız, böyle takımı sabote eden kişilerin Fenerbahçe'de olması rakipler adına sevindirici bir şey. Emre daha da kötü noktaya gidebilir eğer frenlemezlerse. Yani bakın, tribüne küfretti, basın mensuplarına küfretti, el hareketi yaptı, İngiltere'den ırkçılık yaptığı için kovuldu, Türkiye'de ırkçılık yaptı. Yani sözünün şeyi yok, dilinin kemiği yok. Bunun sebebi de eğer siz birilerini koruma altına alırsanız, federasyon olarak, yönetim olarak, Fenerbahçe kulübü olarak, geleceğiniz nokta bu. Ben şimdi federasyonun ne karar vereceğini dört gözle bekliyorum. Şimdi federasyonun sınav vakti. Melo'ya bir ceza vermişlerdi Twitter'dan dolayı, yorumdan dolayı. Sağ dışı olaylardan dolayı da ceza vermişlerdi. İki hafta önce federasyon uygulayamayacağını düşündüğüm ama bir açıklama yaptı. İşte küfürden dolayı saha kapatma ya da işte mağlup ilan etme ya da soyunma odasını basanlara başka bir ceza. Şimdi federasyonu göreceğim. Federasyonu da artık demiyorum gerçekten. Federasyonun nasıl bir karar vereceğini, Yıldırım Demirören'in... Ne diyorsun? Federasyon, Yıldırım Demirören'in başında olduğu federasyon futbol kulübünün, öyle diyeyim artık, nasıl bir karar vereceğini hep beraber bu hafta göreceğiz. Umarım hakemin raporunu bu kez değiştirmezler. Hakem umarım raporuna her şeyi ayrıntılı bir şekilde yazar. Ya bence Emre'nin artık futbol bırakması gerekiyor. Çünkü Emre farkında değil ama saygınlığını kaybetmeye başladı. Gittikçe de saygınlığını kaybediyor. O açıdan ya kendini düzeltecek ya da futbolu bırakacak. Demir Çelik'le devam edeyim. Şimdi bütün programlarda Emre'yi en çok eleştiren bendim. Ve söylediklerim ne kadar haklı olduğum ortada. Eleştirirken biz Emre'nin başarılı futboluna ve performansına bir şey demiyoruz. Ama uzun yıllar milli takımda kaptanlık yapmış bir kişinin küçük çocuklara, bütün yeni yetişen nesillere örnek olması gerektiğine inanıyorum. Fakat Emre maalesef bu spor ahlakı ve kültürü içerisinde, bu sorumluluk bilinci içerisinde hiç davranmadı. İlk günden bu zamana kadar hep sağ içinde farklı, sağ dışında farklı oldu. Ve hiç kimsenin kabullenemeyeceği, gazetecilere, rakip takımın hocasına ve ayrıca ırkçılık adına başka bir renk taşıyan insanlara yapmadığı bir şey kalmadı. Ama ben yine diyorum, son zamanlardaki bu agresif davranışlarının çoğu Fenerbahçe Kulübü'nün içinde bulunmuş olduğu ve Sayın Başkan'ın Emre'ye yüklemiş olduğu biraz da misyonla ilgili bir şey. Sanki Volkan'la ona kendi yapmış olduğu davranışların aynısını yap der gibi, onlar da aynı o anlayışla devam ediyor. Halbuki gelinen nokta şudur. Bakın, benim dünya kadar Fenerbahçeli arkadaşım var, dostum var. Hepsi de akıllı, mantıklı insanlar. Hepsi bu ülkede nelerin ne olduğunu çok iyi bilmekte. Ve büyük bir tepki olarak da bugün Fenerbahçe tribünlerine gitmemekte. Bana göre en büyük problem bu. Ve ben sözün başında söyledim. Fenerbahçe'nin dağılacağını söyledim. Galatasaray'ın dağılacağını söyledim. Bu yarışta Beşiktaş ve Trabzonspor'un devam edeceğini söyledim. Fenerbahçe 9 puan aldı. Şu ana kadar haksız almış olduğu puan 9 puan. Fenerbahçe'nin puanı normalde şu an olması gereken 13 puan. Ama dediğim gibi maalesef 12 puan olması gerekiyor. Ama Fenerbahçe'ye hakemler yaklaşık zannediyorum 6 tane penaltı verdi. Ve birçok puanları zaten haksız penaltıyla kazandı. Baktığınız zaman Fenerbahçe'nin rakiplerinde sürekli bir kişi atılıyordu dışarıya. Ama bugün görüyorsunuz ki bugün atılmadı ama aynı şekilde ya penaltı veriliyor Fenerbahçe lehine veya rakipten bir kişi atılıyordu. Tabii bu belki tesadüf olması imkansız bir şey. Ama ne yaparsanız yapın Fenerbahçe kulübü bana göre bu yıl çok kötü bir süreç yaşayacaktır ve dağılacaktır. Çünkü takım çok yaşlı. Yaş ortalaması 30. Fenerbahçe 3 yılda kaybettiği para tam 360 milyon TL yani 120 milyon euro. Fenerbahçe kimseyi alamıyor, transfer yapamıyor. Maalesef haksız edinmiş olduğu 2010'da bir kupadan sonra kulüp darmadağın olmuştur. Ama bu kötü sürecin üstünü örte örte
Mehmet'in de söylediği gibi federasyon bunu çok iyi kamufle ede ede katkı sağlaya bu sürece taşıdı. Artık sürecin de sonuna geldiğini düşünüyorum. Büyük bir kaos ve karmaşa Fenerbahçe'ye beklemektedir. Tabii ki Büyükşah Gencer'e söz gelecek ama öncelikle şu pozisyonları bir değerlendirelim. FIFA Kokart'ta eski hakemlerimizden Selçuk Dereli hattımızda. Selçuk Dereli, iyi geceler diliyorum. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu hafta hakemlerin tartışılan çok kararı oldu. Galatasaray Gaziantepspor deplasmanındaydı. Orada Özgür Yankaya, bu akşam Tolga Özkalfa gerçekten çok tartışılan kararlara imza attılar. Eğer izlediyseniz size birkaç tane pozisyon sormak istiyorum bu tabii, akşamdan başlayarak. Tabii ki izledim. Tabii ki. Şimdi ilk dakikalarda Eskişehirspor'un bir atağı var. Çabuk çıkıyor Eskişehirspor. Ceza sahasının hemen önünde Volkan Kalesi'nden çıkıyor. Tam çizginin orada bir elle topa müdahalesi var. Bu topa Piero, meşhur Piero, Volkan nizami olarak müdahale etti demiş benim arkadaşlarımın söylediğine göre. Siz aynı fikirde misiniz? Yani orada zaten çizginin tam hizasında bulunan kameradan bakıldığında Piero'ya gerek olmadan da çok net görülüyor. Volkan kesinlikle topa ceza alanı çizgisi dışından müdahale etmiyor. Yani dirseğinin değdiği nokta çizginin hemen üstü. Burada şu çok önemli. Vücudunun dışarıda olması insanları yanıltıyor. Yani vücudu dışarıda nasıl olsa bu dışarıda gibi bir düşünceydi. Ancak topla elle oynanan nokta çok önemli. Çizgi üzerinde bir temas var ve ceza alanı içi olduğu için devam kararı %100 doğru. Tabii basketbolda farklı bir kural uygulanıyor. O nedenle bazen karışıklık olabiliyor. Topa bakmalı futbolla değil mi? İzleyenler tabii, topu... Topla kolun birleştiği nokta önemli. Ve o da çizgi üzeri olduğu için doğru bir karar. Evet. Benim aklıma gelen ikinci pozisyon hemen. Sov'un ceza sahası içerisinde bir pozisyonda savunma tarafından tutularak durdurulması. Bu tutulma futbol oyun kuralları içerisinde mi? Yoksa bir ihlali bir penaltıyı gerektiriyor muydu? Bence hakemin oradaki devam kararı doğru. Çünkü yani ağır bir penaltı kararı olur eğer verseydi. Yani çok kolay bırakıyor kendisini. Soldu yanlış hatırlamıyorsam. İstese devam edebilirdi. Yani kendisini, arkadaşının o temasını ya da tutma çabasını kullandı diye düşünüyorum. Penaltıya geleceğim biraz sonra ama Emre Belezoğlu'nun kırmızı kartta atıldığı bir pozisyon var. Emre Belezoğlu'nun maç içerisindeki genel hareketlerini bir hakem, hakemlik yapmış, FIFA kokartı taşımış bir hakem olarak değerlendirir misiniz? Ve Tolga Özkalfa ve yardımcısının o pozisyondaki değerlendirmesini rica edebilir miyim? Şimdi şöyle söyleyeyim. Emre Belezoğlu daha önce bir pozisyonda Erkan'a çok net, ciddi faullü bir müdahalede bulundu. Aşil tendonuna doğru. Orada çok net bir kırmızı kart göstermesi gerekiyordu Tolga Özkalfa. Ama Tolga Özkalfa... Benim hep eleştirdiğim o yani hakemlik yönetimini, o yeteneğini çok eleştirdim Tolga Özkalfa. Orada sarı kart bile göstermedi. Ve beni bir kez daha haklı çıkardı. Sağ tarafta bir pozisyon vardı. Onu mu söylüyorsunuz Selçuk Hocam? Evet, sağ tarafta. Erkan'ın aşil tendonuna bir basması var. Tamam. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatırladım, orada. Hatırladım. Hatta evet, geldi yanına bir şeyler sonra, anlattı. Evet. Evet. Şimdi Emre dedi ki, sen dedi burada beni atmıyorsun. Hoca dedi, hakem Tolga Özkalfa dedi, sen beni atmıyorsun, dur dedi, ben kendimi yardımcı hakeme attırayım dedi. Sanıyorum orada bir herhalde bir hakaret ya da bir kötü söyleme oldu ki Ekrem Kan hakeme haber verdik, onu ihraç ettirdi. Yani genele baktığımızda Tolga Özkalfa çok kötü bir müsabaka yönetti. Yani böyle hakemlik gerçekten olmaz olsun. Neden? Şimdi bakıyorsun çizgi, ilave çizgi hakemi oraya konulmuş. Hüseyin Sabancı gözünün önünde Sov'un kafasından sekip Sezgin'di yanlış hatırlamıyorsam. Sezgin'in çok açık koluna top geliyor ve net bir penaltı. Zaten onu görmesi için o çizgiye getirilen Hüseyin Sabancı onu hiç görmüyor. Ya da görmezlikten geliyor. Sonrasında maçın 92. dakikasında olmayan bir penaltı yaratılıyor. Yani bu çok üzücü. Ben şimdi soruyorum buradan sizlere. O penaltı verilen yani... vücuduyla koluna, bitişik olan koluna temas eden oyuncunun üzerinde Fenerbahçe forması olmuş olsaydı Tolga Özkalfa bu kadar kolay penaltı verebilir mi? Bence veremezdi. Ben cevabı söyleyeyim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Şimdi, o yüzden yani böyle hakemlik olmaz. Ondan sonra penaltı atışı kullanılıyor. Ceza alanı içerisinde daha topa vurulmadan önce 10 tane oyuncu var.
Eğer sen bu penaltı vuruşunu tekrar ettirmiyorsan bundan sonra hiçbir penaltı vuruşunu, atışını tekrar ettiremezsin. Kimse de ettiremez. Böyle bir şey yok. Hakemlere hep söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu hakem atamalarında 3 büyüklerin lehine hata yapan hakemlere genelde maç veriyor. Ben şimdi size buradan bir şey açıklayacağım. Geçen hafta Özgür Yankaya Beşiktaş maçını yönettiğinde Motta'yı çok net bir ikinci sarı karttan kırmızıya dönen pozisyonu ihraç etmedi. Hı hı. Zekeriya Alp çıktı. Salı günü bizlere La Fontaine'den masallar anlattı. Hiç o pozisyona değinmedi. Arkasından Özgür Yankaya'yı tuttu. Gaziantep Galatasaray maçına verdi. Ne oldu orada? Hani derler ya hani yani sen bak böyle bir yanlışlık yaptın. Bu da gitti. Burada da gittin. Belanı buldun. Özgür Yankaya ne yaptı? Galatasaray'ın attığı golde ayağıyla hadi vursana topa der gibi bir beden dedi. Hocam, bu nedir, hocam, biliyor musunuz? Hocam bir dakika. Hocam yansıması. Selçuk hocam bir dakika pozisyonu anlatayım. Belki izlemeyenler vardır aramızda. Tabii. Şimdi Galatasaray'ın gol pozisyonunu düşünün. Top ceza sahasına doğru yönlendi. Kale sahasına doğru geldi. O sırada Özgür Yankaya da açının içerisinde. Özgür Yankaya şöyle bir hafif sağ tarafa doğru omuzunu çekti. Pozisyon o sırada top kaleye doğru yöneliyordu. Kaleye yöneldi. Kaleye girdiği anda Özgür Yankaya refleks olarak sağ ayağını sanki şut çeker gibi ileri götürdü. Evet. Bu pozisyondan bahsediyor hocam. Evet, o pozisyondan bahsediyorum. Bu hakemlerin bilinçaltının bir yansımasıdır. Siz hiç gördünüz mü bir Anadolu takımının üç büyükler attığı bir golde hakemin öyle çok hani ya da böyle bir beden diliyle bir düdük çaldığını? Ben görmedim. Türkiye'de ne yazık ki son günler için söylüyorum tabii, bu en son yaptığım yorum. Bu son yıllarda bu Merkez Hakem Kurulu'nun icraatları sırasında gördüğüm bir şey. Yani üç büyük takımların lehine genelde hoş ve olumlu kararlar veren hakemler maça gidiyor. Ben şimdi soruyorum. Evvelki hafta Motta değil de Beşiktaş'ın rakiplerinden bir tanesinin atılması gerekip atılmasaydı Özgür Yankaya bu hafta maçı yönetebilir miydi? Yani bu nasıl bir atamadır ben anlamıyorum. Ve seminerlerde şunu öğreniyorum. Seminerlerde Merkez Hakem Kurulu üyelerinin hakemlere çok ilginç bir şey söylediğini duydum. Bu da şu. Yani ima edildiğini ve bunun birkaç kez tekrar edildiğini. Yıldırım Demirören aday olacak. Yıldırım Demirören varsa biz de varız. Biz varsak siz de varsınız. O yüzden maçlarınızda biraz üç büyük takımları fazla karşınıza almayın gibi imalarda bulunduğunu duydum. Bakın bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Bu doğru. Merkez Hakem Kurulu daha gerçekten önemli. Birçok kez bunu söylemişler. Böyle bir şey olmaz. Bu iması bile yanlıştır bunun. Yani siz büyük takımları karşınıza almayın demek. Şimdi son haftalardaki hakem yönetimlerine bakıyorum. Çok enteresan şeyler çıkıyor. Yani biraz da bunlarla örtüşüyor. Çok tehlikeli. Hocam yani çok kısa... Zekeriya Alp kontrolü kaybetti ya da birileri onu yanlış yönlendiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sen Motta'yı %100 kırmızı kartla atmayan bir hakeme çıkıyorsun, Gaziantep Galatasaray maçını veriyorsun. O da orada ne yapıyor ve bütün Türkiye'ye rezil oluyorsun. Bu hocam olmaz. Çok kısa bir yorum almak istiyorum sizden. Ben Gaziantepspor Galatasaray maçında Özgür Yankaya'nın 90 dakikalık kritiğini yaparken bir pozisyona denk geldim. O da Hamit'in bir pozisyonu vardı. Sarı kart göstermesi gerekiyordu. Gösterme. Onun dışında bu hareketin dışında maçta çok görmedim Özgür Yankaya'yı. Hatta Okan Buruk'un son dakika pozisyonunda faul yoktu dediği pozisyon bence fauldü. Ne diyorsunuz? Katılıyorum. Ben de aynısını düşünüyorum. Ancak şöyle bir şey var. Daha ne yapsın hakem? Yani bunu yaptıktan sonra. Yani orada diyor ki beden dili hadi vur ayağını diyor. Vur. Yani böyle bir şey olabilir mi? Daha ne yapsın? Çünkü iş düşmedi ki zaten. Maçta bir şey yoktu ki yani son dakikaya kadar. Biz işte gördük hepimiz. Yani hakemleri bu duruma getirilmesi çok üzüntü verici. Yani hakemler bu psikolojiyle sahaya çıkıyorsa vay bizim halimize. Bu Tolga Özkalfa'yı da yeni FIFA listesine koydular. Doğru, geçen haftada söylemiştim. Tolga Özkalfa bu FIFA listesini hak etmiyor diye. Şimdi bu maçı yönetemiyorsun sen Tolga Özkalfa. Yani hatırlıyor musunuz hani kaç tane başarılı maç yönetimini hatırlıyorsa Solgo Özkalfa'nın? Yani Oğuz Sarvan'a yakın olduğu için mi Merkez Hakem Kurulu FIFA listesine koydu Tolga Özkalfa'yı? Başka yani iddialar da var. Midir? Türk futbolu bu zihniyetle mi başarıya gidecek? Tolga Özkalfa yoyo testini koştuğu iddia ediliyor Türkiye'de. Ben de söylüyorum buradan da bir iddiam var. FIFA'nın yapacağı yoyo testini lütfen izleyin. Tolga Özkalp orada koşamazsa nasıl Türkiye'ye ne gibi cevap verecek Merkez Hakem Kurulu? Ben de eğer o zaman koşamasın,
Türkiye'ye açıklayacaklarım var o konuyla ilgili. Buradaki yol koşuyla ilgili. Hocam, buradan çok teşekkür, da sizin aracını da söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Katkıda bulunduğunuz için. Sevgili seyirciler, TVM Spor Servisi Tolga Özkalfa'nın nasıl FIFA kokartı aldığına dair bir iddiayı haberleştirdi. Biraz sonra haberi sizlere yansıtacağım. Şimdi bu durumda Büşah Gencer'e dönüyorum. Dönme bana, ver istersen oradan. Ondan sonra konuşayım. Yok, şimdi İstiyor başka Tolga Özkalfa'ya gelmeden önce sizinle biraz konuşmamız lazım. Çünkü Mehmet Baransu'nun ifadeleri arasında federasyon vardı. Hem Limi Çelik hem Mehmet Baransu, Emre Belezoğlu'nun, Volkan Demirel'in özellikle Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım tarafından koruma altına alındığı için böylesi hareketler yaptığını söyledi. Adnan Aybaba Emre'yi sevdiğini ama Emre'nin artık saha içerisindeki görüntüsünün hoş olmadığını vurguladı. Siz neler söylersiniz önce bunlar? Şimdi ben tabii bu programı bu arkadaşlarla yaptığım için çok mutlu değilim, yani açık söyleyeyim. Söylediklerine bakıyorum da çok enteresan şeyler söylüyorlar. Mesela bir tanesi diyor ki, çok gırgır tabii o. Gülüyorum tabii buradan devamlı. Fenerbahçe perişan olacak, batacak, yok olacak dedikçe Fenerbahçe hep devamlı yukarı çıkan bir görüntü arz ediyor. Fenerbahçe'nin muhasebe müdürlüğüne soyunmuş olan insanlar Fenerbahçe'nin parasal kısmıyla ya da sıkıntılarıyla hiç uğraşmasınlar. O konuda Fenerbahçe'nin hiçbir problemi yok. Problem kendi borçlarına bakacaklar. Önce problem Fenerbahçe için problem söyleyenler kendi kulüplerinin borçlarına bir baksınlar. Arkadaşları varmış arkadaşımızın, Fenerbahçe arkadaşları çok mutsuzmuş. Onun için maça gitmiyorlarmış. Galiba GFB'li arkadaşları var arkadaşın. Onun için maça gitmiyorlar anladığım kadarıyla. Stadyumda bizim de haberimiz yok. Çünkü GFB'li arkadaşları, Fenerbahçeliler, Fenerbahçe kabul etmiyor ve statları almıyor. Demek ki o zaman bugüne kadar statlarınızı genç Fenerbahçeliler dolduruyor. Böyle bir süsle konuşmak yoktu galiba Sabri Bey. Var. Şöyle var. Var mı? Çıktı mı? O zaman ben şimdi hiç susmam artık, konuşurum. İzin verirseniz kuralı ben size aktarayım ve sizden bu konuya saygı göstermenizi rica edeyim. Bir serbest vuruş yorumcusu konuşurken bir başka serbest vuruş yorumcusu araya sadece saptama yapmak için girebilir. Lütfen sözü fazla uzatmasın ve yorumcu da ona cevap verebilir. Çok önemli olduğu takdirde. Hemen, buyurun. Evet. Hemen şimdi devam edeyim ben, müsaade ederseniz. Ama Mehmet zaten yaptı saptamasını. Devam İzin verin. Buyurun. Evet. Tartışmadan olmaz ama kuralına göre tartışalım. Ama beni kesmeyin, buyurun. Devamlı da size Sabri Bey, bu arada biz de buyurun. Konuşalım yani. Bak, yarım saattir konuşmuyorum ben. Yani buyurun. Sesim çıkmıyor. Şimdi hemen sağınızda olan beyefendi geldiğinden beri Volkan şöyle, Volkan böyle, Volkan'a tam saldıracaktı Volkan'a ama Allah razı olsun Selçuk Dereli, Volkan'ın Selçuk Dereli'nin lafları herhalde bu Volkan'ı bugün kırmızı kartla oyun dışı attırmak isteyen sağınızdaki arkadaşa kapak olmuş oldu. Hemen şöyle bir şey lafı söyleyebilir miyim? Olmuş bir, oldu. Volkan Demirel'in pozisyonu dışarıda, Selçuk Hoca'ya da şunu söyleyeyim. Hocam ben yönetmenlik yaptım. Lig TV'nin nasıl katakulli yapıp kamera açılarıyla nasıl oynayıp o pozisyonları çizgi üstünde gösterdiklerini bugün burada kameralı olarak ben size ispatlayacağım. Evet, bitti. Haftaya şey, eğer o imkanı verirsen ben devam edebilir miyim Sarı Bey? Tamam. Ben devam edeyim. Şimdi Selçuk Dereli Bey'in güzel görüşü beyefendi hala itiraz eden arkadaşa laflarına kapak olmuştur bana göre. Dışarıda. Şimdi gelelim olaya. Ben Emre için söyleyeceğim. Adnan da Emre'yi Fenerbahçe kulübünden kovdu. Dedi ki ya Aziz Yıldırım ne yap yap et bu Emre'den kurtul. Ya şimdi arkadaşlar bir şey söyleyeyim size. Emre'yi bırakın. Emre olarak düşünmeyin. Hangi başkan kendi kulübünün profesyonel futbolcusunu korumaz? Yani çok büyük bir şey olmadığı müddetçe. Yani küfür eden ya da ne bileyim hakaret eden, ki çocuk söylüyor, diyor ki bildiğiniz gibi yapın. Yani Allah bildiğiniz gibi yapsın bilmem ne. Yani o şekilde bir laf ediyor. Şimdi bazıları Allah belanızı versin diyor, diye kırmızı kart gördü diyor. Bazıları başka şey diyor. Efendim söyleyeyim. Şimdi ya Allah'ını seviyorsanız yani Beşiktaş'ta da geçen hafta şey küfür etti. Ana avrat dümdüz küfür etti. Onu da atsın o zaman şeyde. İsmi aklıma gelmiyor şimdi. Kim küfür etti? Beşiktaş'ta da küfür etti ya şey maçında.
Bu bir Gökhan Töre'nin olayı vardı. Gökhan Töre'den yani. Yani orada da vardı. Orada onu da atın o zaman. Attılar. O zaman ağzına silah soktu. Onu da atın o zaman. Mustafa Pek demek ha ya, çıkaramadım. Özür dilerim seyircilerden de. Anladın mı? Mustafa Pek demek dümdüz küfür etti yani. O zaman Fikret Orman niye tutuyorsun abi onu da? Sen de at onu. Sen de öbür günü at. Melo'yu da otuki atsın. Otuki ne atsın? Futbolcu kalmasın. Ediyorlar bunlar. Yani ağızlarından çıkıyor sinir halinde. O problem olduğu zaman hakemlerin yaptığı yanlış kararlarda bunlar olağan şeyler. Niye onu at, bunu at? Sonra Fenerbahçe'nin işlerine karışmak Adnan'a mı kalmış ya? Yani? Niye küfrediyor Fenerbahçe'nin ya? İç işlerine karışmak. Efendim Fenerbahçe'nin adamını atmasını, futbolcusunu atmasını. Ben Emre'yi severim ama futbol hayatı bitsin. Ben Emre'yi severim ama futbol Aziz Yıldırım sen Emre'yi at. Niye atsın kardeşim? Ne gerek var? Adam kendini savundu, gerekeni söyledi. Bu da böyle bitmiştir. Emre Fenerbahçe'nin futbolcusudur, takım kaptanıdır. Efendim söyleyeyim, sinirsel hallerde bazı şeyler yapacaktır. Emre'nin bugün tek suçu vardır, tek hatası vardır. Maç birbirken son 10 dakika kala, hatta 85'ti zannedersin. İşte uzatmalarla 9-10 dakika kala, 10 dakika kala Fenerbahçe takımını 10 kişi bırakmıştır. 2-1 galibiyet olacakken 2-2 beraberliğe alet olmuştur. Bana göre Emre'nin suçu budur. Bir şey abi, şimdi sana cevap vereceğim. Emre Belezoğlu. Diyorum ki, bak şimdi bizi Fenerbahçe'yle şöyle karşı karşıya. Ben Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Bak gerçekten seviyorum. Sevme abi. Yaptığı mücadeleyi de... Sporcusunu sokağa atacaksan sevme. Ama bir dakika, yaptığı mücadeleyi de Fenerbahçe'ye saygı duydum. Ve hala da duyuyorum. Bravo, helal olsun. Dimdik durdular. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'da darmadağın olurlardı. Boş ver. O konuda alkışlıyorum Fenerbahçe'leri. Gönülden. Ama diyorum ki artık bir nokta var. Bu nokta Fenerbahçe'leri de bezdirdi. Ben onun için müdahale ediyorum. Diyorum ki Emre Belezoğlu'nun bu sezon sonu bir jübile yapılması, bir onur edilmesi lazım. Futbolu bırakması lazım. Büşra abi, bu kötü bir anlam değil. Bak Volkan da, Volkan ama yaşı genç. Volkan devam edebilir, oynayabilir gerçekten. Kaleci çünkü 33 yaşında Volkan. Abi genç. Kaleci fark etmez. 40'a kadar oynar. Ama o Emre Belezoğlu'nun bu sene bak, sen de diyorsun. Bak, atılmasaydı maçı alacak mı Adnan, bak Emre, ha. Bir de bak, çok konuşuyor bak, abi. Emre, bak bir dakika. Sana bir şey söyleyeyim bak. Benim tek sıkıntım bir Fenerbahçeli olarak, bir spor yorumcusu olarak tek sıkıntım takımını 10 kişi bırakan adamlardır. Ben ondan sıkıntım var. Buna ben nasıl vatan haini diyorlar, bilmem ne haini diyorlar. Ben kızıyorum buna. Diyorum ki ulan ya böyle olmaması gerekir. Peki ya. Neden atılıyor Emre? Bu atılanlar Fenerbahçe hainidir. Galatasaray'dan atılıyorsa Galatasaray hainidir. Beşiktaş'tan atılıyorsa Beşiktaş hainidir. Trabzonspor'dan atılıyorsa, her takımdan atılıyorsa onun hainidir. Bir de bir şey abi, Emre neden atıldı? Ben ona üzülüyorum. Neden atıldı Emre? Yoksa ya küfürü kafiri yok öyle. Abi ne konuşuyorsun bak, ya? Burada enteresan, Selçuk Dereli diyor ki Erkan'ın diyor aşil tendonuna diyor vurdu diyor. Orada görmedi diyor hakem diyor. Hakem görmedi, penaltıyı da görmüyor hakem. Hakem bir şey de görmüyor doğru dürüst. Hakem. Yani olur bunlar, normal şeyler. Ya bunun intikamını mı almış oluyor o zaman? Aşil tendonuna vurdu Erkan'ın diye. Erkan'ın attığı tekmeler, Hürriyet'in attığı tekmeler. Bunları kimse hiç hesaba katmıyor. Kimse bir şey söylemiyor bunlara. Hangi ara attı ya? Maçı biz de izledik yani. Ya sen nerede izledin abiciğim? Ben bir şey diyeceğim. Seveyim ya. Sen mutlaka başka maça bakmışsındır. Evet, mutlaka başka maça baktım. Ya da Emre'yi şimdi, takip etmekten başka Adnan, maçı göremiyorsunuzdur. Adnan'a, bana, Lemi'ye işte sizin ne haddinize falan diyorsun da sen Fenerbahçe basın sözcülüğüne getirildiğinde bizim mi haberimiz yok? Yani Fenerbahçe'nin resmen basın sözcülüğünü yapıyorsun. Hakem şu, canım hakem benim. Fenerbahçe galip gelsin diye elinden geleni yaptı. Olmayan penaltıyı çaldı. Bir de utanmadan bir de 7 dakika uzattı. Vay vay vay. Biraz da hani tepki olmasa bir 10-12 dakika falan daha uzatacaktı. Hatta o uzatmada baktı ki hani 2-2 değil, nerede Eskişehir 3-2 olacak. Eskişehir'e bir gol daha atacak, hatta atamadı. Onun üzerine maçı bitirmek zorunda kaldı. Bakın Fenerbahçe'yi, işte Volkan'ı, Emre'yi işte bu ligde tutabilmek için, tutmak için futbolu bitirdiniz. Aziz Yıldırım'ı kulüp başkanı olarak tutabilmek için bitirdiniz. Onu bırakın, kendi tribünlerinizi bitirdiniz. Bakın kendi tribünlerinizi bitirdiniz ve geldiniz Fenerbahçe şimdi birbiriyle kavga ediyor. İşte yok ya, genç bir Fenerbahçe insan bu kadar bilgisiz şundan, olup da bundan gelip burada yorum yapamaz ya. Ya dünyadan haberin şimdi yok Mehmet Baransu ya. Sen biliyor musun Fenerbahçe kulübüyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun arasının nasıl bir durumda olduğunu? Hiç sen kalkmışsın burada hiç federasyon açıktı diyorsun. Sen yürü git arkadaşım ya. Sen oraya sen biraz sonra göreceğiz. Tekme atan hakemlere bak ya. Sen ona bak. Komedi. Dans suçlusunuz ya. Bak, öyle hale geldiniz. Şimdi Eskişehir maçı. Bırakın. Allah'ını seviyorsan. Emre 9 puan dedi de. 12 puan. Ya olacak. 12 puan. Sen federasyonla birbirlerine girmiş vaziyetlere. Fenerbahçe ile federasyon birbirine girmiş vaziyette. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Konuşmuyorlar. Görüşmüyorlar. Evet.
Evet, evet. Sen Allah iyi polis Allah. Kötü polisi bilir misin? Ya bırak ne polisi. İyi polis kötü polisi bilir misin? Tamam onu sen bilmen gerekiyor. Ya sen senaryo peki, yazarsan sabaha kadar oturup senaryo yazarım ben sana. Bilirsin değil mi? Ben de yazarım sana peki, senaryo. Peki kaçıncı hafta 11 mi 12. hafta? Ya bir takımı 12. hafta 5 maçta kıyak yapılır mı ya? 5 maçta ya. 5 ya maçta. Fatih Terim'in yardımcısını alıyorsunuz. Bak bana anlatma. Fatih Terim oturuyor sevgili Fatih hocamız. Oturuyor orada üçlü koalisyon yapıyor. Ali Dürüst'le şeyle Abdurrahim Albayrak'la efendim organizasyon yapıyor. Bu senelik Hamza'yı verelim sana kısa bir dönem için. Hamza devam etsin. Ondan sonra federasyon aman Yar Suat yönetimine problem olmasın. Zaten Avrupa'da felciz, bilmem nerede felciz, Türkiye'de de felç olmayalım diye bu operasyonlar yapılıyor. Bunun içinde görüşmelerin içinde efendime söyleyeyim Türk Milli Takımı teknik direktörü de var. Federasyon da var. Yani Galatasaray bu şeyin neresinde ya? Hangi federasyon? Bence federasyon diyeceğiz ya federasyon saray falan deyin ya. Şimdi hangi federasyon diyeyim? Biraz şey sonra Lemi sana tek tek puanları açıklar ya. Da ben sana şunu söyleyeyim. Nasıl bir federasyon? Tamam bırakın ya. Kayıtlar zaten ortada duruyor. Çok merak ediyorsan o Ocak ayında mahkeme var. Gidersen rica edersin şeyden. Mahkeme heyetinden ya da Fenerbahçeli avukatlardan. O sana o kurulları Aziz Yıldırım'ın federasyon kurullarını Türkiye Federasyon Futbol Kulübü başkanındaki o kurulları içeriğini nasıl oluşturduğunu sana tek tek söyler. Bugün Fenerbahçe'nin Türkiye 1. Futbol Ligi'nde oynaması bile bir federasyondur. Tamam? Tamam. Sizin çok oynayacağınız lig zaten belli. Çok iyi biliyorsunuz. Gitmeniz gereken yer belli. O ligde oynamanız gerekirken burada halen daha sizi burada tuttular. Burada tutarak da kirliliği savunarak da pisliği savunarak da ahlaksızlığı savunarak da Türk futbolunu bitirdi. Gaziantep'te nasıl maç kazandığınız belli. Şimdi konuşurken dikkatli konuşacaksın. Gaziantep federasyon da söyledi değil mi? Federasyon Selçuk mu? Hoca federasyon başka bir şey mu? Federasyon gördün. Mu yoksa Selçuk Dereli federasyon başka mu? Federasyon mu yoksa saray mı? Selçuk Dereli federasyon biraz, sarayı bak, mı? Selçuk Dereli biraz önce bir şey söyledi. Sabri de çok güzel bir şey söyledi maçla ilgili. Tek bir pozisyondan bahsetti. Tertemiz bir maçtı. Tabii orada canım. Orada da kaymak gibi. O başka bir kaymak şey. Gibi. Şimdi bize kişiselleştirmeyen tartışmanız ama habire üzerimize geliyor. Bakın ben genç Fenerbahçeli falan değilim. Ben genç Fenerbahçeli derneklerinin de genç Fenerbahçe... Öyle bir şey demedim ki. Öyle söyledin unuttun galiba. Yok unuttum. Öyle bir şey demedim ya. Sen dediğini de unutuyorsun. Sen ya artık, ben dedim ki herhalde arkadaşlar... Dediğini de unutuyorsun artık yani. Olur mu sen? Neyse yaşlığına veriyoruz. Hayır tamam, söyleyeyim. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim ya istiyorsan vetereyi al. Tamam altınlar. Arkadaşlar maça arkadaşların gidememiş dedim. Sen gitmek istemiyorlar dedin değil mi? Öyle demedin mi? Arkadaşlar maça gitmiyorlar dedim. O arkadaşlar maça gitmiyorlar GFB'li herhalde dedim. Ben aynı şeyi söyledim. Neyse, sen bize de Fenerbahçe dedin de. Emre bir şey değil mi? Devam et baba hemen bir şey diyeceğim. Aslında yok bunların ikisi birbirinden farklı. Galatasaraylı arkadaşı var ya yıllarca bu Fenerli'ye konuşur. Fenerli arkadaş da döner yıllarca buna konuşur. Ya ben Gazi. Sana da konuşuyorum. Bir dakika arkadaş. İkinizin de başkanı yıllarca açıklamalar yapar. Size bir şey söyleyeceğim ya. Hakemlerden her bizim hafta da açıklama gelir. Arkadaş bir şey anlat. Bizim borsa gibi. Bir dakika, başkanımız baba, değişiyor. Bir dakika, niye sen çıkıyor değişiyor. Sen Galatasaray olarak açıklama yapıyorsun. Sen Fenerbahçe olarak açıklama yapıyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu aldığınız puanlar hak mı helal mi ya? Helal. Bu Beşiktaş'a ne olacak? Helal. Dur anlatayım olacak şimdi. Arkadaş. Helal. Bu Bursa'ya ne olacak? Antep'e ne olacak? Yazık günah değil mi arkadaş Anadolu takımlarına? Yazık günah değil mi? Bak şimdi. Adnan bak ben şimdi söylüyorum burada. Ayıp ya Türk futbolu bahanesi iki tane kulüp getirdi. Yani. Vallahi bir dakika Lemi bir dakika tamam, son tamam, bir dakika. Tamam. Türk futbolu Fenerbahçe'nin Galatasaray bahane getirdi. İyi tamam kardeşim. Hakemlerle konuşuyorsun arkadaş. Sizde, Antep'te sen 3 puan al. Sen burada gel Eskişehir'den 3 puan al. Beşiktaş ne olacak? Trabzon'da alın olacak. Kardeşim siz de çıkın topunuzu oynayın alın. Mersin ben topunuzu oynayın alın. Adam gidemez 20 puan yaptı Rıza Hoca. Onu da götürmezsiniz. Güvenmişsiniz bir tane siz, Bilinç diye bir hocaya. Ne olmuş? Ben seni hoca değil. Hoca değil. Nasıl hoca değil. Aslan gibi kanatları bel açıyor. Sen kendi hocana bak korkudan öyle İsmail orada. Caner bile fırça attı. Yalan mı ne konuşuyorsun? Ya ne alakası? Hamza'yı getiriyor bir de stajyer Hamza'yı getiriyorsun. İsmail ne demek stajyer diyorsun ya? Hamza Akhisar yapan mı? Lemi de yapar ya. Hamza ne demek Lemi yani de Hamza, Hamza'ya laf ediyorsun? Ya Lemi de yapar Akhisar'ı Lemi. Ne demek Lemi de yapar? Yapar. Ne demek ya? Daha kötü. Bir saniye. İzin verir. Bir konuyu açıklamanı rica edeceğim. Niye İsmail Kartal titresi? Niye korkuyorsun? Gördünüz Caner gitti ne yaptı? Kadro dışı bırakabildi mi? Alakası var ya. Ne alakası? O iç işleri ya bir hoca saygınlığını gerek. Ya hoca bak. Hoca futbolcusunu affedendir. Öğrencisini affedendir. Gerekirse affedendir. Tabii takımın menfaati, kulübün menfaati için affedendir. Ne demek yani? Ya bir şey söyleyeceğim. Penaltıyı kazanıyorsun.
Futbolcular 3 puanı alıyorsunuz, kıkınız çıkmıyor. Öbür hafta hakemler size kötü şey yaptı. Hangi penaltıyı kazanıyorsun? Ya, hangi penaltıyı kazanıyorsun? Ya Beşiktaş'ın bir tane penaltı hangi penaltıyı kazanıyorsun? 11. hafta yazık günah abi Beşiktaş'a. Pozisyona giremiyorsanız, Beşiktaş. Düşemiyorsanız ha, ya da düşemiyorsanız, sizi düşemiyorsanız bırakın ya. Düşemiyorsanız diyor ya. Ya abi düşmesini şey bile bilmiyorsunuz demek ha. Yani. Ya biz buna tenezzül eder miyiz? Ne bileyim 12 Beşiktaş. 12 biz Beşiktaş. Bırakın Allah'ım. Tabii orta direk. Bırak ya. Sizin gibi şey değiliz. Galatasaray'ın futbolcunun ceza alanına giremediği için düşemiyor. Nasıl giremiyor? Demba oradan çıkmıyor. Doğru dürüst, doğru dürüst basamıyorlar bir kere. Neye basamıyor? Yani ördek mi bizimkiler? Peki. Lemişelik. Şimdi ben Genç Fenerbahçeliler Derneği'nin davranışlarını hiçbir zaman uygun bulmadım. Bir defa ne olursa olsun kulüplerde takımla kişilere kızabilirsiniz. Başkanlara kızabilirsiniz. Kulüplerde yöneticilere kızabilirsiniz. Hocaya kızabilirsiniz ama gerçek taraftar hiçbir zaman takımına zarar vermez. Genç Fenerbahçeliler takımlarına çok zarar verdiler. Ben onların davranışlarını da doğru bulmuyorum. Ama şu tabloyu ortaya çıkarmak istiyorum. Bakın Fenerbahçe-Gaziantep maçı 2 puan. Gökhan Gönül kendini ileri atmıştır 2 puan almıştır. Fenerbahçe-Gençliğe Birliği maçı. Haksız penaltı verilmiştir 2 puan 4 puan. Fenerbahçe-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Rize maçlarında rakiplere kırmızı kart gösterildi ve rakipler eksik kaldı ve Fenerbahçe 2'şer puan haksız kazancı elde etti. Bugün Eskişehir'de 1 puan, 1 puan toplam 9 puan Fenerbahçe haksız aldı. Bakın 5 maçta 9 puan. Bugün Fenerbahçe darmadağın olmuştu. Galatasaray'la... Ve ne? Galatasaray, oraya da geleceğim. Orada unutma. Galatasaray, Kasımpaşa, Şoto'ya karşı bir maç. Bir maçta Antep 6 evet. Puan cebine koydu. Bugün Galatasaray'ın da aşağı yukarı 15 puanı vardı. Yazık günah. Şimdi yazık günah. Antep maçında ne var ya? Olur ne var mu ya? Şunu ya doğru yapma buluyorsun. Allah'ın yapma Allah'ını seversen. Antep maçında bir şey yok. Şimdi ben bitireyim konuşmamı. Bakın Fenerbahçe'nin takımının yaş ortalaması 30. Futbolcular artık zihinsel kaldıramıyor müsabakaları. Bu kadar baskıyı kaldıramıyor. Kulüpte yaşanan bu kaos karmaşayı kaldıramıyor. Fenerbahçe 3 yılda kaybı dünya kadar para 360 ya milyon sana TL. Sana ne kardeşim sana ne? Ya anlatıyorum ya kardeşim. Ama sana ne yani? Niye bana yani niye ne? Sana ne ben de onu anlamıyorum. Yani seni niye bir ilgilendiriyor zaten? 360 milyon lirayla Fenerbahçe yıkılmaz abi korkma. Peki niye adam? Sen önce Trabzonspor'un borcunu tamamla. Sen Trabzonspor'un 900 milyona yaklaşan borcuna bak. Trabzonspor'un ne borcu yok. Tamam 300 olsun. Bir şey merak ediyorum. 600 olsun. Yapma. Ya Beşiktaş'ın borcuna bak. Yaş ortalamanız niye 30? Araya şunu da sana ne kardeşim? Sen bizim devlet istatistik memurumuz musun? Sana ne arkadaşım? Bizim yaş ortalamamız bu sene Avrupa'ya gitmediğimiz için uzun bir süre Avrupa esprisinden yoksa, uzak kalacağımız. Yoksa küme düşeceğiniz için. Dinle de anlatayım öğren. Madem ki istiyorsun anlatayım. Uzun bir süre Avrupa olaylarından uzak kalacağımızı hep kenarda tutmuşuzdur biz. Yani Fenerbahçe kulübü bunu tuttu. Anladın mı? Az Yıldırım muhasebesini buna göre yaptı ve bu sene tek bir futbolcuyla idare etti. Ondan önceki sene daha fazla futbolcu idare etmedi. Ya hiç öyle bir şey demiyordun yani sene başında. Yaş ortalaması 30 olması önemli değil. Kadro tecrübeli. Tabii. Sistem tecrübeli. Genç futbolcuları bu seneden itibaren yeni transferleri göreceksiniz şeyden sonra. Yani ne kadar çok yalan söylüyorsunuz. Demişerek ya. Cevap verirken lütfen araya şunu da koyar mısınız? 30 yaş. Çok yalan söylüyorum. Yaşlı yani. Bir kesinlikle yaş. Şu an bakın Fenerbahçe kulübüne baktığınız zaman sağda sadece bir tane çabuk ve dinamik oyuncu görüyorsunuz. Caner mi? O da Alper Potuk. Ha abi. Caner de hızlı. Caner de hızlı ama fizik gücü o kadar iyi. Caner Alper Potuk, Caner Gökhan Düşe geçti. Biraz da Emin İke. Diğer futbolcuların hepsi çok çabuk ve hızlı oyuncular değil. Hepsi yaştan dolayı. Zaten tempolar da çok düştü. Hâlâ takımın temposu düşüyor. O yüzden ne oluyor? Başlıyor Caner konuşmaya. Yaş takım olduğu için hep şenler konuşuyor. Bir de ya Lemi biz ya Emre'nin biz gençliğinde biliyoruz. Konuşmak için konuşuyorsunuz ya. Ama bu anlamda Fenerbahçe'de... Sen 30 yaşında top oynamadın mı Lemi? Kaç yaşında bıraktın futbolu? Bir şey öğrenmek istiyorum. Ben merak ediyorum ya. Sen kaç yaşında bıraktın futbolu? Fenerbahçeli futbolcuları genelliyorsunuz ama konuşan bir ya da iki kadar futbolcu Volkan Emre bunun dışında sen kaç yaşına kadar oynadın? 34 yaşına kadar oynamadın. Şimdi Caner konuşuyor. Hayır Emi Bey sorabilir miyim affedersiniz? Hocam yani özür dilerim soru soruyoruz. 34 yaşına kadar top oynamadın mı sen? Ben öyle hatırlıyorum. Ben 33'te bıraktım. 36'ya kadar da oynayabilirdim. Önemli olan bir kişinin değil. Takımın yaş ortalaması takımın. Abi takımın yaş ortalamasıyla ne alakası var? Ne yapma gözünü Allah seveyim ya. Takımın yaş ortalaması yüksek olursa takımın evet. Temposu düşer. Tecrübe ne olacak? Tecrübe ne olacak? İşte bu bir dengedir. Sporcuların yarısı genç olacak. Birkaç tanesi tecrübeli olacak ama takımın hepsi Fenerbahçe'de hepsi çok tecrübeli. Trabzonspor'un ortalaması kaç? Oraya geliriz onu da konuşuruz. Yani gelmeye gerek yok. Ben oraya bana direkt cevap vereceğim. Şimdi, bir yere affedersin şey atarken çamur atarken arkaya da bakmak lazım usta. Fenerbahçe şunu çabuk toparlayalım. Önemli bir haberimiz var. Fenerbahçe sadece kaç yıldır? 8 yıl tabii Avrupa'da men olması gerekiyordu ama maşallah oraya da müdahale ettiler. 18 yıldı da. 3 yıla düşürdüler.
Maalesef birileri de diyordu ki burada tepir için üçüncü. Hala öyle diyorum. Halbuki bir yıl tepir, iki yıl ceza aldı. Hala ama bunu herkes biliyor ama beyefendi bilmiyor. Ben bilmiyorum. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe sadece kendi takımında dahi oynayamayan Ribas'ı aldı. O da dediler ki işte ikinci bir Alex'in daha hızlı temposunu aldık. Halbuki bu Ribas'ın Alex'e hiçbir alakası yok. Alex bildiğin topçu, yani adam bildiğin gerçek bir yıldız. Hem atıyor hem attırıyor. Ribas'ı zaten biz daha göremedik zaten. Ribas sakat, güzel kakaladılar. Ya neyse. Yok ya. Şimdi baktığın, şu bir gerçek ki. Konuşsun abi Avrupa'daki konuşsun. Röportaj yapalım. Fenerasyon. Fenerasyon. Ardalarla. Arda konuşsun. Fenerasyon. Arda ne anlatıyor sağda solda? Çok özür dilerim. Fenerasyon 9 puan Fener'e haksızlığı vererek ligin zirvesinde yarışmayı kızıştırmaya devam ediyor. Yoksa bugün hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Hem Galatasaray dağılmıştı ve Trabzon'la bugün Beşiktaş zirvedeydi diyorum. İzin verin, TVM kameralarının tespit ettiği bir görüntü var. Eskişehir Spor Başkanı Mesut Toktan karşılaşma sonrasında bir tartışmanın içerisinde buluyor kendini. Defol git. Açık elde ne veriliyor penaltı o zaman Fenerbahçe'nin? Onu niye söylemiyorsunuz? Hakkınıza saygı duyuyoruz. Bunu söyleyin o zaman. Ben de Fenerbahçe taraftan kendilerini söylemiyorum. Açık el var. Onu niye vermiyor hakem? Açık el var niye? Onu niye söylemiyorsunuz? Siz hakkınızı savunmuşsunuz. Açık el niye söylemiyorsunuz? Açık el var. Onu niye konuşmuyorsunuz? Eskişehir'in penaltısı vermemiş. Fenerbahçe'nin de penaltısı vermemiş. Yürü. Gel buraya Seda. Yürü. Ahlaksız Seda. Valla maçla ilgili yorumu yaptım. Yani burada Eskişehir Spor çok güzel bir oyun sergiledi. Güzel bir oyun oldu. Güzel bir mücadele oldu. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama hakem hataları ile ilgili artık burada bu yorumu bir daha yapmak zorunda kalıyorum. Biz Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Albin ne kadar duyarlı bir insan olduğunu biliyoruz ama verilen kararlarda hakemlerin cesur olması lazım. Bir takımın hakkı bu kadar da son dakikaya kadar da bekletilip de 90. dakika, 95. dakikada böyle bir kararla haklı olan bir galibiyeti engellemeyi de esefle kılıyorum. Teşekkür ediyorum. Mesut Hoşçan da karşılaşmanın hakemi Tolga Özkalfa ile ilgili bu yorumları yapıyor. Gerginlik abi bir şey söyleyeyim sana. Bak bir şey diyeceğim orada. Şimdi bir kere Mesut Hoşçan. Hoşçan'a yapılan hareket hoş değil. Bir. Ama bir eksik de var. Mesut Hoşçan bu kadar elektrikli bir maç. Doğru mu? Maç sonrası. Abi o dışarıda ne işi var? Oradan çıkacak ya. Nereye gidecek ya? Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Abi, bilmediğim bir şey var. Sen Kadıköy'e gittin mi abi? Ya da İnönü'ye eski gittim ya da şeye gittim. Yok ben kurbağalara da kurbağa avlamaya gittim. Ha, sen gitme. Sen bir kere maç izlemiyorsun. Sen hiç Ali Sami şey gittin mi? Ben senin karakollara gittim ama statlarla dolaştım. Benim çocukluğum statlarda geçti. Bak nasıl geçti. Bak ben sana karakollarda geçmedi. Eskidendi. Parası. Benim çocukluğum statlarda geçti. Bak eskidendi. Sen ama Ali Samiyen'de de. Karakolunu biliyor musun? Bak Adnan Ali Samiyen'de de. Böyle söyledi ben aldım yani. TT Arena'da da protokolün çıktığı yerde dünyadaki diğer kulüplerde de tamam mı? Seyirci girmez oraya abicim. Tamam ama maalesef Fenerbahçe kulübünde protokolün çıktığı yerde hep seyirci var. Hatırla İbrahim Hacı Osmanoğlu zorla arabaya bindi. Neredeyse tekme tokat İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ben şey de diyorum ki başkanın ne işi var röportajda diyorum. Haklı olabilir başkan. Hayır. Başkan röportaj verebilir abi. Onu bak. Edemez abi. Değil abi. Edemez. Hayır abicim. Ya. Federasyonun işi. Bak. Ne federasyonu? Federasyonun işi. İçeride yapsın. Bir dakika abicim ya. Evet. Federasyonun işi. Evet. Emniyetin işi. Evet. Tamam mı? O protokol dışı çıkışında hem basın mensuplarının güvenliğini sağlamaktır, hem rahat çalışmalarını sağlamaktır. Tamam mı? Oraya işte yasaklı bir bölge ilan edersin, insanlar gelir gider, basın mensubu da rahat rahat işini yapar. Biz de bizim kameralarda gider rahat rahat röportaj yapar. Sen Fenerbahçe stadına nasıl gidiyorsun ya? Nasıl çok gidiyorsun? Ne zaman gittin ya? Çok gittim abi. Herhalde ya çok surat değiştirdin, bir şey yaptın herhalde. Ameliyat falan oldu. Seçim şeyden önce gittim. Ya da Temmuz'dan önce gittim. Ya da başörtülü bir bayan kıyafetiyle mi gittin? Sen ne zaman gittin en son? Allah ne zaman gittin? Ben devamlı ben senden devam. Ben hiç gittiğini hatırlamıyorum. Sen benim bana ne sırat diyeceksin? Seni göremem. Nerede gittin ya? Senin tozunu çıkarın orada ya. Hep buradasın. Senin tozunu heykel olursun. 3 Temmuz'dan sonra gittiğimiz. Sen dalga mı geçiyorsun? 3 Temmuz'dan sonra gittiğimiz şöyle. Öyle bir şey yok. Bak öyle bir şey yok. Geçeceksin onu var bak. Şimdi Sayın Başkan. Bak var. Sayın Başkan'ın çıktığı yere bakacaksın. Hiç ilgi yok. Sayın Başkan'ın çıktığı yerin hemen orada bak. Arkada esas koridor var. Bak. Başkan, Sayın Başkan medyaya cevap verebilmek için
medya ile konuşabilmek için efendim söyleyeyim işte Eskişehir'in penaltısını yediler deyip oradaki 3-5 kişiyi de kışkırtabilmek için oraya gelmiş duruyor. Orada gelir durursa adama bak. Böyle iki çift laf ederler. Yapılan, laf etmezler abi. Yapılan, edemezler. Bak yapılan. Tamam. Sen yapılan, bunca spor müdürsün. Senin ben maçlara gittiğine yapılan hareket, inanmıyorum abi. Bak, senin Avrupa maçı izlediğine bile inanmıyorum abi. Sen boş ver. Sen şahsileştirme bu gittin işi. Gittin mi? Şimdi bak orada, bir şey söyleyeyim. Oradaki güvenlik. Bak ben yıllarca Şampiyonlar Ligi. Sen Şampiyonlar Ligi maçını böyle yayını yaptım. Sen Şampiyonlar Ligi. Sen vefa stadına giderken ben Şampiyonlar Ligi maçı yapıyorum. Şampiyonlar Ligi'de böyle bir görüntü görebiliyor musun? Sen beni dinle. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir görüntü görebiliyor musun? Seyirci girebiliyor mu? Sen teyip gibisin ya. Sen teyip gibisin. Sabri Bey susturmayacağım mı? Allah Allah. Gayet güzel. Ama devamlı açıyor değil. Yani. Gene başladı. Yok böyle bir şey abiciğim. Şimdi ondan bak, sonra niye küfür oluyor? Ondan sonra niye tekme tokat oluyor? Niye cinayet işliyor? Sabri kalkıp gideceğim ha. Bu arkadaş böyle vır 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 peki, yapacaksa yanlış oluyor. Ya hani ne oldu abi? Daha... Şeyimiz bitti. Peki. O kalitemiz bitti yani. İzin verir misiniz bana? Bir kere daha rica ediyorum serbest vuruş yorumcularından. Kalitemiz bitti yani. Serbest vuruş yorumcuları konuşurken sözlerine müdahale edebilirsiniz ama kısa sürsün, tartışabilirsiniz ama üst üste değil. Biriniz konuşurken lütfen ömrünüz sussun dinlesin. Ben sustum dinledim beyefendiyi. Buyurun. Dedi ki yok Fenerbahçe stadına buradan girilir, oradan çıkılır. Sanki Fenerbahçe kulübünün stat görüntüyü yanlış. Abi girmede bir anlatayım. Görüntüye gerek yok. Yanlış abicim. Ya gazetecisin sen, nasıl gazetecisin ya? Gazeteci adam işini rahat yapar. Seyircinin ne işi var orada ya? Ben de, sen de diyorsun ki Şampiyonlar Ligi maçı şey yaptım, yönettim. Bilmem ne yaptım, yayınları verdim. Doğrudur. Böyle bir görüntü gördün mü? Sen şimdi mı? Üste çıktığını mı zannediyorsun? Hayır, gördün mü böyle bir görüntü? Hayır, sen üste çıktığını mı zannediyorsun? Böyle bir görüntü gördün mü? Hayır, sen üste çıktığını mı zannediyorsun? Bir şey mi zannediyorsun kendini aynı şey. Eskişehir Başkanı aynı şey. Ben bir şey bildiğimiz şey, bir şey bak şimdi kardeşim. Sen bir kendini bir şey zannediyorsun. Dinleyeceksen dinle. Zaten sana söylemiyorum. Ben seyirciye söylüyorum. Söyle. Ben diğer arkadaşlarla konuşuyorum. Sana söylediğim bir şey yok. Şimdi bilmediğin şeylerin üstüne gidiyorsun. Senin konuşacağım şey bir şey yok. Bak Migros. Bak oraya Migros çıkışı. Evet, Migros çıkışı. Migros çıkışın tamam. Olduğu yerde. Sayın yaptım Başkan. Ben, tamam. Sayın Başkanım burada bir tane bir tek kulübün bir dur kardeşim ya. Evet, Sayın Başkanım bir hatası sakin var. Sakin olmanızı rica edeceğim. Sayın Başkanım bir hatası var. Orada o konuşmaları yapması, o konuşmaları da arkadaki insanların dinlemesi ve bu şekilde davranışlar olmuş. Tamam bunlar yanlış. Bir başkana, bir kulübün başkanına bu şekilde bağırılmaz. Bu şekilde davranılmaz. Bunlar doğru. Bak buraya kadar doğru. Başkanın da kalkıp neredeyse bir küfür etmediği kaldı. Onun da kalkıp karşı tarafı kışkırtmasına gerek yok. Çıkar orada iki rekat bir şey konuşur. Ondan sonra yoluna devam eder gider. Yani nedir bu yani? Bu nedir yani? Ne gerek var kaşımaya? Bitmiş gitmiş hala yok. Penaltısını yemedi. Çıkarsın basın toplantısını yaparsın. Buralarda bilmem ne dersin. Nedir? Nerede basın toplantısı yapacaksın? Nerede yapacaksın? Bir yerde basın toplantısı yapacaksın. Nerede yapacaksın? Ne alakası var orada Migros'un arkası? Arkadaş orada olmaz. Bir şey abi doğru söylüyor. Ya bırakın. Ya biz ustada yıllarca gittik. Sen var ya kısa donla dolaşırken biz futbol sahanda dolaşıyorduk. Sen var ya. Rica ediyorum. Bakın yine 3 kişi birden bağırmaya başladınız. Ya sizden arkadaşlar, sizden çok bir şey rica ediyorum. Kısa don nedir biliyor musun? Ya bir şey canım. Bak kısa don nedir biliyor musun? Bak. Cevap veremeyen. Bak kısa, bir dakika. Cevap bak, veremeyen. Kısa kalmış. Bir dakika cevap veremeyen. Yazarlar. Bir dakika bak. Bu bir psikolojik. Futbolun içine girdi. Bu bir bilimsel bir laftı. Ya bu her şeyi biliyor. Adnan bir şey. Bilimsel bir laf sana söylüyorum. Öğren de bak. Her şeyi biliyorsun. Bilimsel bir laf. Her şeyi bak. Sen birine soru sorduğun zaman karşı taraf cevap veremiyorsa tek savunma psikolojisi vardır. Sen kısa donla dolaşırken. Ne tamam. İlgisi var ya? Ne bu ilgisi var? Bilimsel abi yerinizi bilin, yerinizi. Şeyler, tamam. Politik yazarlar. Bir dakika bir şey. Kısa don diyen kim? Bir dakika ben dedim. Ne olmuş? Abi beyefendi için mi dedim? Politik yazarlar yerini bilecek. Bence yerini futbolda. Altı geldiniz, bağlıydı sen, onun. Sen bağlıydı. Arkadaşlarınız geldiniz. Politikayı çok düzelttiniz de Türkiye'de. Bir de futbolun içine gidiniz arkadaş. Arkadaşlarımdan beni seçmesini rica ediyorum. Söyle. Karşılaşmanın sonrasında teknik adamların konuşmalarını dinleyelim. Sohbeti biraz da bundan sonra sürdürelim. Vallahi yeter ya. Bu maça iyi hazırlandık. 6 tane önümüze final maçının olduğunu düşünüyorduk ilk yarı sonuna kadar. Ama Eskişehir takımının da etkili kontra ataklara çıkabildiğini, iyi bir takım olduğunu analizlerde yaptığımız hafta içindeki çalışmalarda tespit etmiştik. Zaman zaman oyundan kopmalar oldu. Zaman zaman oyundaki bazı oyuncuların konsantrasyon düşüklüğünden de etkilendiğimizi gördük. Bu maçtan hep beraber bütün oyuncularımla biz bir ders çıkardık bu akşam. Nasıl ki 4 puan geriden gelip lider olduysak bu maçta oyuncularımla beraber bazı şeyleri gördük. Bu tip puan kayıplarını yaşamak istemiyoruz. Onun için taraftarlarımızdan bu akşamki beraberlikten dolayı özür diliyoruz. Sonuçta kaybedebilirdik de 1 puan aldık ama bu 1 puan bundan sonraki oynayacağımız maçlar için bize bir ışık olacak. Hakemler bizim sahamızda bu kadar rahat kırmızı kart gösterebiliyorlarsa, Ertuğrul Hoca'ya söylüyorum bunu ben.
Şimdi içeride arkadaşlar söylüyor, iki tane net penaltımız var dedi. Birini vermiş, bir tane de verilmeyen bir penaltı var. Ve her maç bizim hemen hemen burada hakemler direkt bizim oyuncularımızı atabiliyorlarsa. Peki rakip takım hakemi nasıl geçememiş? Ben bunu anlayamıyorum. Bir. İkincisi, buraya her gelen takımın futbolcuları yere yatmaktan biz neredeyse futbol oynayamıyoruz. Oyunu soğutmaktan. Sede geliyor, Sede geri gidiyor. Adam bakıyorsun 10 takla atıyor, sakatlanmış, dışarı çıkıyor. Bir saniye sonra oyuna giriyor. O zaman burada bir yanlışlık yok mu sizce? Önce buralara bakalım. Kazanabileceğimiz bir maç oynadık. Özellikle oyunun son bölümünde rakip eksildiği dönemde bulduğumuz pozisyonu değerlendirdik. Sonrasında maalesef 90+3'teki yine tartışılacak bir pozisyonla burada 2 puan bıraktık. Ama bugün tabii yine aynı Galatasaray maçında olduğu gibi burada yenilmediğimiz, aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi yine yenilmediğimiz bu maçta da 2 tane çok kritik hakem kararı maça damgasını vurdu bence. Bir tanesi maçın ilk bölümündeki Volkan'ın ceza sahası dışında Funes'in pozisyonunda topu elle karşılaması. İkincisi de 90+3'teki penaltı. Tabii penaltıda çok ince bir detay benim dikkatimi çekti. Biraz önce seyrettim penaltıyı. Tolga Özkalfa'nın önü çok açık. Pozisyonda çok net görüyor. Berkay'ın vücuduna geldikten sonra top çok açık ve net bir şekilde şu şeyi yapıyor ve devam diyor. Ben gördüm diyor yani. Ondan sonra arkadan kim o çok açık ve net gördüğü kararı nasıl değiştirdiyse ona merak ediyorum. Özellikle tabii İstanbul'da oynadığınız dönemde bu hatalar maalesef çok daha şey yaşanıyor. Hakemlerimiz tabii bu baskıyı henüz üzerinden atabilmiş değiller. Pek atacak gibi de görünmüyorlar. Ben habere giderken Adnan Aybaba hala bir şeyler söylüyordu. Ne diyordun Adnan Aybaba? Söz sende. Ya şimdi bak bizim Murat Can, bizim kameramanımız, çalışan kameramanımız. Şimdi bizi atıp tutuyor şu sahanda oturan arkadaş, Sayın Mr. Baransu, Amerika comeback. Oturuyor orada Amerikalı arkadaşım. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Arkadaş dedi ki, hocam dedi, doğru mu Büşar Gencer? Duydun mu? Neyi? Kulağını. Duydum, neyi deme, bizi yalancı durumda yaşıyor. Yok yok yok, duydum. Milyonlarca insan seni duydu. Duydum. Dedi ki, başkan dedi yanlış yerde duruyor dedi. Burası değil dedi, sizin söylediğiniz yer dedi. Yani çıkış yeri var dedi, orada durmalı dedi. Şimdi kameraman arkadaş. Ama sen dersin ki o kameraman da ne biliyor diyebilirsin. Aa şöyle der, o kameraman da yanlış yerde duruyor. Tabii. Diyebilirsin. Çünkü bu arkadaş Fenerbahçe stadının müdürü. Orada çalışır söylüyor. O inşaatını da o yaptı. Ama sen ne ya, sen bir yayın bile yapmamışsın. Tabii canım. Bir şey söyleyeyim. Bak ben... Büşra Kencer ve sen Adnan abi kulaklarını aç, çok dikkatli dinle. Şampiyonlar Ligi maçı dahil. Tamam mı? Evet. Şampiyonlar Ligi maçı dahil. Evet, sizin evet. Milan'dan yenildiğiniz maç dahil. Evet, tamam? Evet. Yenildiğiniz maç dahil. Evet. Euroleague'ler dahil. Evet. Yayınlayan. Evet. Yayıncı. Evet. Kuruluşsun. Tebrik tamam? ederim. Belli olduğu yayınlar zaten. İtalya'ya, oraya, buraya, tamam? Tamam. Ondan dolayı Avrupa'da çok stada gittim. Türkiye'de hemen hemen gitmedim. Yayın yapmadığım yönetmen olarak gittim. Yönetmen olarak. Evet. Şampiyonlar Ligi maçları. Tabii. Keşke yönetmen kalsaydı. Allah Allah ya. Bir futbolumuz ben, kurtulsaydı ben ya. Şampiyonlar, hangi Şampiyonlar Ligi maçlarına gittin sen? Ya bırak Allah'ını. Tamam, anlatırım ya ben. Ya bu kadar da yalan olmaz ya. Ya yazıyor. Ya ben Şampiyonlar Ligi'ni 8 sene başında durdum bu işin. Yapma ya. Aynen yapma gözünüzü. Türkiye'de stardaydı senin, bu iş. Senin, ya konuşturma beni ya. Seni hiç görmedim dönem, ben. Senin çıktığın dönemlerde tamam. Sizden görüntü alıp 5 tane de biz kamera verdik. Bak ben sana ne diyorum? Fransızlara, dümen, Japonlara, dümen, tamam? Hep dümen. Akreditasyonlarına bakarsın. Dümen su. Bak, Türkiye Futbol Federasyonu'na gidersin. Orada UEFA'nın şeyi de vardır tamam. İstemem akreditasyonuna abi, bakar görürsün. Tamam. Ay, o zaman Şampiyonlar Ligi yönettin falan deme. Şampiyon, tabii ki Şampiyonlar Ligi maçını neyini yönettin kardeşim? 90 dakika ne yönettin sen ya? Beşiktaş maçları da Yunanistan'a dahil. Tamam. Ya bana bırak Allah'ın seni sen. Tamam. Olympiakos maçı var. O arkadaş. Sizin şu hani o şov yaptığınız maçta 8 dakika verdim. Buradaki şeyi neyse biz şimdi seni mi dinleyeceğiz tamam. burada ya tamam, Mehmet Barış senin ne yaptığını mı dinleyeceğiz? Bak benim yaptığım değil. Evet. Öyle oturup sen ne bilirsin falan demeyeceksin. Bilmiyorsun abi, tamam? tabii. Siz bilmiyorsunuz abicim. Dünyadan haberin yok. Siz ha. ne yapardınız biliyor musun Adnan? Hiç. Ben senin Telegol'de çalıştığın dönemi de bilirim Adnan. Evet. UEFA ne oldu ne kadar bak Milan evet. bak Milan evet. Liverpool maçı. Evet. Buradaki maç, Doğru. kupa maçı tamam? Tamam burada yoldaydık. Heh. Siz ne yapıyordunuz biliyor musun? Evet. Siz evet. kasıla gelip basın tribüne çıkarken tamam mı? Biz de orada yayını yapıyorduk. Siz sadece kasıla basın tribüne çıkarsınız.
Aşağıda kameraman ne yapar? Kamera nereye koyulur? Güvenlik nasıl olur? Basının güvenliği nasıl sağlanır? Evet. Kim nerede açıklama yapar? Bunlardan bir habersiniz, tamam mı? Bana ne abi? Bunun hepsini UEFA organize eder. Bunun hepsini, bunun hepsini Türkiye Futbol Federasyonu organize eder. Evet. Bunun hepsini kulübün güvenlik müdürleri organize ederler. Herkesin yeri sınırı bellidir. Ha, yeri sınırı belli olmazsa böyle olaylar çıkar. Sen niye yanımıza gelmedin? Demi Çelik'le bu bölümü bitireceğim. Demi Çelik. Şu bir şey dedik sana. Şu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Fenerbahçe stadyumunda kapalı otopark var. Zaten oraya gidip çıkabiliyorsun. Yani Sayın Başkan'ın niye ısrarla dışarı çıkması gerçekten düşündürücü. Sağ ol, sağ ol. Halbuki orada Demi şey var yani. Demi çıkabilir de basına hayır, tabii ki çıkabilir. Ya. Senin işin, bravo, senin işin kulüp bravo, olarak bravo. Ya da federasyon güvenlisi. Arkadaşlar ya yapmayın ya. Ya Türkiye'de her bir şeyi doğru koyun. Abi her şeyin adını doğru koyun. Bir dakika, bir dakika. Doğru koyun abi. Bir dakika Mehmet ya. Bir dakika. Sakin, sakin lütfen. Lütfen sakin. Bir dakika ya. Sen spor müdürü müsün? Spor müdürüsün değil mi? Bir dakika. Bir dakika şahsileştirme. Spor müdürü müsün? Ben de şahsileştirme bana. Bana işi şahsileştirme. Bana şahsileştirme işi. Bana anlatma. Ben şahsileştirmiyorum. Bana anlatma. Senin kameramanın, senin muhabirin. Görüntü ne zaman ortaya çıktın, ne yaptın, ne ettiğin her şey belli. Fazla röportaj, anlatma. Kavga etmeyin. Görüntü çekemediğin zaman. Ben dinlemem seni. Röportaj yapamadığın zaman senin fırça çekmen gerekiyor. Ama Fenerbahçe biz olduğu zaman. Biz gerekeni yapıyoruz. Biz gerekeni yaptık. Sen yok daha o zaman şey. Yoktun. Yok bir öyle bir şey. Lütfen tartışın, kavga etmeyin. Kavga etmeye başladınız. Biz kavga etmiyoruz. Kavga edecek bir durum yok. Ben bu arkadaşla kavga bile etmem. Tenezzül etmem kavga etmeye. Peki Demi Çelik lütfen. Benim sözümü niye laf bitimine kesiyorsun? Evet. Tamam, oraya takılma. Ya herkesi kesiyor. Bir şey oldu mu lan? Oraya herkesi kesiyor ya. Bir dakika. Siz söylemek istediğinizi söyle. Bir dakika. Sen de fikirlerini doğru koyun. Abi her şey. Demeyeceğim. Kendini bir anda gazeteci düşün. Ya bir dakika. Yönetici düşün. Demeyeceğim. Allah Allah. Abi bir dakika. Kaptanım. Yönetici ya da gazeteci. Böyle devam ederseniz kesmek zorunda kalacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Son. Kaptan bak bir şey söyleyeceğim. Bir insanın bilgisi yetersizse, bilgi dağarcığı zayıfsa böyle bağırır. Sadece bağırır. Buyur hocam seni özür dileriz. Görüyoruz herkes. Ya Mehmet bak tekrar izah edeyim ben. Lafımı bitirmeden beni kesiyorsun. Yanlış şey söylüyorsun o yüzden. Ya sana göre bana göre doğru olan değil bir şey. Değil abi ben de sen sonra kabul Allah. Ediyorsun. Ya, ya açıklama sen yöneticisin abi açıklama yapmak istiyorsun. Sen Mehmet aynı şeyleri niye tekrarlıyorsun bana? Mehmet bir dakika susar mısın? Susar mısın? Bir dakika susar mısın? Soru soruyorum. Susar mısın ya? Sorma soru kardeşim. Soru soracağım. Soru soracağım. Hasta mısın? Eskişehir kulübünün başkanısın. Açıklama yapacaksın. Senin dinleyeceğiz burada ya. Nerede yapacaksın? Susar mısın kardeşim? Nerede yapacaksın? Susar mısın? Bırak da konuşalım ya. Cevap ver o zaman. Tamam veriyorum susa konuşayım. Otoparktan çık. Niye çıksın ya adam açıklama yapmak zorunda. Ya kardeşim bıraksana konuşayım ya. Bıraksın. Şey bırakın konuşsun. Cevap veriyorum ben size. Soru sana cevap verme. Ben sana bir konuşamazsın. Başka bir şey demiyorsun. Mehmet Aransu. Rica ediyorum sizden. Rica ediyorum sizden. Demi Çelik'e konuşma Allah fırsatı Allah. Verin. Soru sormayın. Araya girmeyin. Demi Çelik siz de bana hitaben konuşun lütfen. Buyurun. Konuş. Ha geçen buyurun. Program alt defa sözümü kesti. Şimdi konuyu bitirmeden yine kesiyorsun. Ayıp ya. Tamam konuş. Demi Çelik nerede lütfen bana hitaben konuşun. Abi nerede yapacak bana basın açıklamasını? Bana hitaben konuşun. Araya girmeyin. Demi Çelik buyurun. Otoparkta mı yapacak basın açıklamasını? Ya Mehmet vallahi billahi. Abi otoparkta mı yapacak basın açıklamasını bu adam? Basın açıklamasını belki Eskişehir yerel televizyonu canlı veriyor. Otoparkta çekmiyor. Uydu çekmiyor. Nerede verecek? Mehmet bak şimdi. Susarsan beni dinlersen anlatırım ben sana nerede. Yalan yalan ya. Anlatabiliyor muyum? Hep yalan ya. Fenerbahçe stadında kapalı otopark var. Genelde bütün başkanlar veya özel insanlar veya kombinesi olanlar, arabayla girişi olanlar hepsi oraya çok rahat şekilde gider ve hepsi en rahat şekilde çıkarlar. Basın açıklaması yapmak isteyen insan tamam mı? Maç biterken yapmaz zaten. Maçı değerlendirir, pozisyonları değerlendirir tamam mı? Takımın aleyhine herhangi bir şey varsa salı günü bütün medyayı çağırır, oturur karşılarına der ki bu veya pazartesi günü maçtan bir gün sonra der ki bizim müsabakada bizim şöyle haklarımız yediler. Böyle böyle yaptılar. Pozisyon gösterir tamam mı? Ve haklılığını orada ispat eder. Maçtan sonra çıkıp da tarafların arasında bir başkan onunla bunlar orada küfürleşmez. Bu doğru bir şey değil. Şöyle bir şey oluyor bir deneyim. Bir dakika bitireyim ben bitirmedim ya bir dakika. Sen gazetecilik yapmadığın ya dakika, için bitireyim. Ben de sen gazeteci olarak nasıl olduğunu söyledim. Ondan sonra bakıyorsunuz ki taraftarlar bakın kulüp başkanlar özel insanlardır. Sorumlulukları büyüktür. Ve orada milyonlarca tarafları vardı onları takip eden. Orada mutlaka rakip takımlardan bir tanesinden, rakip taraftarlardan bir tanesi laf atabilir, kaos karmaşı olabilir, hiç istemeyen olaylar olabilir. Bak koskoca başkan ne hale düştü orada, ne gerek var? Halbuki bunu daha mantıklı, akıllı değerlendirebilseydi koskoca başkan böyle kötü bir ortamda kendini bulmazdı. Ha gazeteciler için de şunu söyleyeyim. Gazeteci tabii ki görevini yapmak isteyecektir. Gelip başkan gibi, özel insanlar gibi yani kulüple görev almış üst düzey insanlar gibi sahanın her tarafında, stadyumun her dışında yakalayıp soru sormak isteyebilir yani. Ama
Sorumluluk bilinci, yöneticinin sorumluluk bilinci farklıdır. Ona göre davranması gerekiyor. Pekala, Galatasaray Prandelli gitti. Galatasaray'da Gaziantep'e gitti. Başında Taferel vardı. Son dakikaya 0-0 beraberlikte girilirken Burak çıktı sahneye ve Galatasaray'a liderliği getiren golü attı. Teknik direktör Prandelli ile yollarını ayıran Galatasaray ilk maçında deplasmanda Gaziantep Spor'u 1-0 mağlup etti. Sarı Kırmızılılara galibiyeti getiren gol 89. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Hepsinin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. Hepsi gerçekten çok üst düzey oyuncular. Ama onların deminki soruda da söylediğim gibi maça yaklaşımlarını değiştirmemiz gerekiyordu. Motivasyonunu biraz daha arttırmamız gerekiyordu. Demin de söyledik, aynı Galatasaray takımı, herhangi değişen bir şey yok. Bazı sebeplerden dolayı tabii ki bazı oyuncular hocaya küskün olabiliyor, mutsuz olabiliyor. Ama bu zamana kadar bu davranış eksikliği vardı bence. Bugün bu galibiyeti bize getiren en önemli etken bütün futbolcuların sahaya %100'ünü vermesiydi. Çünkü maçtan önce benim tek isteğim oydu. Hepsinin ne kadar kaliteli oyuncular olduğunu biliyorum. Ama maçtan önce dedim ki evinize döndüğünüz zaman, eşinizin yanına gittiğiniz zaman, ailenizin yanına gittiğiniz zaman ben bugün Galatasaray takımına %100'ümü verdim. Sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele ettim. Bu gönül rahatlığı dönmemiz gerekiyordu. Çünkü bunu yaptığımız zaman zaten o galibiyet gelecek. Hamza Hamzoğlu seçimi bence inanılmaz doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz bugüne kadar iki tane yabancı hocayla çalıştık. İki yabancı hocadan sonra gelebilecek en doğru seçim bir Türk gelmesi gerekiyordu. Ve o Türk'ün de Hamza Hoca olmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Ama kaleci antrenör olarak çalışmak istiyorum. Çünkü çıkan bazı haberler var yardımcı olacak gibilerinden, yardımcı antrenör olacak gibilerinden. Yardımcı antrenör olmayı düşünmüyorum. Eğer öyle bir şey düşünülürse belki de bir yol ayrımına gelebiliriz. Tabii o güç bende olduğu sürece, şut çekme gücü bende olduğu sürece öyle devam edeceğim. Ama ne zaman ki onu birazcık kaybetmeye başlarım, ne zaman ki biraz daha seneler geçer, biraz daha yaşlanırım, o zaman belki bir asistanlık falan olabilir. Ama şu anda tek düşeceğim kaleci antrenörlüğü. Tabii ki çok üzgünüz. Özellikle son dakikada gelmesi, bu daha çok yer alıyor insanı. Çok büyük bir emek verdik. Bu emeğin karşılığını alamadık. Bu bizi üzüyor. Son dakikadaki faul pozisyonunda da kesinlikle faul olduğuna inanmıyorum. Hatta kenardaki yardımcı hakem Suat Hoca da faul değil diye orta hakeme seslendi ama yine de faul çalındı. Yani böyle ufak hatalar gelip kalemizde gol oluyor. Bunlardan dolayı olduğumuzda daha çok üzülüyoruz tabii ki. Mehmet Baransu, seninle başlayalım bu bölüme. Vallahi şöyle, bu kadar kötü giden bir Galatasaray'da Avrupa'dan zaten elendik. Neredeyse sıfır çektik. Yani sıfır da diyebiliriz yani bir puanla. Öyle bir noktada Antep gibi bir deplasmana gidip 3 puan almak, son dakikada atmak ve şu anda lideriz maç fazlasıyla. Ligde tutunmak adına önemliydi. Çünkü aslında yeni tartışmalar falan var ve devamında da başka tartışmalar yaşanacaktı. Bu anlamda biraz dindirdi. Yönetimi biraz rahatlattı. Şu anlamda rahatlattı. Yönetim işte teknik adam ve başka planlamalar içerisine girdi. İşte Hamza Ozca'yla da anlaşacaklar. Öyle görünüyor. Yani hani kesin ama hani artık bir imza atılsın. Ondan sonra bakacağız. Hamza Ozca'nın yardımcıları falan da belirleniyor. Bence önemli bir galibiyetti. Deplasmanda alınması çok daha önemliydi. Galatasaray eğer Hamza Hoca ile yeni bir şey yakalayabilirse, bir hava yakalayabilirse ki Hamza Hoca'nın geçmişte çalıştırdığı kulüpler ortada, başarılı da oldu. Yani Siirt'te yaptıkları ortada, Akhisar'da yaptıkları ortada. İşte milli takıma da gitti o başarısından dolayı. İnşallah ben Hamza Hoca ile farklı bir hava yakalayacağımızı düşünüyorum. Umarım kulüp içindeki sorunları ya da futbolcular arasındaki sorunları Hamza Hoca giderebilir. Çok ciddi sorunlar var çünkü. Bir an önce Burak'la, Selçuk'la taraftarın da barışması gerekiyor. Taraftar Burak'a ve Selçuk'a eleştirilerinde sonuna kadar haklılar. Bakın onu altını çiziyorum. Sonuna kadar haklılar. Son bir yıldır Selçuk'ta bir hiç isim yok. Bak, sonuna kadar haklılar. Bir şey söyleyeceğim. Şey çok hariç pardon, bakın tam, Avrupa'daki şey hariç. Tam taraftar dedin. O zaman taraftarla ilgili devam edelim. Ultraslar dünyada ve Türkiye'de tartışılmaya başlandı yavaş yavaş. Şimdi isterseniz bu bölüme geçelim. O zaman Adnan Aybaba'nın bu aslan figürü de bir parça cevap bulmuş olacak.
Ülkemizde artan sporda şiddet vakaları, özellikle ölümle sonuçlanan olaylarda nedense hep aynı taraftar grubunu hedef tahtasına oturttu. Leeds'te iki taraftarın bıçaklanarak öldürülmesinden 25 yaşındaki Kızıl Yıldızlı Marko Ivković'in yine bıçaklanarak öldürülmesine kadar. Ultra Aslan'ın suç dosyasında bir spor taraftar grubunun asla yapmaması gereken tüm kara eylemler mevcut. Türk sporunun yüz akı Türk Telekom Arena'da meydana gelen şiddet olaylarının her defasında adı geçen taraftar grubunun yer aldığı kuzey tribünlerde gerçekleşmesi de herhalde bir tesadüf değil. Statta bıçaklama, tribünden alkol şişesi atıp masum insanları yaralama ve rakip takım futbolcularının en ağır şekilde sözlü tacizi, özellikle Ultra Aslan'ın lider kadrosunun konuşlandığı bu tribünlerde gerçekleşiyor. Ultra Aslan'ın adının geçtiği son Kızıl Yıldızlı taraftar cinayeti aslında henüz kapanmış bir vaka değil. Çünkü Sırp basını ve Yugoslav taraftar grupları her gün intikam yeminleri etmekte, İstanbul'daki cinayetle ilgili suçlamalarına ara vermeden devam etmekte. Geçen hafta oynanan Galatasaray-Beşiktaş Türkiye Basketbol Ligi maçı öncesi yapılan saygı duruşunda sarı kırmızılı taraftarların protestosu Yugoslav basınında büyük yer buldu. Tüm hafta bu olay ve elinde pala olduğu iddia edilen taraftarın görüntüleriyle Yugoslavya'da özellikle de genç beyinler zehirlendi. Adı şiddetle birlikte anılan bu taraftar grubunun ismi aslında İthal. Özellikle de Avrupa'da ultras örgütlenmesine sıkça rastlanıyor. Irkçılık ve milliyetçiliğin faşizme kayan uç düşünceleri ultras taraftar gruplarının eylem felsefesini belirliyor. Ultras konusunun en fazla gündemde olduğu ülkeler İtalya ve İspanya'dır. Kralcı Real Madrid, İtalyan faşistlerinin desteklediği Roma'nın taraftarları Ultras'ın en tehlikeli örnekleri olarak dikkat çeker. Madrid'de Endülüs bölgesinden gelen Katalanlar, Roma'da ise özellikle yabancı işçi ve siyahi ırk mensupları Ultras'ın ana hedefidir. Real Madrid Kulübü Başkanı Perez bu yüzden Ultras üyelerinin stada girmesini yasaklama kararı aldı. İşte adının her zaman önemli tribün olaylarıyla birlikte anıldığı Ultras taraftar grubunun Türkiye dışına uzanan hikayesi de böyle. Türk sporunun dinamosu olan kulüplerimizden Galatasaray'ın sembolü Aslan'ı da adına ortak eden Ultra Aslan, ne yazık ki bu büyük camia için artık utanç kaynağı olmaya başladı. Ultra Aslan'a gönül veren masum taraftarların çoğunlukta olduğunu ve taraftar örgütlenmesinin gerekliliği gerçeğini de asla göz ardı etmiyoruz. Fakat saf ve temiz taraftarlık duygularıyla gruba gelenleri, çıkar ve nüfus sağlamak için kullanan azınlıktan korunması, aynı zamanda ülkemizde özlemini duyduğumuz spor barışının önemli kilometre taşlarından biri olacaktır. Ve Adnan Aybaba ile başlayalım. Vallahi bende değil, önce bence kralla başlayalım. Aslan biliyorsun, söylemeye gerek yok. Ormanlar kralı. Türk futbolunun kralı. Gerçekten yani metiyeler dizmek lazım. Aslan Avrupa'da Türk futbolunu şanıyla temsil etti. Bize tarihimizde çok önemli bir kupa yaşattı. Bir tane daha kupa yaşattı. Başka kupalar da yaşattı tarihinde, özellikle Avrupa'da. Onun için Aslan gerçekten saygı duyulacak. Gerçek ormanda, gerçek de bizim hayatımızda, yaşantımızda, futbolda saygı duyulacak bir kral. Galatasaray'ı kastediyorsun yani hadi. Kesinlikle Gazi. Yani ben senden hiçbir şey anlamadım. Sen şimdi Fenerbahçe'yi mi, Beşiktaş'ı mı, Galatasaray'ı mı, hangi takımı tutuyorsun, hangi takımlısın? Ben hiç anlamadım seni. Anlamakta zorlanıyorum. Ya bırak da bunun ruhunu,
bunun o değerlerini bırak Galatasaraylı bile sen anlatsın ya. Anlatamaz. Sana ne oluyor anlamıyorum ya. Bir dakika, bir dakika. Sen aslanca biliyor musun aslan dili? Anlıyor musun? Aslan dili yok ki bileyim. Olmayan bileyim. İşte bak anlamıyorsun. Onu bana bırak. Peki. Onu bütün Galatasaraylılar... Aslan dili farklı bir şey. Galatasaraylılar bilmiyor mu bu dilden yani? Yok. Onlar anlamıyor bu dil. Bu dil herkes bilmez. Özel bir tabii. Dil. Mesela Gavur Dağları'nda Toros Aslanı vardı. Sen bilir misin? Bilmez. Yok. Bizim oralarda. Biz onun için biliyoruz aslancayı falan. Sen fazla bizim bölgeye orada gelmeyeceksin. Orada mı öğrendin? Orada mı öğrendin? Baba ben orada öğrendim. Toros Dağları. Tabii tabii. Toros Dağları'nda Toros Aslanı vardır. Maşallah. Bunu da bil yani. Heh. Şimdi bak ben şunu diyorum Lem İçerik. İyi dinle beni. Buradaki bütün arkadaşlar iyi dinlesin. Alparslan Dikmen nur içinde yatsın. Ultra Aslan'ın kurucusudur. Ama Ultra Aslan'ın kuruluş amacı çok farklıydı. İnsanlığa hizmet. Öncelikle Galatasaray'a hizmet. İnsanlığa hizmet. Çok önemli sosyal faaliyetlere gerçekten imza attı. Peki bir şey soracağım. Gerçekten. Peki bir şey soracağım. Buyur Ultrason demek faşist ve ırkçı demek. Bir dakika. Peki nasıl öyle bir şey, nasıl öyle bir şey olur? Bir şey söyleyeceğim sana. Tamam söyle bakalım. Faşist olması farklı, insancıl davranması farklı arkadaş. Hayır, başka bir isim bulamadım Alparslan'dan. Rahmetli bu ismi buldu, onu anlamadım ben ya, şimdi. O buradan girdi. Onu rahmetliye soracaksın şu anda. Ya hayatta yok, bana sorma arkadaş. Ben şimdi bir şey anlatacağım burada, sen devam et ondan sonra. Şimdi diyorum ki ben sana. Alparslan Dikmen bu Ultra Aslan'ı kurduğunda başka organizasyonlar için kurdu. Galatasaray'ın yükselmesi için, sosyal faaliyetler için kurdu. Fakat maalesef bu Ultra Aslan... Değil mi aslan kardeş? Kralım. Sen söyle. Sen ne düşünüyorsun? Sen fikriz. Bak, diyor ki benim gibi aslanı bile diyor oyuncak yaptılar diyor. Bak oyuncak yaptılar diyor. Aslanı bile oyuncak yaptılar diyor. Millet oyuncak yaptılar diyor. Koca aslanım ben diyor. Beni bile oyuncak yaptılar diyor. Bir grup diyor beni diyor aldı diyor. Bu işin ultrası multrası olmaz diyor. Ben aslanım diyor. Ben diyor aslanım diyor. Bak aslan dert yanıyor. Diyor ki benim diyor Galatasaray'ım diyor. Müthiş Galatasaray'ım, efsanevi Galatasaray'ım ne hale geldi diyor. Aslan üzülüyor. Bak aslan oturmuş, Allah aşkına şu Lemi, aslanın şu yüzünün mahzunluğuna bakar mısın? Keyfi yok arkadaş, keyfi. Aslan problemlerden sıkılmış, bunalmış, keyfi yok. Şimdi ben de diyorum ki aslan bana rica ediyor. Sen diyor şunu söyle diyor. Bir kere bu atkı, bu ne arkadaş diyor. Ben bunu kabul etmiyorum diyor aslan. Ben bunu diyor kabul etmiyorum diyor. Ben bunu diyor kabul etmiyorum. Sebebi şu diyor, bu ultrası ne diyor bunun diyor. Ultrası ne diyor? Ben diyor bunu istemiyorum. Ah burada. Bir dakika. Ben diyor bunu istemiyorum diyor. Aslan diyor bir tane diyor. Bunun ultrası yok diyor. Bir dişi aslan var diyor. Bir erkek aslan. Ben erkek aslanım diyor. Ultraya katmayın arkadaş bir şey diyor. Kabul etmiyorum diyor. Ben adam öldüren, insanları bıçaklayan, insanları öldüren benden olmaz diyor. Ben bu kalleşliği, kahpeliği diyor. Kabul etmem diyor. Ben adalet dağıtırım. Arkadaş. Bir kim şey söyle. İddialar var. İddialar vardı. Balansu iddialar var. İddialar var. Balansu bundan önce de kardeşim gözünü seveyim. Taksim'de gelen Galatasaray taraftarı öldürmedi mi? Kimi öldürmüş abi Ultraslan ya? Kimi öldürmüş? Beni öldürmedi ya. İşte kimi öldürmüş? İşte son Sırp olayı. Sırp olayını Ultraslan mı öldürdü? Arkadaş iddialar var diyorum. İddialar sen emniyet i̇ddialar İstanbul var. Emniyet Müdürü'nün açıklamasını duydun şey mu? Sana söyleyeyim mi? İstanbul Emniyet Müdürü'nün açıklamasını duydun mu abi? İstanbul Emniyet Müdürü'nün açıklaması olabilir. Bak ben resmi açıklamalara... İstanbul Müdürü'nün resmi açıklamasını bırak. O kişinin, o şu an tutuklanan bak, kişinin Ultraslan'la hiçbir ilgisinin olmadığını duydun mu? Bak ya sen bunları... Atıyorsunuz ya abi. Sen atıyorsun. Sen atmıyorum abicim ortada. Sen bunları geçeceksin arkadaş. Ortada adam... Koskoca aslan hale bak ne hale gelmiş. Sen hala Ultraslan sanıyorsun. Ne şovu? Dinle. Şovuna evet. Tamam mı? Öyle masum bilmem ne insanları alet etme tamam hangi, mı? Hangi Ultrasan'ı eleştirebilirsin. Ultrasan'ı... Bak Ultrasan'ı eleştirebilirsin ama katliam gibi, evet. Katillik gibi, evet. Katillik gibi bilmem bir şey de evet. Sen Ultrasan'ın ismini... Ya burada, Allah'ını seversen. Bir dakika kamuoyunun önünde evet. Şey yapamazsın atamazsın ne abicim. Ne yaptın? Kimi abi sen bugün, söyle bana abi. Sen bugün aklı Selim. Şimdi Ultrasan. Sen Galatasaray'sın. Bir dernek mi ya da sen, grup mu? Sen Galatasaray'sın değil mi? Tamam mı? Sen Galatasaray'sın. Tutup seni mahkemeye verdikleri zaman sen sen zaten mahkeme değil abi, polisiye sen bir de film ya çevir reklam filmi ya da dizide oyna polisiye mahkeme ya, orada sen yaparsın bak sen yapıyorsun ya, bir zaten şey de sana. Şimdi sana dava açamazsın elinde ne hangi kanıtın var? Bana sana bir şey diyeceğim. Hangi kanıtı bu var? Kim? Ben şimdi bu kanıtları burada mı açacağım? Ultrasan başkanı mı öldürdü? Bak ben sana bir şey diyeceğim. O mu talimat? Arkadaş, onun için bir grup mu verdi? Bunlar Ultrasan grubundan bunlar, mı verdi? Bunlar Galatasaray'ı bozdu bitirdi. Aslan bile dert yanıyor. Ormanlar kırıl aslan, aslan diyor ki ben diyor ultra mutra kabul etmem. Aslanım diyor arkadaş. Bunlar diyor ben... Kızıyor. Ne konuşuyorsun? Kızıyor. Ne diyor Adnan? Ne kızıyor, sinirleniyor ya. Ne diyor aptal aptal konuşmayın diyor.
Sana diyor, kendi sana. Ne oğlum bana da, ortaya konuşuyor. Aslan ortaya konuşuyor. Aslan delikanlıdır. Aslan adam bıçaklamaz. Aslan insanları öldürmez. Sen Beşiktaşlısın. Aslan delikanlıdır arkadaş. Hakimdir her şeye. Reistir, imparatordur, kraldır. Sakin. Sakinim. Ne sakin olacak? Şimdi sakin değilim işte. Ne sakin? Adam ölmüş, sakin diyorsun. Sakin. Bir şey diyeceğim ben sana. Sizin yıkılan İnönü stadınızda. Ne olmuş? Bir dakika. Tribünde. Evet. Cinayet işlendi mi? Ya arkadaş oldu da. İşlendi ya, mi işlendi mi abi? İşlendi. Bak, tamam. Bak. Sizdeki cinayetleri sen anlat. Bir tane oldu. Sizde maşallah destan oldunuz arkadaş. Yok hiç öyle bir şey. Bak nasıl İngilizler öldü mü Taksim'de? Ya arka bu başlıyor. Ben stat dışında yaşanan bir şey olaylar. Allah Allah ya. Bir dakika bir şey sor. Bir dakika Mehmet abi. Eleştirirsin. Bir dakika dur. Sana bir şey soracağım ya. Eleştirirsin. Ya bir dakika dur. Olsun. İşte katil. Ya bir dakika bir şey soracağım sana. Müsaade et ya. Bir şey soracağım. Merak ettiğim için soruyorum. İki tane İngiliz taraftar. Evet. Allah rahmet eylesin. Tamam mı? Bir tane Fenerbahçeli taraftar. Allah rahmet eylesin. Ne zaman? Nerede? Hangi olay? Efendim? Hangi olay abi? Işte, Mecidiyeköy'deyim. Mecidiyeköy'de evet, olmuş. Hatırlamıyor musun? Bir dakika. Hatırlamıyor musun? Leeds ayrı. O Leeds ayrı. İki tane. Orada iki tane. Bir tane Fenerbahçeli taraftar. Hangisi abi o? Şu bilet olayı az yıldırımı söyledi mi? Uçuklandı abi. Sonra gençlere başladı. Yok ya Mecidiyeköy. Şey, Burak. Ha. Rahmetli Burak. Anladın mı? Hı-hı. Burak öldür. Burak şey diyorsun maçtan sonra. Maçtan sonraki. Maçtan sonra. Ha ya. Fenerbahçe tarafı. Yaz tabi yazar mısın? Şimdi bir dakika. Bağırmadan hep birlikte konuşuyorsunuz. Ama hep birlikte konuşuyoruz çünkü Mehmet durmuyor yani dinlemiyor. Dinlemeyi bilmeyen bir adam. Anladın mı? Şimdi bak arkadaşım. İki İngiliz. Bir tane Fenerbahçeli. Bir Sırp. Anlatabiliyor muyum? Dünyaca ünlü bir Galatasaray. Çok önemli bir kulüp. İyi bir kulüp. Ve bir sürü taraftarına baktığın zaman bir sürü ölümsel ve cinayet olayları var. Şimdi bu ultra aslan olmuş, ultra bilmem ne olmuş hiç fark etmiyor. Mühim olan Galatasaray taraftarı. Galatasaray taraftarının içindeki bu insanları tasvip ediyor musun sen? Heh, şimdi neyi savunuyorsun abi, burada? Ultra aslan diye değil, Galatasaray'ı bitti lekeleyen mi olayı anlat bana. Hemen sana bir soru daha. Mezar taşı. Bitti. Abi bir dakika. Ben sen söyledin Selçuk'a mezar taşı görüyorsun. Ya lütfen. Senin maçına Selçuk'a gidiyorlar. Selçuk'a mezar taşı ya. Avrupa Kupası maçına gidiyorsunuz. Mezar taşı koyuyor Selçuk İnan'a. O futbolcudan hayır mı gelir be? Bunlar taraftar mı? Sen bunu mu savunuyorsun? Ya, onu savunuyor. Beni ilgilendirmez. Benim hoşuma gidiyor. Onu savunuyor abi. Soru soruyorsun. Çok cevap ver. Cevap. Buyurun. Şimdi dinlemeyi bilirseniz cevap vereyim hemen. Tamam, ben hiçbir zaman burada. 3 ay sürmesin. Ben hiçbir zaman burada ne küfrü, ne hakareti, ne ahlaksızlığı, ne de bu cinayet, böyle bu tip şey cinayetleri savunmadım, tamam mı? Bunları savunacak da insan değilim. Siz bunun sorumlularını bulursunuz ve şeye verirsiniz. Al bak Selçuk'la ilgili bir şey. Fatih'e diyor. Burada bir ironi yapmış. Evet. Böyle ironi mi olur? Bunu kim yaptı? Ben mi yaptım? İroni Nişan mi? Yaptı? İroni mi? Ya kendilerince ironi yapmışlar. Kendilerince bir ironi yapmışlar. Sağlıklı ama mı? Hiç sağlıklı değil. Bak koskoca bakın. Galatasaraylı Hıncal Uluç. Ayıp ya vallahi. Yarım sayfa yazı yazdı. Yazık. Galatasaray taraftarı böyle olmamalı. Galatasaray abi, taraftarı değil bunlar. Doğru söylüyorsun. Bugün Galatasaray ne çekiyorsa taraftarından çekiyor diye yazıyor. Sen kalkmışsın burada borazancılık yapıyorsun usta ya. Ayıp ya. Vallahi ben hiç daha şu ana kadar cümlelerim içinde borazancılık yapmadım senin gibi. Hayır ne bileyim benim yani. Ben ultrasını söylemiyorum. Burada ironi yapmaya çalışmıyorum. Bak öldürenleri bak, söylüyorum. Tek tek gidelim. Selçuk'la ilgili ironi yapmaya çalışırken baltayı taşa vurmuşlar. Böyle bir şey olmaz. Selçuk böyle eleştirilmez. Başka şey de böyle var. Böyle bir şey de olmaz. Böyle bir şey olmaz. Başka Selçuk. Burak da var. Burak'a ölüm da var. Tarihi ve işte El Fatiha. Burak'a da böyle, var. Böyle bir tepki olmaz. Bakın böyle bir tepki abi olmaz. Abi almayın bu grubu sana. Olmaz. Ultrasını sana sokmayın sakin arkadaş. Sokmayın sana. Ya bunun ultrasını. Real Madrid yaptı işte. Ya bir dakika bir dur abicim. Bir Real dakika, Madrid dur başkanı yaptı bak, arkadaş. Sen. Sokmayın sana ultrasını. Niye sokuyorsunuz? Şimdi, sen şeydeki olay. Otobüs durağındaydı yanılmıyorsam. O Fenerbahçeli. Edirne Kapı'daki o olayı. Sen şeydeki olayı, basketbol maçındaki Sırp olayını eğer tutar ultra aslan dersen, elinde bilgi belge olmadan eleştirirsen, benim karşı çıktığım nokta bu. Ben hiçbir zaman oturup cinayeti savunamam. Bir iddia bakın, diyorum bak. Savunmam. Bir iddia abi var. İddia ediyorsan bu alttaki gelişmelere bakacaksın. Emniyet yakaladı, mahkeme birini tutukladı. İstanbul Emniyet Müdürü açıklama yaptı. Ultrasan'la ilgisi olmadığı, başka bir grupla ilgisi olduğu söylendi. Hatta Emniyet Müdürü işte maça gitmeyen ama pikniğe gelen insanlar dedi. Tamam böyle mı bir şeyse inanıyor musun dedi arkadaş? Ya bu açıklama şey alt yazıya dikkat çekiyorum bu arada. Fenerbahçeliler ekran başına. Büşah Gencer'den büyük bir haber var. İnanın bana ne olduğunu ben de bilmiyorum. Büşah Gencer ne zaman vereceksiniz bu haberi? Şimdi toparlıyorum. Vereceğim. Peki. Şimdi bak, şeyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Baransu bitirsin söyleyin tabii. Şöyle. Ben hiçbir zaman sizin gibi işte
mesela küfrü, Volkan Emre, şimdi yine şey yapmayayım ama onların yaptığı ahlaksızlıkları, onların yaptığı çirkeflikleri, kötü şeyleri savunmadım. Savunamam da. Tamam, anlatabiliyor muyum? Ama oturup da yani işte ortada bilmem ne yokken ya da işte Kadıköy yandı. Kadıköy yaktılar biliyorsunuz. Şey geldiği zaman, tamam, biliyorum. Şaktar Donetsk geldiği zaman maç yarıda kaldı. Tasvip ettik mi abicim? Maç yarıda kaldı, neler olduğunu gördük. Kabul ettik mi? Bir dakika, bir şey demiyorum bak, neler oldu. Sizin seyirci stada girdi. Bizim üzerinde durmamız gereken nokta bu. Siz eğer bakın hep şunu diyorum. Bakın cezalandırmıyoruz. Siz şike yapan bir kulüp başkanını cezalandırmazsanız, siz küfreden bir futbolcuyu cezalandırmazsanız. Adam içeride yattı kaç yıldır? Az yıldırım kaç yıl içeride? Siz, ölene kadar mı yattı? Bir saniye. Siz, yatmadım. Ya, hapis yatmadım. Ya cezalandırmadınız. Ne demek cezalandırmadınız? Ya cezalandırmadınız. Hapiste kaç yıl kaldı? Baransu sen bu işi bilen adam değil ki dolaşıyorsun. Bu adam halen daha. Arkadaş, ölene kadar mı yatacak? Bu adam halen daha. Bugün alnında o lekeyle. Halen daha. Bir dakika abicim. Alnında o lekeyle halen daha orada oturuyor. Protokol tribünde oturuyor. Ömür boyu futboldan men etmeniz gereken adamı. Ben hapisten bahsetmiyorum. Adnan hapisten bahsetmiyorum. Ya. Ömür boyu men etmen gereken adamı sen savunursan, şikeyi savunursan federasyon olarak. Örgüt liderleri affediyor arkadaşım, ne yaptın Bursa sen Fenerbahçe ya? Maçında senin Kazım, rahmetli Kazım. Nur için yaz. Kazım Kanat abi. Nur için yaz. Dünyada. Yıllarca şunu savundu, söyledi. Ya, yanlış yaptıklarını ama işte Bursa Beşiktaş maçı, bıçakların dönerlerin gittiği, kulüp başkanlarının gidip tamam. insanları çıkarttı. Siz bunlara ceza vermezsiniz bakın. Sırplı da öldürülür. Yarın başka bir şey de olur. Öteki cinayetler de işlenir. Versinler. Bunun biz, işte bunu biz hayır diyoruz arkadaş. Sen Aziz Yıldırım'a ne takıyor şimdi? Bu abiciğim bak. Faşist bir grup ya. Beni konuşturma ya. Faşist. Ya nereden bu? Nasıl sözlerine dikkat edin? Zaten ismi öyle. Niye sen? Ultra aslanı ne? Ya arkadaşınla sana. Ultra aslanına. Sen senin geçmişte bir şeyin mi var ya da bak, sana ne yaptılar? Bak sana bana değil Türk futbolunda Galatasaray. Ne yaptılar abi? Aslan'a yaptılar. Hiçbir şey yapmadılar abi. Aslan'ı bile adını ya ultra yaptılar ya. Normal aslan ormanlar kralı. Bana bir ormanlar kralı. Aslan ultra abicim, yaptı. Bak her sarı ne kırmızı forma abi? Giyen, her sarı kırmızı forma giyen ultra aslan değildir. Bunu bil. Tamam? Galatasaray'ın o tribünlerde 7 tane grup vardır. Bunu bil. Tamam? Ya bir şey ultra aslan şu anda kale arkasında meşhur şovları yapan arkadaş. Bu tür futbolu bu gruplardan çekti. Kaptan olur. Gözünü seveyim senin. Sizde ultra aslan, sizdekiler cinayetle geçiniyor. Abicim yok bana isimler farklı. Yok diyorum. Trabzon'dakiler başka. Ben de sana diyorum başka. Ki bak abi. Bak, bak milyonlarca üyesi olan, milyonlarca üyesi olan bir yapılanmayı sen eğer suçluyorsan önce bileceksin abi. Bilmen gerekiyor. İzin verir misiniz? Ultras ne demek? Bunu anlatayım ondan sonra siz devam edersiniz. Ultras, endüstriyel futbola karşı olan taraftarların oluşturduğu Avrupa ve Güney Amerika'da yaygın olarak bulunan taraftar grupları. Ultras ilkeleri temel. Ultraslar takımın deplasman maçlarından bile takımı için tezahürat yapar. Deplasman, mevsim zorlukları veya uzaklık onlar için aşılmayacak şeyler değildir. Ultraslar taraftarları bağımsızdır. Kavga karşıtı olan gerektiğinde takımı için ölümüne savaşan taraftarlardır. Politik duruşlarına gelince bunu özellikle vurgulayarım tırnak içerisinde. Belki futbolda yeri yok ama tartışmaya açıklık getirsin diye okuyorum. Genel olarak bu gruplar Che Guevara, Orak Çekiç ve anarşinin sembolü olan A harfi gibi sembolleri renk olarak da siyahı ve sosyalizmi simgeleyen kırmızı renkleri i̇şte kullanırlar. Söyle, bu doğru bilgi, değil. Onu söyleyeyim. Onu şekilde. Onu doğru değil. Ultras'tan şu anda iktidara Hayır, Ultras. Ben Ultras'ı yapıyorum. Ultras'tan konuştum. Ben yani, Ultras'ı konuştum. Ultras'tan eğer, Ultras'tan da ona benzer açıklamaları var da. Ultras'tan da, biz şu anda Ultras'tan'ı konuşuyoruz. Ultras o yurt dışında yapılan eylemler, o başka bir şey. Adnan Ultras'tan dediği için hayır, konuşuyor. Ultras'lardan tartışma geldi. Anladım. O yüzden. O şeyden Ultras'ın manasını söyledi. Devrimci rolü bir anladığım kadarıyla devrimci rolü bir anlayışı belirtmiş. Wikipedia'dan okudum. Şöyle bir şey, ya şöyle ben onu şöyle söyleyeyim. Biraz önceki açıklamaları Wikipedia'dan okudum. Çarşı grubuna karşı, 1453 diye bir şey icat etti ya iktidar. Evet. Sonra işte o stada girdiniz falan. Çarşı grubunun üzerine yıkacaktınız da sayemde çarşı grubu gece... Bana diyorsun be iktidar mıyım ya? Ya neyse sayemde o olimpiyat stada Galatasaray maçına girdiler ya. O 1453 bilmem ne grubu. Sayemde bütün AK Parti Küçükçekmece ilçe teşkilatındaki yöneticilere varıncaya kadar sahaya fotoğrafları tek tek koyup oradaki şeylerini yönetim kurulu listelerini internetten bulup koyunca operasyon çöktü. Melih Gökçek operasyonun başındaydı, çökerttirdim ona. Melih Başkan yaptı, beni de aradı. Beni aradı geçen gün. Tamam ya. Ne günahına giriyorsun Melih Gökçek'e? Kendisi yaptı, tweette yazdıkları ortada ya. Adnan bilip bilmeden konuşma tamam mı? Sen cahilsin. Sen de futbolun cahilsin. Bak abi, şimdi Ultras'tan da şu anda, hükümete yakın durduğu için
hükümete yakın durdu. Ultras'la biraz ters. Ultra Aslan'a farklı bir yapılanma olarak aslında çıktı ve göreceksiniz muhtemelen de o noktaya doğru gidecek yani. Onu da söyleyeyim. Hem şimdi de şunu söyleyeyim bakın. Her sarı kırmızı forma giyen Ultra Aslan değildir. Çarşı grubu bundan en fazla rahatsız olan çünkü her şeyi çarşıya mal ediyorlar. Çarşının grubunun da şeyleri belli. O yüzden arkadaşlar şunu her siyah beyaz ya da çarşı flaması taşıyan şey çarşı grubuna ait değilse her sarı kırmızı forma giyen de Ultra Aslan grubuna ait değil. Bunu bilelim yani. Şimdi şununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu Selçuk'la ilgili o pankart arasında arkadaşa sormak istiyorum. Ya sizde hiç sıkılma, biraz ağırlama, utanma yok mu? Galatasaray taraftarı olarak şunu oraya nasıl çıkarırsınız? Selçuk bir defa efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, spora alaka kültürüyle, iki yıldır Galatasaray'ın o şampiyonla katmış olduğu büyük katkılarla, milli takımda vermiş olduğu emekle ve mükemmel bir ortaya performans koyarken ve siz bunu yıllarca alkışlamışken Selçuk ne yaptı da yani siz bu arkadaş için, bu kardeşimiz için bu kadar çok ağır orada bir pankart taşıdınız. Hiç yakışıyor mu size? Yani bu insanın biraz kıyaslarsak, biraz bir Emre'ye bakın, bir de Selçuk'a bakın. Bir defa Türk futbolundaki yetişen bütün gençlere, bütün çocuklara örnek verebileceğimiz en iyi insan, en iyi futbolcu, en ahlaklı futbolcu Selçuk, sizin yaptığınız işlere bak. Şu Galatasaray taraftarına bu iş yakıştı mı? Ve sizin gidip çok büyük pankart yapıp, gidip o taraftar olarak gidip o Selçuk'tan özür dilemeniz gerekiyor. Ben şurada şunu söyleyeyim ki, yıllarca top oynadım, böyle bir hakaret görmedim. Yani biraz vicdan sahibi insanlarsanız Selçuk'un hakkını verin ya. Ayıptır yani. Bir tarafta bakıyorsun hakemlere, rakip takım hocalarına, gazetecilere küfür eden bir insanı taraftarı nasıl karşılıyor, nasıl destekliyor? Siz Selçuk gibi bir insana bunu yapıyorsunuz ya. Yani bu kadar insafsız olmayın ya. Hiç Galatasaray taraftarına yakıştı mı? O yüzden Galatasaray böyle kısa sürede dağılacaktır ve dağılmaya devam edecektir. Sizin gibi böyle taraftar içerisinde provokatörler olduğu sürece haliyle bunlar devam edecektir yani. Ben ya. Lemi'ye katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Ben Selçuk'u en fazla eleştirenlerden biriyim son bir yıldır. Evet kupa kazandırdı. Çok iyi oynadı ama son bir yıldır. Özellikle geçen yılın ikinci yarısından itibaren Selçuk'a çok büyük bir düşüş var. Hatta iniş çıkış bile değil. Yani hani tek bir çıktı bak, şöyle bak, iyi oynadı maçta. Anlatayım. Selçuk'u eleştirebiliriz. Ben yer mere geçeceğim abi. Yok yerinde oynamıyor da pas veremiyor. Hayır, anlatayım. 5 metre pas veremiyor. Ben hani onu kabul etmiyorum. Yerinde oynamıyor. Selçuk'u şöyle geçeyim. Hiçbir şimdi taraftar eleştirebilir bir futbolcusun ama bu kadar ahlaksızca bir şey yapamaz. Yani bir mezar taşı hazırlayıp işte üzerine Selçuk'un doğum tarihi, ölüm tarihi yani bir şey yapıp sana katılıyorum. Yani bunu yapanların Selçuk'tan bir an önce gönlünü almak için nasıl bir özür dilemeleri gerekiyorsa öyle bir özür dilemeleri. Sevgili seyirciler, Fenerbahçeliler ekran başına yaklaşık 10 dakikadır sürekli olarak bu altyazı geçiyor. Büşak Gencer'in önemli bir haberi var. Biraz önce söylemiştim, ne zaman bu haberi paylaşacaksınız diye hazırlıyorum, tamamlamak üzereyim demişti. Biraz önce tamamladığına dair bir işaret aldım kendisinden. Hazır mısınız Büşak Bey bu haber için? Hazırım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe maçının son dakikaları. Yaklaşık işte bu arada Emre'nin de kırmızı kart görüp oyun dışı kaldığı dakikaların sonrasında Aziz Yıldırım maçı izlediği yerden müthiş bir isyan ediyor. Böyle bir bağırıyor, çağırıyor, sinirleri statta mı, stat dışında mı? Düşen. Merak ettiğim için söylüyorum. Adana'da şeyde kebap yerken yapmış. Abi, ne alakası var şimdi? Statta diyorum, maçı seyrederken diyorum yani, değil mi? Yanında da yani yanındaki insanlar bunu duymuşlar. Ondan sonra ve bağırıyor, isyan ediyor. Ben diyor Mayıs ayında bu takımı şampiyon yapacağım ve bu başkanlık olayını noktalayacağım. Yeter artık diyor. Yeter, ayıp, yazıklar olsun diye bağırıyor ve bıktım diyor, usandım. Artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Türkiye'de futbol artık istenilen yönde gitmiyor diyor. Ne olursa olsun yürümüyor hiçbir şey diyor. Bizim içimiz yani içeriye de isyan ediyor, dışarıya da isyan ediyor. Aynaya Mayıs'ta, baksın, Mayıs'ta, aynaya bakmak aklına gelmiyor. Mayıs'ta diyor şampiyon yapacağım ve bırakacağım, gideceğim diyor. Bunu yanındaki bulunan 4-5 arkadaş duyuyorlar. Ondan sonra başkanı sakin et efendim. Yöneticiler mi? 5 yanında kişi. Arkadaşlar diyelim. Daha hiç şey yapmayalım. Üstüne gitmeyelim tamam. Fazla. Bu arada bir haber daha var. Onu da verelim. Aziz Yıldırım bir açıklama yapmıştı. Geçenlerde bir haber
haberdi yani daha doğrusu. Orada diyordu ki işte bir sezon daha duracağım. Ondan sonra bir sezon sonra bırakacağım diyordu. Bir dönem. Ha, bir üç dönem. Yıllık. Bir dönem diyordu değil mi? Doğru. Bir dönem 3 yıl oluyor. Yani 20 yılı tamamlayacağım evet, şimdi diyor. 63 yaşında değil mi? 66 yaşında bırakacağım demek istiyor. Şimdi davayı bekleyecek diye biliyorduk biz. Benim de bildiğim davayı bekleyecekti. Ama bugün davayı mavayı beklemeyecek. Hiçbir şekilde dava mava beklemeden Mayıs'ta şampiyonluktan sonra bırakacağını resmen statta bağıra 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 herkese isyan edeye de söylemiş. Bu arada ben girebilir miyim? Yani ben sen haber daha bitmedi. Bitsin de arkadaşlar sabırlı olun biraz. Tamam siz de sakin olun lütfen. Ondan sonracıma söyleyeyim. Bu arada çok enteresan bir şey daha var. Bu haber yalnız. Orada kendisi ağzından, Aziz Yıldırım'ın ağzından gelen bir şey değil bu. Sana bunu söyleyen kim Büşar Bey? Yanındakinden biriyle mi görüşün? Yani duyanlardan biriyle mi görüştün? Bir haberime sakin olabilir misin? Abi biraz? Soru soruyorum. Yok, eleştirmek bitsin, için değil her şeyi eleştiriyorsun abi. Abi. Bunu seyirci susun. Gazeteci ve seyirci de şu an merak ediyor. Ne kadar haber doğru bitsin. Ne kadar değil. Ya cidden bak, her şeyi üzerine alınıyorsun ya. Bu ne iş ya? Konuşmayalım o zaman. Abi soru sormayalım o zaman. Arkadaşım. Böyle bir şey var mı ya? Haber bitti mi? Ha, ben sana soru soruyorum. Bunu bitirdiğin için başka bir şeye geçiyorsun geçme diye. Yani sağlam bir kaynak. Anlatacağım hepsini birden. Sabahtan beri birileriyle görüşüyorsun. Yani biz konuşurken birileriyle görüşüyorsun. Önemli olduğunu da biliyorum. O yüzden soruyorum Mehmet, ya. Mehmet toplu cevap vereceğim. Her şey yani toplu değil yani her şeyi de yanlış anlama. Bir müsaade edersen toplu cevap vereceğim. Allah için bir sakin ol bitirelim. Bu başka bir şey. Başka bir haber. Yalnız bunun iddia olduğunu biliyorum. Buna pek fazla şey yapamıyorum. Arkasında durur muyum duramaz mıyım onu bilemiyorum ama ben haber olarak duyduğumu söylemek zorundayım. 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olarak devreye gireceği Aziz Yıldırım'ın bunu da yakınlarına söylediği belirtiliyor. Ancak bu bir iddiadır. Bu iddianın da çok fazla şey yapmayalım, üstüne gitmiş olmayayım. Belki partisi değildir, belki siyasete girmez, etmez, onu bilemiyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili olarak devreye gireceği 2015 seçimlerinde bu olayı gerçekleştireceği söyleniyor. Şu anda Kadıköy'de en çok konuşulan olay. Çok uzun stad olayına gelince buyurun. Sorun. Ben size istediğiniz ben sana şunun için söylüyorum. Yani her şeyi o kadar çok böyle olumsuz anlıyorsun ki. Yani her şey hayır, sana karşı değil. Da ha, çünkü sen başka bir şeye geçeceğim deyince ben geçmedim, de geçme. Aynı şey, i̇şte hayır. Hayır yani başka bir konuya. Yine Aziz Yıldırım'ın İşte anlamıyorsun. Anlamayan değil. Ben değilim. Değil demek ki sizsiniz. Evet buyurun. Neyse. Buyurun. İşte programda ya, o kadar programcılık da yaptım. Bilmen gerekiyor ama. Neyse. Sen mi konuşuyorsun? Ben sabahtan beri hani görüşüyorsun birileriyle. Onun için sordum. Yani hani bırakacağım lafı şey mi yani gerçekten hani o orada bulunanlardan biriyle mi görüştün ya da Aziz Bey biliyorsun böyle kızdığı zaman ya da hep diyorsunuz işte şekeri fırladığı zaman kızar sinirli halde bir şey söyler falan bağırır çağırır ya da işte bırakıyorum der. Öyle bir şey mi ya da devamında bir şeyler olmuş mu yani hani gerçekten hani kafasına koyup da sinir haliyle mi yoksa devamında da başka bir şey olmuş mu yani sakinleştikten sonra da devam etmiş mi buna? Şimdi şöyle söyleyeyim şekeri falan artma değil bu. Sinirlenme var tabii ki bir sinirlenme var. Bir Emre orada takımı 10 kişi bırakıyor. 2-2'den sonra oluyor değil mi bu? Hayır. 1-1'ken Emre'nin atılmasından sonra son dakikalar diyorsun. İşte 85. dakikada falan ha, oluyor. 87, 88'de patlama noktasına geliyor. 2-1'de olduktan sonra iyice infilak haline geliyor. Ve bas bağırıyor oralarda. Yani sinirli bir şekilde bas bağırıyor derken adamcağız da şey duruma düşürmeyelim. İsyan ediyor yani. Anladım. İsyanı tabii ki yüksek sesle oluyor. Bırakacağım ben bu işi diyor. Mayıs'ta ama diyor ne olursa olsun Mayıs'ta şampiyon yapacağım ve ben bu işi bırakacağım. Başkanlığı bırakacağım. Yeter artık. Ayıptır arkadaş. Bu nedir ya diyor. Bıktım usandım artık diyor. Yani bunu söylerken de şunu anlatmak istiyorum. Bir, geçen hafta ben Aziz Yıldırım davadan sağlıklı bir şekilde beraat edip gidecek diye, bırakacak diye bir şey söyledim. Hı hı. Hafta ortası bir haber oldu. O haber sırasında, o haber bölümünde dediler ki bir dönem daha yapılacak, devam edecek diye Aziz Yıldırım'ın ağzından böyle bir şey çıktı. Şimdi bu yeni çıktı ama ortaya bir şey çıktı. CHP'den milletvekili dedikodusuyla bu birleşince, anlatabiliyor muyum? Usandım, bıktım. Mayıs'ta şampiyon yapıp bırakacağım. Seçimlere de hazırlanıyorsun. 2015 Mayıs'ta da bıraktığın zaman, takım şampiyon olduğu zaman olaya da gidebiliyorsun. Davada zaten devam edebilir, etmeyebilir. Davada efendim dava düşebilir, tapeler yüzünden küt diye dava düşebilir, bir şey olabilir. Hani ben
birdenbire bununla ikisini birleştirince gelen haberlerden ortaya şu çıktı. Az Yıldırım anladığım kadarıyla bu sezon sonu yok. Yani sezon sonundan sonra yok. Ben yorumumu yapabilir miyim? Ben yapayım Mehmetciğim. Müsaade ederse ben yapayım. Sabahtan beri sen yapıyorsun. Müsaade eder misin? Yap, ben de kendi yorumumu yaparım. Kısa söyleyecekse tamam, sen yap. Beklerim, çok sabırlı. Sen yap, ben yapacağım. Ya yazık günah, yemeğimi yiyorsun. Rahat rahat konuş. Ya Allah, bugünleri de gördük ya. Çok kibar, evet güzel, teşekkür ederim. Rica ederim. Birincisi şu. Yorum mu, soru mu? Hayır. Yorum. Ben yorum yapıyorum. Ben de yorum yapacağım. Yani senin sayın, laflarınızın üzerine, bilgilerin üzerine. Sayın Başkan, Fenerbahçe tarihine kendince büyük katkılar sağlamış gerçekten. Tesisler adına, amatör sporcuya verdiği destekler adına. Yani çok şey yapmıştır, doğrudur ama eğer Türk futbolundaki kirlenmişliği ve Türk futbolundaki geri gidişi, taraftar azalmasını, Türk futbolunun ilerleyemeyişini düşünüyorsa aynaya baksın, kim yaptığını birinci derecede görecektir. Önce kendisi bir aynaya bakacak. İkincisi, federasyondaki bütün kurulları nasıl ele geçirdiğini, nasıl bunları kendine olması gerektiğini, hakkaniyetli, adil ve herkese eşit davranan bir federasyonun olmaması gerektiğini, hep Fenerbahçe'nin yanında olması gerektiğini hep beraber yapmış olduğu tüm görüşmelerde, bütün telefon konuşmalarda ortaya çıkmıştır. Bununla beraber milletvekili olacakmış. Bana göre olsa olsa AK Parti... İddia ama bu, iddia. AK Parti'nin ben milletvekili olacağını söyledim daha önceden. Yine i̇ddia. Aynı iddiadayım. yemiş olduğu büyük cezayı aşağıya indiren bu hükümet, hala şike yapmış, küme düşünmesi gerekiyor ve kupa onun müzesinde duruyor. Baktığın zaman yine vermeyenler bu kupayı ve Fenerbahçe'ye küme düşünmeyenler ortada. En son Fransa'dan gelişinde Sayın Mahmut Uslu'yla Rıdvan Hoca'nın görüşmesinden sonra tamam gelsin biz tekrar yargılayacağız onu, içeri sokmayacağız diye güvencesini veren ortada. Ben anlamadım, niye CHP'ye gitsin, AK Parti'ye gitmiyor da CHP'ye gidiyor, onu da anlamış değilim. Orada bana göre bir şey var. Sana ne adamın partisinden ya? Şey var orada yani, bir sağ gösterip sol vuruyorlar. Yani ya orada sana bir ne şey partisinden? Sen dedin diye AKP'ye mi gitmeli? Bir de şunu da söyleyeyim. Bakın, en kısa sürede Fenerbahçe ile Emre'nin yolları ayrılacaktır. Yıl sonunu bulmaz. Tabii. Yıl sonunu bulmaz. İki yıl içerisinde Volkan futbolu bırakacak, kaleci tabii. Volkan. Bir yıl içerisinde de Emre ile Fenerbahçe'nin yolları ayrılacak, buraya yazıyorum. Göreceksiniz. Evet, evet. Ve bunu da... yıl sonunu bulmaz, bir yıl içerisinde dediğin, 3-5 ay içerisinde. Tabii tabii. Yıl sonunda kesin ayrılık gözüküyor. Bu senenin sonunda. Evet, anladım. Bana göre... Ben de hiç böyle olmaz diyorum. İddiaya girelim mi sanırım sezon sonunda zaten sözleşme bitiyor. Fenerbahçe yani. Taraftarı, Fenerbahçe taraftarının %80'i Emre istemiyor. İddiaya girelim mi? İddiaya. Efendim? Tamam, şimdi ben yorumumu yapabilirim. Senin söylediklerini hiçbir şey olmayacak. İddiayı dinleyelim. Ben istersen gel bir gravatına iddiaya girelim burada. Hiçbir olmayacak. Buyurun. Neyse. Ne dersem, ben ne dersem çıkıyor. Şu programlarda hiçbiri Allah, çıkmadı Allah ya. Allah'a şükür ki. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Allah'a şükür. Hiçbiri çıkmadı. Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor. Allah'a şükür. Allah'a şükür ki şu Allah televizyon şükür. Programlarında ta son başından bu zamana kadar ne dersem aynen çıkıyor. Evet, evet, çok çıkıyor, doğru. Bunu bahsizi bekliyoruz, sonra ben konuşacağım değil mi? Ha, tamam. Sadece. Ben hemen şeyi söyleyeyim. Yani Büşah Bey'in belgesi önemli. Sonuç olarak haber ama... Ben Aziz Yıldırım eğer mahkemeden garanti almadıysa, Sayın Başbakan'dan, pardon Cumhurbaşkanı'ndan garanti almadıysa, ki alıp geldi, maalesef yargımız da o hale geldi. Garanti almadıysa, böyle bir açıklama yapacağını zannetmiyorum, muhtemelen garanti almış gibi görünüyor. Yani mahkeme sonucunda kendisi lehine bir karar çıkacağını şimdiden herhalde tahmin ediyor. Onun garantisini aldı, bırakacak. Çünkü... mahkeme devam ederken asla Aziz Yıldırım şeyi bırakamaz, başkanlığı bırakamaz. Eğer aleyhine bir şey olursa, ceza alacağını hissederse, buradan da Büyüşah Gencer'e katkım olsun, siyaset anca öyle girebilir, onu söyleyeyim. Çünkü şu açıdan CHP daha önceden Aziz Bey'le görüştü. İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığı için bir istemedi, temas kurdu. Istemedi. Söylediler ama Aziz Bey hiç şey yapmadı. İşte Kadıköy dediler. Bir vekillik zamanında da onlar konuşulmuştu ama yanaşmadı. Ben Lemi'ye şöyle katılmıyorum. Aziz Bey AK Parti'den şey olamaz, aday olamaz. Onu söyleyeyim. Çünkü şunun için aday olamaz. Fatih Hoca olur mu? Fatih Hoca olur mu? Olabilir. Fatih Hoca belki olabilir. Spor bakanı ona da ihtimal vermiyorum da. Geleceğin spor bakanı. Fatih Hoca'ya, tabii bir şey söyleyeyim bir saniye. Fatih Hoca'ya spor bakanı olacaksın derlerse AK Parti'den aday olabilir. Onu söyleyeyim. Ama Aziz Bey şöyle olmaz. Kendisi istemez. AK Parti ile isminin anılmasını istemez. Bakın, ne var abi AK Parti ile bir şey söyleyeceğim. AK Parti ne var ya? Neden istemez? Ya arkadaş bak Mehmet.
Sen şimdi bir Cumhurbaşkanı'yla... Ya bu AK Parti kötüleme anlamında o değil. O anlamda siz AK Parti'nin... Abi şimdi ben Lemi'ye desem ki gel AK Parti'ne adayı ister mi Lemi? İstemez. Ya niye olmasın Allah Allah. Bir şey. Ayrı abi istemez. Sen, ya abi, arkadaş. Sen herkesi siz kendin gibi zannetme. Çok uçlara yiyorsun. Sen uçlara. Adnan. Bak, siz ülkeyi sen senin gibi de... Sen herkesi kendin gibi zannetme ya tamam mı? Ya neye gitsen beni gibi yani, keşke demokrat olsa. Benim olayım. Adım Adnan sana ben de sen demokrat demokrat. Ya sana vekillik vereyim. Sen demokrat değilsin abi. HDP'den vekil olur musun Adnan? Arkadaş sen ne bir ya şey Ya HDP'den sorarsın? Olur musun ya abi? Ya bir şey söyleyeceğim. Olur musun? Ben sana soru soruyorum. Hani şey HDP'den olur musun abi? E şimdi bu benim... Olur musun olur. Abi? Ben de sana diyorum. Gerekirse de olurum. Ne olmuş abi? Sen olursun. Olay... O ayrı bir şey. Sen, ne olmuş yani HDP? Sen fırfırsın şey mi? Abi. Fırfır mı? Fırfır olduğu yani için... Yani HDP'liler şimdi bu ülkede virüslü mü? Değil abi. HDP'yle ilgili fikirlerini bildiğim için. Onlar da vatandaş. HDP'yle ilgili fikirlerini bildiğim için. Al işte. Vallahi bölücüsün. Ya şu soru tuzak soru arkadaş. Böyle tuzak soru sorma. İşte değil işte tuzak değil abi değil. Gerekirse de ben de aday olursun. Olurum arkadaş. Ne olmuş? Onlar da insan. Ya tamam neyse olur. Ne tamam? Ya, yani mesela şehit meyip benim önüne bana şey yapma tamam. Onu da yaparım bunu da yaparım. Ne fark eder arkadaş? Fırfırsın işte abi işte. Ya niye fırfır oluyorum? Fırfır işte yani. Ya niye fırfır oluyorum? Niye ayıp ediyorsun? Neyse bak, abi fırfırdan kastım ama kişi olarak değil. Ya olabilir ben abi. Ben şunun için bu AK Parti kötüleme anlamında da değil abi. Ha şu olursa ceza alacağını hissederse Büyükşah Kendileri orada şey yapabilir belki doğru olabilir. Ceza alacağını hissederse orada vekilliğe aday yani meclise göz kırp. Başka bir şey yapabilir. Yani dokunulmazlıkla ilgili belki. Ama ona da ben çok ihtimal vermiyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben aday olacağını zannetmiyorum. Milletvekili adayı olacağını zannetmiyorum. Şimdi yalnız bir şey söyleyeyim Sabri. Son. Ondan lütfen. Sonra onu da vereyim de bitsin. Şimdi demin ben anlatırken bazı izleyici arkadaşlar yanlış anlamışlar. Sanki Emre, yani Başkan Emre'ye kızmış gibi algılamış bazı izleyicilerimiz. Yok öyle bir şey. Ya yani Emre'nin atılması... dünkü Galatasaray maçında hakemin, bilmiyorum herhalde biraz sonra onu konuşacağız. Hakemin tavrı, ondan sonra arkasından bugünkü maçta oynanan hakemlerin olayları ve bütün gerçekleşen şeyler başkanın patlamasına, isyan etmesine neden olmuş. Ve artık kararımdan da vazgeçmeyeceğim dediği de gelen haberler arasında. Yani onu da söyleyeyim. Sevgili seyirciler, tam da Büyükşah Gencer'in ifade ettiği gerekçelerden birisi olarak iddia edilen Özgür Yankaya'nın o hareketi sonrasında Gaziantepspor Galatasaray maçında Galatasaray'ın attığı gol sırasındaki refleksinden bahsediyorum. TVM Spor Servisindeki arkadaşlarımız bir araştırma haberi yaptılar. Spor Toto Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanan Gaziantepspor Galatasaray maçı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonrası yapılan yorumlarda 89. dakikada atılan bu gol değil, karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'nın yaptığı bir hareket ve gol öncesi verdiği faul kararı gündeme oturdu. Gaziantep sporları isyan ettiren ilk olay gol öncesi verilen faaldü. Galatasaraylı Tarık Çamdal'a Gaziantep sporlu Barış Yardımcı'nın faul yaptığını tespit eden maçın hakemi Özgür Yankaya hemen düdük çaldı. Kırmızı siyahlılar maçın bitiş düdüğünden sonraya kadar taşıyacak itirazlarında Barış Yardımcı'nın ayağının Tarık Çamdal'ın yarım metre uzağında olduğunu iddia etti. Yani Tarık Çamdal profesyonel bir hareketle kendini yere atmıştı. İtiraza sebep olan harekette kimin haklı olduğunu tartışmak artık yersiz. Hakem Özgür Yankaya olayı böyle görmüştü. Ama tüm Türkiye'nin gördüğü bir pozisyon vardı ki bunun tartışılacak tarafı yoktu. Gol pozisyonu sırasında hakem Özgür Yankaya'nın olayı yaşaması ve bunu tekme hareketiyle dışa vurması büyük tartışma başlattı. Yankaya gol vuruşu yaparcasına aynı anda tekme atıyordu. Tıpkı Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlediği anda verdiği tepki gibi. Gol! Gol! Gol be! Sosyal medyada Burak'ın topu direkten geri gelseydi, Özgür Yankaya topu kaleye gönderecekti esprileri bile yapıldı. Şimdi Türkiye'de yine bir hakem maçın önüne geçti ve tartışılmaya başlandı. Ama hafızalarımız bize tartışmaya derinlik katabileceğimizi de işaret etti ve hemen arşivlere başvurduk. Cumartesi akşamı gündeme oturan Özgür Yankaya, Galatasaray'ın lehine verdiği kararlarla daha önce de tartışılmıştı.
2012-2013 sezonunun 25. haftasında oynanan Galatasaray Gençler Birliği maçında Didier Drogba'nın düşürülmesine Özgür Yankaya'nın verdiği penaltı kararı ünlü hakemin hedef tahtasına oturtulmasına yol açtı. Hatta Türkiye'nin dışından Hollanda'dan bile Yankaya'ya tepki geldi. Çünkü lider Galatasaray 1-0 mağlup durumdaydı ve penaltının önemi büyüktü. Türkiye'de oynarken taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanan Pierre Van Hooijdonk kendi Twitter hesabından bakın ne yazdı. Hakem Galatasaray'a penaltıyı vererek utanılacak bir karara imza attı. Hemen Fenerbahçeli demeyin, ben sadece dürüstüm. İkinci olay ise yine aynı yıl Elazığ'da yaşanmış. Sanika Boru Elazığ Spor Galatasaray maçında. 11. haftada oynanan maçta Galatasaray Yekta Kurtuluş'un golüyle 1-0 galip durumdayken maçın hakemi kaçınılmaz bir pozisyonda sarı-kırmızılı takımın aleyhine penaltı veriyor. 88. dakikada yaşanan bu olayda Serdar Gürler'i ceza alanında düşüren Muslera kırmızı kart görünce kaleye Felipe Melo geçiyor. Elazığ sporlu Göksu'nun kullandığı penaltıyı Melo kurtarıyor ve Brezilyalı futbolcu maçın kahramanı oluyor. Fakat maçın bitişiyle birlikte tartışmalar başlıyor. Yorumcular Özgür Yankaya'yı topa tutuyor ve Yankaya'yı müsabakanın skorunu belirleyici hata yapmakla suçluyorlar. Sergen Yalçın, Melo kalenin 1 metre önünde, böyle penaltı mı olur? Penaltı kesinlikle tekrar edilmeliydi. Maçın hakemi Özgür Yankaya uyduruktan bir hakem. Son 4 dakika maçı bitireceğim, Galatasaray gol yemesin diye ne yapacağını şaşırdı derken, eski hakem Markus Merk, Melo'nun kurtardığı penaltıda nizami pozisyonda olmadığını, ayrıca Galatasaray kaleci antrenörü Tafarel'in kale arkasında durma hakkının bulunmadığını iddia etti. Penaltı atışının tekrarlanması gerektiği tartışmalarına en büyük destekse Merkez Hakem Kurulu eski başkanı Mustafa Çulcu'dan geldi. Atış kullanırken Melo bariz bir şekilde çizginin dışındaydı. Atış tekrarlanmalıydı. Bu haberi izlerken tabii benim hafızam bir zorladı. Geçmişe gittim. Bir Arsenal Tottenham maçında İngiltere'de Premier Lig'de Tottenham'ın attığı bir golle birlikte Mike Dean bu sevinme hareketini yapmış ve esprili şekilde haberlere konu olmuştu. Şimdi bu olumsuz yaklaşan bir haber Mehmet Baransu. Sen haberin ne tarafındasın? Şimdi elimde video var. Şimdi yayına veremiyoruz. Şu an önümde o dediğiniz pozisyonun şeyi önümde. İşte top sağdan ortalanırken zaten adım atıyor Özgür Yankaya. Adım ata 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 zaten gidiyor. 3 adım atıyor. Sonrasında zaten kafası şeyde direkt topa bakıyor. Refleks halinde. Çok normal bir adım atmış. Aslında hani ileri adım atıp sonra şeyi getiriyor. Önümde zaten sesini de kıstım yayına geçmesin diye. O net bir şekilde görünüyor. Yani şimdi bakın arkadaşlar bugün şey bulamayanlar işte Fenerbahçe maçında Bedeş penaltı alıp Volkan'a attırılmadığı zaman tartışma bulamayanlar maalesef böyle bir tartışmayı gündeme getirmeye çalıştılar. Yani el insaf diyorum, ben başka bir şey demiyorum. Bir şey sen böyle bir tek kare bulup sen tamam, nasıl adım atıyorsun? Burada videoda izle. Arkadaş bir dakika, ya bir dakika geçeyim şu an, bir dakika ya. Sen ya at sen, adım. Sen at adım abi. Adım sen mı? At adım. Sen adım at. Diyor ki şey. İlgisi yok abi. Oğlum bu Tugas'la bu asker mi arkadaş? Adamın ayağına bak, böyle bu kadar çıktı. Bak 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 yürüyor 3 adım. Trump girdi ya. Ne yürüyüş ya? Allah'ını seversen. Hiç böyle bir yürüyüş görmedim. Bak Allah'ına baksana ya. Ya niye arkadaş şeytan ne bu? Ölük var. Bak. Yo bir de iç vuruyor bak. Dur. Bu olay ne biliyor musun? Sen gerçi korkarsın bu seslerden. Bu olay ne biliyor musun? Bu seslerden korkarsın. Asker sesleri seni korkutur arkadaş. At adım. Adım al normal. Böyle atarsın ya. Adnan cidden çok boş koşar. Bir adamsın ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. Cidden ben boş bir adamsın. Ben adamsın bir şey söyleyeyim. Son fazla uzatmadan bir şey söyleyeceğim. Boş konuşuyorsun ne? Abi. Ne? Adım at abi. Şuraya bak. Allah'ını baksana şuraya. Arkadaş bu ne ya? Abişim bak ben de sana videosunu gösteriyorum sana. Bu da Fenerbahçe bizi bitirdiğini can arkadaş ya. Oturur musun? Bırak bizi. Ya bırakacağım seni ya. Adnan dinler misin? Kusura bakma gel. Dinler misin abi? Dinler misin abi? Volkan abi milli maçta Volkan gitti abicim. Islıklandı ve sahayı terk etti. O gün yayında değildim ben o bir gün sonra yayına geldim. Pazartesi geldim. Ve siz ne yaptınız biliyor musunuz? Aynen böyle bir fotoğraf arkaya verdiniz. Tamam. Gittiniz bir tane Amasya Spor formasını, Bursa Spor forması dediniz burada. Linç ettiniz adamı, küfretti diye. Sonra adam yayına bağlandı, tamam mı? Burada. Sizin suratınız evet yayına bağlandı. Evet. Kardeşim ben küfretmedim. Ben bir kere Amasya Sporluyum, hatta ben Fenerbahçeliyim.
Orada ya onunla alakası yok be. Ne alakası siz buradan ne fotoğraftan bak abicim. Fotoğraf. Siz demedik ama haksız. Alakası yok. Ben alakası yok abi. Alakası yok. Ben bir şey söyledim. Kimi? Bir şey söyledim. Ya bırak böyle şeyler bırak. Yalan dön. Yalan yalan yalan. Ben yayın izledim. Abi bak bir dakika. Adnan sana o kadar güzel gösterdi ki. Fotoğraftan olmasa. Sen bir kere o kadar yalancısın ki. Ya yalancı. Böyle bir yürüme şekli gösterdi. Ya şuraya bak Allah. Böyle bir yürüme şekli. Böyle bir yürüme şekli yok. Adam bak zaten bak. Şöyle atıyor. Kararsız böyle bağırmayın. Pozisyona bakıyor. Ben böyle, bir bak. Böyle mi yürüyorsun? Yayıncı kuruluşun öyle yürümüyor abiciğim. Nasıl bırak Allah'ını seversen gel. Tamam. Bak seyircilere ben şuradan ben şunu bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar özgür bağırma, yankı bir dakika, müsaade eder misin? Birer lütfen. Gır gır bir şey söyleyeceğim. Gazetecisin ya onun için söylüyorum. Bizim spor servisinde Burhan Esin diye bir arkadaş vardı. Evet. Çok iyi Galatasaraylıydı. Rizeliydi. Çok iyi Galatasaraylıydı. Çok Fenerbahçeli olduğu için spor servisinde. Ben tek tek göstereceğim size nasıl yaptığını. Çok dikkatli hareket ederdi. Televizyonun kenarında şöyle dururdu. Bak şöyle dururdu. Maçı şuradan televizyondan izlerdi. Hareketler şuydu bak. Böyle dururken. Ya, top oynardı. Yok ya, ya bırak abicim. Bak, sen kalkıyorsun adamın yürüyüşü diyorsun. Bak, bu kadar komik olamaz bir insan ya. Sen komedisin ya. Tamam. Sen hakikaten komiksin ya. Kimin komedi olduğunu yazık ya vallahi bak, çok. Adnan. Ben seninle nasıl yorumculuk yapıyorum aynı yerde şaşkınım ya. Yok, adamın ya, yürüyüşü konuştum, diyor ya. Adamın yürüyüşü diyor ya. Ya tamam onun görüşü bir şey abi sen de haklısın. Abi böyle bir yürüme şekli var mı ya? Tamam yok. Kabul etmiyor. Ne yapacağız adamı? Ne yapacağız? O da arkadaşımız. Yorumcu. Bitti mi? Bitti mi şovun? Ya Adnan. Ha, bitti mi? Bitmedi mi abi? Bir saniye. Ayakta da abi. Bitireyim ondan sonra oturup ne konuşuyorsun? Siz konuşun. Sakin. Tamam bitti mi abi? Tamam. Bak, bitti. Bitti. Şimdi susun abi. Tamam. Şimdi seyirciler rica ediyorum abi. Özgür Yankan ismini girsinler abi Google'a. Biz buradan maçın içerisinde olduğu için yayıncı kuruluş olduğu için veremiyoruz görüntüleri. Çünkü suç. Suç olduğu için cezası var. O yüzden veremiyoruz. Ben şimdi abi bak elimde telefonum. O pozisyonu sana tek tek gösteriyorum. Öyle böyle böyle değil abiciğim. Bak göster. Kamera bana doğru dönebilir mi abi? Dön hatta kamera. Nereye geliyor? Burası iyi mi? Cibi cip dönsün. İyi mi abi? Bak, ayaklarım da alabileceğiniz bir yer. Al abi. Bak telefonundan. Biraz öyle gel ki ışık baka, da baka abi. Karanlık baka, çıkma. Baka baka abi bak. Ben sana bak. Bak ben sana bak. Adım atıyor adım atıyor. Adım atarken duruyor. Siz işte o anda kare çekiyorsunuz. Tamam mı? Şu kare bakalım. Bir daha tekrarlıyorum abi. Siz bir daha bakın abi. Tamam? Videosu var abicim. Öyle ahkam kesmek yok öyle. Bak. Bu. Duruş pozisyonu gidiyor, gidiyor. Tam atacak. Geri duruyor. Gol oluyor. Şimdi kafa da şöyle. Bak ben şimdi bakamıyorum buradan aynısını ya, yapıyorum. Açıya nerede bak, açıya abi? Komedi. Bak abi burada bak. Komedyen. Ben sana gösteriyorum. Bak. Komedyen açıya bak. Abi, bak. Komedyen açıya bak. Ayak. Ayak, ayak. Sayın tam komedyen. Atacak duruyor abi. Açıya gel bakın. Buraya. Açıya bakın. Ya arkadaş. Yanıma gel bakın. Adnan. Yok arkadaş göster. Yanıma gel Adnan. Gel, bak. Gel. Gel, gel Allah aşkına göster. Bak. Tamam gel göster. Şimdi bak abi pozisyon başlıyor. Bak tamam, bak. Bak. Evet. Atıyor. Evet. Atıyor. Atacak gol oluyor. Çekiyor düdüğünü çalıp orta sahaya gösteriyor. Bak ne yapıyor biliyor musun? Hiç abi, ilgisi yok abi. Şöyle yapıyor. İlgisi basıyor. Yok abi. Ya Allah razı olsun. Yalan atmayın. Ya ya baba bak. Burada görüyoruz bak. Pozisyona bak. Bak bak. Yürüyor yürüyor evet, yürüyor. Bak. Bak tam at. Bak bak atacak. Gol oluyor. Geri çekip kafayla bakıyor. Topu takip ediyor hakem. Dönüp orta sahaya dönüyor. Bak Adnan, pozisyon şu. Adnan, gol oluyor dönüp orta sahaya. Mehmet Baransu var ya. Bak bak bu Mehmet Baransu var ya. Ben böyle bir hayır hayır bir şey yok. Birer birer üst üste konuşmayın. Bu Mehmet Baransu var ya. Eğer bu Özgür Yankaya denilen Levi, sayın baksın. Hocamız baksın. Eğer, bak Özgür Hoca yanlışlıkla kafa atmış olsaydı. Biliyorsun yani pozisyonu daha şu hareketi yani yapmış olsaydı. Gözlü. Ne derdi bu biliyor musun bu programa çıkıp? Dinliyor musun sen beni? Mehmet Bey tiki var derdi tiki. Tiki var şey derdi. Derdi ki şeyin Özgür Yankaya'nın kafayla ilgili tiki var. Yani çünkü kafasını sallıyor derdi. Ya, ya böyle bir şey komedi ya bunlar. Son ayağını kaldırmış. Konuşmaya bile değmez. Bunlar var ya şu dedikleri doğru. Hakikaten çok önemli şeyler bunlar. Galatasaray hiçbir şey yapmıyor diyenlere ithaf olunur o. Pekala. Bu konuyu tabii kapatıyorum. Şey hani Levi Çelik sizinle birlikte ya. Kapatacağım. Ben hiçbir zaman şey yapmam. Hani bu girmeyeyim de ona da. İşte şey olsa da böyle derdi de Mehmet Baransı olsa da bu iş yap böyle derdi falan. Ya geçin hiç yani aklınızdaki hayalinizdaki fantazileri tamam mı? Kafanızdaki geçelim bunları yalan dolan. Rica ediyorum bir dakika. Yalan dolan. Yalan dolan. Rica ediyorum bir dakikada toparlayalım. Onun için Levi Çelik'e lütfen söz veriyorum. Sözünü kesmeyin lütfen. Buyurun Levi Çelik. Ya şimdi orada hakem gayri ihtiyari bir harekette bulundu. Bana göre golle beraber ayağını havaya kaldırdı. Ama bu demek değildir ki hakem gole çok sevindi falan filan demek değildir. Ama golle beraber o hareketi yaptı. Orada ben bana göre de orada normal bir yürümüyordu. Yani golün vermiş olduğu psikolojik şeyle ne o bir rahatlamayla veya gayri ihtiyari hani ya başka bir
elleriyle hareket edecek hali yok. Ayağıyla beraber öyle bir hareket yaptı. Yani tamamıyla golü destekleyen, yani golün oluşuna onu mutlu eden bir şey vardı orada ama ne olduğunu anlamış değil. Ya Özgür Yankan abi bana hani şeyin önüne geçen maçta yani pozisyon hakem hatası maçın önüne geçen bir şey var mı? Yok. Bunu söyleyin abi, böyle bir hareket yok, yapmış tamam, yok biz bir şey demeyiz. Kendi golden 20 saniye önce de faul var. Özgür Hoca'nın Fenerbahçe maçlarına baksınlar abi. Kaç tane mağlubiyeti, kaç tane galibiyeti? Hiç yok, hiç. Hiç. Geç, bugün araştırdık onu. Hiç yok. Sen adamı koskoca Özgür Yankaya'yı spastik yaptın be. İlgisiz. Burada getirip spastik yürüyüşünden dolayı spastik yaptın. Peki tamam. Adam tabancanın çöreği. Aynı konu üzerinde benzer şeyler söylemeye devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, TVM Spor Servisi öyle bir isim bulmuş ki ben öyle tahmin ediyorum ki haberi izlerken hayret edeceğim. Çünkü arkadaşlarım bana özellikle seyrettirmediler. Abi lütfen bunu program sırasında dinle ve lütfen yorumcularımız da program sırasında dinlesinler. Çünkü gerçekten gündeme damga vuracak bir haber yaptık. İşte o haberi sunuyoruz. Şike dosyası açılıyor. Kimse Türkiye'de şike yok demesin. Yalnızca 2010-2011 sezonu 3 Temmuz değil, çok daha öncesinden beri ülkemizde maalesef şike var. Adı bizde saklı itirafçının iddiaları sizi şoka sokacak. Bu sefa geldi bir deplasman, İstanbul'dan kalktı bir deplasmana geldi, gene şike adı geçen takıma. Yanında marka bir ayakkabı giymiş, üstünde siyah mont, altında kot pantolon, 34 FB siyah. Geldi derneğimizin içine girdi, oturdu. Selam aleyküm, aleyküm selam. 50 milyar para verdi. 6 milyarını bizim amigo cebe koydu. Pastalar kesildi, telefonlara kayıtlar yapıldı bu konuşmalar. Gel balkona çıktılar, Sefa'yla amigo, bizim amigo. Dedi ki, güzel kardeşim bizim başkanımızın dedi 100 milyon yaptığı bilete karşılık bize para verdi. Hepimiz sana gireceğiz bugün dedi. İçeriye girdi iki arkadaşımız. Ondan sonra karşılığında Sefa'nın söylediği laf şu: abi beni kırma, bu dedi maça hasbelkadar yenilirsek dedi işte maçı tatil edelim dedi. Üç amigoya, bakın bir amigoya değil, üç tane tribün liderine, ben ikisini duydum ama birini gördüm, şahitim. Yanındaydım, telefonda da kaydım var. Öbür ikisine de verdiğini duydum, 50'şer milyar. Yani 150 milyar Sefa nereden bulmuş da vermiş amigolara şeyi, bu parayı. Halde halin arkasında bizim Ankara Gücü Gecekondu'nun şeyi var, derneği var. Oraya geldi Beşik'te. O maç işte Halimdat'a verdi. Halimdat da çıktı, güzel kardeşim 6 milyar bıraktı gitti bize diye. Sor Sefa'ya, sonra Halimdat'a sor. Halimdat yalan söylemez, hacıdır. Üçü birden hacca gitti bunların. Halimdat Ankara Gücü'nün Gecekondu tribün lideri. Lazali derler kendine. Herkesle uğraşabilir. Kime sorsan söylerler. Yani bu Fener'in Sefa 150 milyar nereden bulmuş da getirdi o günün şartlarında o parayı? Sonra Limda'da de ki sen Ankara Gücü'nü 3-0 yendiğiniz Christian Baroni'nin ağlama gözyaşlarını sildi maçta. Maçtan önce 2 saat önce ben bunu polise de bildirdim o gün. O gün 155'i aradım, söyledim böyle böyle olaylar olacak. Taraftar tribüne attı, sahaya atlayacak diye. 3-0 olunca olay da olmadı ama 1-0 olsaydı, Ankara Gücü yenseydi 1-0. Bütün stat şeye inecekti. Gecekondu, maraton, ondan sonra kapalı, sol kapalı, Fatih abiler, Minti hepsi inecekti. Maçta Fener'in lehine 3-0 tescil verilecekti. Sonra alayım da bunu doğru mu değil mi diye. Ben Baransu'ya anlatacaktım bunu da. Ben bunu Trabzon avukatlarına da söyledim de beni dinlemediler bile. Yani ben de ses kaydı da var yani. Ay. Görüntülü. Ben Ankara Gücü'nün o grupta tribün liderlerinden biri de bendim. Ben rahmetli Serdar Tosun ölmeden önce Galatasaray'dan 500 bin doları alıp Ankara'da Büyük Antik Ankara Oteli'nde Tuğba Özay'ı da getirip gece düzenledik Ankara Gücü taraftarları. Bu pisliği yapmayan takım yok. 500 milyar geldi 1-0 biz Ankara Gücü Galatasaray şeyi Fener'i penaltıyla attık, yendik burada. 500 milyar para geldi. Ersun Yanal'ın elinden zarf aldım şeyde Ankara'da ne kent o zenginlerin oturduğu Ersun Yanal'ın unuttum bak şimdi Ankara'da değilim de. Oradan gittim, zarfı aldım, getirdim. Mecliste bir abimiz var, ona verdim, çıkarttı. İçinden 100 dolar bana verdi zamanında. Bu Fener'i de yaptı bunu. Galatasaray'da Beşiktaş'ta. Trabzon'un kulüp yöneticilerini aradım. Bundan 4 ay önce gelin size bu görüntüleri vereyim diye beni aramadılar dahi. Hiçbir şey istemedim. Size bana mail adresi verin, size görüntü göndereceğim dedim. Bana geri dönmediler bile.
Tabii şimdi hemen herkesin aklına geleni ben de arkadaşlarıma soracağım. Arkadaşlar bu kişinin ismi var mı? Verebiliyor muyuz? Adı bizde şu anda ama adının açıklanmasını istemedi. Ankara Gücü'nün eski tribün liderlerinden bir tanesi. Gecekondu tribün liderlerinden bir tanesi ve adının baş harfi M, öyle mi? Peki. Neden veremiyoruz ismini? İstemiyordur kanun. Peki. Peki. Şu an için ismini veremememizin çeşitli sebepleri varmış. Onlardan bir tanesi bu baş harfi M olan Ankara Gücü'nün eski tribün liderinin ismimi kullanmayın demiş olması ama ismi bizde saklı. Yani bu eğer herhangi bir hukuksal anlamda bir problem çıkartacak olursa ismi arkadaşlarımızda saklı olduğunu özellikle vurguluyorlar. Ben çok şaşkın bir şekilde dinledim. Bilmiyorum kim nereden başlamak ister? Olabilir mi? Lemin başlar. Hani ben... Lemi? Lemin başlasın ben sonra söyleyeyim. Bazı yani şimdi bu arkadaşımızın söylemiş olduğu şu... Fenerbahçe'nin amigosu Ankara'ya geldi. Grup tribün liderlerine, grup liderlerine 50'şer milyara dağıttı. Eğer Ankara Gücü 1-0 önde olsa idi veya müsabaka bitmesine yakın bir zamanda skor böyleyse Ankara Gücü taraftarı sahaya girecekti ve skor Fenerbahçe lehine 3-0 teçhil edilecekti. Fenerbahçe'nin yapmış olduğu yıllardır şikeleri biliyoruz tabii ama dediğim gibi 2011 sezonunda kanundan sonra çıkan kanundan sonra radara yakalandı da her şey ortada. Yani bunu Fenerbahçe uzun yıllardır yapıyor. İlk defa yapmıyor ki. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ben hemen şey söyleyeyim. Yani biraz bir garip bir olay gibi duruyor. Şöyle bir garip bir olay gibi duruyor. Evet ciddi bir takım iddialar var. Ben mesela Sefa Kalyan'ın bu olayla ilgili nasıl bir açıklama yapacak onu merak ediyorum. Belki de hani bizi izliyorsa şu anda izledik yani zaman zaman izliyorlar bizim programı bağlanıyorlar da. Hani izliyorsa bu şeye ne diyecek bu açıklamalara o kendisi ismini de zaten biliyordur. Ki muhtemelen Sefa Kalya'da bağlanmak isteyecektir ona da ve herkese adı geçen herkese telefonumuzun açık olduğunu bir kere daha vurgulayayım. Ben de burada sizlerle birlikte seyrettim. Gerçekten şok. Bu arada Sefa Kalya hazır diyorlar. Sefa Kalya iyi geceler. Sefa Kalya, iyi geceler. Duyabiliyor musun beni? İyi geceler. TVM Spor Servisi eski Ankara Gücü amigolarından birisiyle bir röportaj yapmış. Dedi röportaj yapmış ve senin adın da geçiyor. Parayı getirdiği evet. Şeklinde neler söylersin? Vallahi bir tane şarlatanı çıkarmışsınız oraya. Kusura bakmayın da. Böyle bir şey var mı ya? Lan 150 milyar getirmişim, para dağıtmışım da. Yok şey şöyle yapın böyle bir ben. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Kepazelik olur mu? Ben orada... Doğru söylüyor. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı bilet 100 milyondu. Doğru söylüyor. Orada da 500 kişi de şahittir. Ankara Gücü tribün çocukları. Biz Melih Kılıç'ı protesto ediyorlardı. Maça girsinler diye havuz yapıyorlardı. Biz de tribün zihniyeti. Biz Ankara Gücü'lerle Gecekondu grubuyla kardeş olduğumuz için kendi aramızda 6 milyar para topladık. Orada herkesin gözünün önüne verdik. Bu da bizden bilet parası diye. Söylemek bana ayıp yakışmıyor böyle şeyler de. Biz de onlar bize verir. Onlar bize bilet verir. Aynı karşılıklı kardeş ilişkisi içinde. Ve de onlar da bize defalarca vermiştir. Yok 150 milyar vermişim de ben neyi temsil ediyorum ben orada? 150 milyar vereceğim. Sefa Bey, Mehmet Balansoğlu. Siz böyle bir evet. Bu konuşan kişiyi tanıyorsunuz herhalde. Yok tanımıyorum. Orada bir Ali ile muhatabım zaten. Anladım. Gecekondu grubuyla muhatabım. Bence bunları... Peki siz Ankara şeye gittiniz mi hiç? Yani Ankara Gücü'ne ya da böyle bahsedilen bir toplantıda bulundunuz mu? Mehmet Bey bulunduk. Toplantı değil. Şu şekilde biz zaten Ankara'ya gittiğimiz zaman Gecekondu bizi bulunmadık. Şimdi Ankara'ya biz gittiğimiz zaman Gecekondu bizi misafir eder. O maçlarda bunların sorunları vardı. Bunlar hatta belki herkes hatırlayabilir. Başkanına istifa diye bağırıyorlardı. 100 milyon yapmazsa şöyle böyle diyordu. Başkan da o maç bunların biletini 100 milyon yapmıştı. Bunlar da maça girmekte sıkıntı yaşıyorlardı. Sıkıntı derken küçümsemiyorum yanlış anlamasın Ankara Gücü dostlarımızda. Bizde olmaz onlar bize veriyor. Defalarca oldu böyle. Biz de kendi aramızda üzülmediğimiz kardeşlik payına kendi aramızda para topladık. 6 milyar bilet parası bıraktık oraya. Herkesin gözü önünde oldu. Peki, yani orada bir şarlatan çıkmış. Herhalde Ali İmdatlar bunu tribünden kovmuş galiba bu şahsı. Bu da Ali İmdatlar'dan intikam alıyor. Peki bir şey diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim. Böyle bir şey ne benim yetkim var?
Ne de Ankara güçlü alır. Hani ne o parayı alma etkisi var. Öyle bir şey olabilir mi ya? Anladım. Biz de... Evet. Şimdi başka bir şey diyeceğim. Şimdi bu konuşan kişi şöyle bir şey diyor. Diyor ki benim elimde diyor o zaman telefonla anladığım kadarıyla telefonla çekilmiş bir görüntüden bahsediyor. Ve diyor ki. Görüntüyü ne vermiyor? Bir şey diyeceğim. Trabzonsporlu yöneticilere ben söyledim. Gelin alın. Muhtemelen bizim arkadaşlar da herhalde isteyeceklerdir. Böyle bir görüntü ortaya çıkarsa ya da ya böyle bir şey çıkarsa. Görüntü çıkarsa hemen şu an. Hemen tribünü de bırakıyorum, her şeyi de bırakıyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? Olmayan bir şeyin görüntüsü nasıl çıkacak Mehmet Bey? Ben bir soru sorabilirim. Anladım. Yok, çok iddialı bir şey söylüyor da hani. Çok, çünkü... çok iddialı olur. Bence o şarlatanın biri çıkmış orada isim yapma sevdasında. Reis burada. Başka bir şey değil. Yani kaine bile alınmaz da ben isim geçti diye bağlandım. Başka bir şeyden değil yani. Anladım. Peki daha önceden yani bu bir kez mi oldu, birkaç kez mi oldu Ankara'da? Ankara şimdi gücüyle. Gene söylüyorum. Biz Ankara'ya giderdik. Ankara güçler sağ olsun bize kendi aralarında para toplarlar, bilet alırlardı. Biz de onların aynısını İstanbul'da yapardık. Biz gittiğimiz maçta bunlar çok sıkıntılı gördük. Yani kulüpte sorunları vardı. Biz de o zaman kendi aramızda durumu iyi olan arkadaşlarımız bir havuz yaptık. Havuz yapıyorlardı zaten maça girmek için. Bilet 100 milyondu. Alt söylemezsem söylenmez çok bize yakışmıyor aslında böyle konuşmalar da. Arkadaşlarımızı küçümsemek için anlatmıyorum ben. Kardeşim babında 6 milyar söylemesen para bıraktık orada ve de 500 kişi şahit. 150 milyar ben nereden vermişim, ne yapmışım? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir kepazelik yok. Bir tane şarlatan çıkmış orada. Ankara güçlü olduğunu iddia ediyor. Bence Ali İmdatlar ve bunu kovmuştur orada. O gruptan atmışlardır. Bu da intikam alıyor bence. Böyle saçmalık yok. Ve de o paranın verildiğini hatta öbür diğer tribün grupları o maç gece konduya 5 milyon verildi Fener diye bağırın falan diye. Biliyor herkes. Bizim yardım ettiğimizi de. Peki hiç şey oldu mu peki? Yani ben bu SSK'da iddialara bakınca yani şöyle bir şey sizin aranızda bir şakalaşma yaşanıp yok, ne bileyim. Yok, şöyle bir şey söyleyeyim. Yani görüntü olarak şöyle. Bir yani ne bileyim gidersiniz arkadaşsınızdır. Karşı takımla da olabilir. Ya işte yenilirsek işte sahaya girin de işte biz galip gelelim de yok, şakalaşma yok. Vari de olsa kesinlikle, en azından. Zaten şike dosyasında tapeler belli. Benim tapelerim de var orada. Benim tapelerim de var. O zamanlar Ankara güçler buraya geldiğinde bizim yardım ettiğimiz tapeler de var. İstanbul'da onları sokmuşuz maça. Ankara'daki maçtaki olaylar da var. Bütün tapeleri var. Orada takipçilik aldım şirket dosyasından zaten. Beni de dinlemişler. Ben kesinlikle öyle bir şey yok. Kesinlikle yani bir kere Ali İmdatlar'a hakaret bu zaten. Öyle asil insanlara böyle sanki yok yüz. Öyle bir şey o saçmalık olur mu ya? Ben şu an çok şaşkınlıkla izledim. Bir tane şarlatan çıkmış orada. Madem görüntü varsa görüntüyü verseydi niye vermedi? Çünkü şey diyor ya benim diyor hani parayı ben de aldım diyor. Sefa'yla da fotoğraflarım da var diyor. O zaman satılmış demek ki o zaman. Almışsa o paraya satılık o zaman demek ki. Sefa Kale lütfen ayrılma vaktim varsa. Bir başka haber gireceğim. Sonrasında belki stüdyodan seninle de konuşmak isteyenler olabilir yorumcularımız arasında. Abi ben bu konu hakkında konuşuyorum. Çok saçma basit benim için yani bir kişi, ismim geçti değil bağlandım çünkü... Yani kayda alacak bir konu değil benim için ya. Benim peki için Sefa kimse... bir şey sorabilir miyim? Çok özür tabii. Dileyerek bir şey, son bir şey daha söyleyeyim. Şimdi siz son bir yıldır hem Fenerbahçe Kulübü Başkanı tarafından hem de belirli mihraklar tarafından bir hedefe konmuş gibi bir şeysiniz. Şimdi evet. Bu bir de yani bu işte bir haftada zaten konuşuluyor. Adınıza açıklama yapılıyor. Basın toplantısı yapıldı. Ne bileyim işte işte tehditler falan oldu size karşı. Şimdi ya siz bu konuşana da bakınca acaba diyorum sizinle şey yapan, uğraşan belirli bazı mihrakların bir yaptığı iş mi bu olay? Yani tekrar sizin isminizi gündeme getirme, yıpratma ya da başka bir şey. Yani bu olayın böyle bir yönü de var mı? Vallahi ilk başta öyle düşünmüştüm. Ben daha doğrusu statın ortadaydım. Bana telefon açtıklarında öyle bir düşünmüştüm ama... Böyle, bence Ankara güçlerin kendi arasındaki çekişmeden kaynaklanan bir şey o. Yani Ali'leri çekemeyen birileri bence. Anladım. Gece konu grubu çekemeyen biri. Bizle alakası yok. Anladım. Peki çok teşekkür ederim o halde. Ben teşekkür ederim. Yani sonuçta bizim konumuz başka. Biz şu an çok dertliyiz. Gene diyorum. Bir başımızda bir başkan var. Devleti tanımıyor. Pasolik çıkartılıyor. Pasolik'e rağmen tribüne alınmıyor. Bence biz böyle konulara girmemiz lazım. Ve bu çok saçma. Ben bu konuyu dikkate bile almıyorum.
Halilerini kınamak için değil, ben gene diyorum. Biz kardeş gibiyiz onlarla. Onlar bize verir, biz onlara verir, onlara veririz. Ve de yani öyle 150 milyar gibi falan değil. 6 milyar para verdik o zaman, doğrudur. Onlar da bize defalarca vermiştir. Anladım. Peki kardeşlik, tribün kardeşliği budur zaten. Peki, bir şey daha sorabilir miyim Sefa abi? Şimdi tabii. Siz pasolik falan dediniz de Aziz Başkan sizin grubun da içerisinde olduğu bazılarıyla ilgili şeyleri iptal etti. Kombine kartları falan iptal etti. Mahkemeye müracaat edeceğim demiştiniz. Mahkemeye müracaat etti mi sizin arkadaşlarınız? O kombinelerin iptal olanların çoğunun kombinelerine geri verildi, şekil verildi, şart verildi falan da. Ama 8-10 kişi iptal edildi. Biz maraton tribünde biz değiliz. Biz okul açıktayız. Bizim okul açıkta ne yazık ki pasolige rağmen, devlete rağmen, gene diyorum hafta içi zaten kendisi vali beyi ziyaret etmiş, İstanbul valisini. Bizim için ne iftiralar yaptıysa artık Allah bilir, bugün tomalar bizi karşıladı orada. Böyle bir saçmalık yok. Ya tomalar karşıladı ve de emniyet bizim emniyete şey yapmıyorum. Karşılıklı konuştuk. Git ilerlememize izin müsaade etmediler. Zaten sizin görüntülerinizde de var. Şimdi şunu diyorum. Pasolik çıkartıyorsun. Devletsin. Pasolik çıkartıyorsun. Pasolik'te olay çıkaran bellidir değil mi? Evet. Olay çıkaran bellidir. Madem olay çıkartarsa pasolikini iptal edersin. Veya spor asaj gözaltına alır. Ama sen ona rağmen devletin hiçbir şeyini takmıyorsun. Ve de okul açığa bile çıkarmıyorsun. Bence resmen dikta rejim uygulanıyor. Bence bunlar konusu o gündeme gelmesi lazım. Peki. Tekrar teşekkür ederim Sefa Kalya. Sağ olun. İyi hayırlı programlar. İyi günler. Bugün biliyorsunuz Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bir takım açıklamalar yaptı. O açıklamalar sırasında kendisine bir soru soruldu. Kucaklaşma istiyoruz diye. Ve Aziz Yıldırım'ın bu isteğe karşı tepkisi de sert oldu. Bazı insanlarla, bazı gruplarla kucaklaşma mümkün değil. Benden bunu istemeyin. Çünkü bizim kucaklaşmamızın şartları belli. Onlar bu şartlara uymuyorlar ifadesini kullanmıştı. Burada yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Şike konusundaki iddialara gelince iddialar devam ediyor. Mesela yeni bir iddia, eski bir konu, yeni bir iddia olarak bir kez daha nasıl denir gündeme geldi. Ankara'daki Ankara Gücü Galatasaray karşılaşması. İtirafçının şok iddiaları devam ediyor. Stad Otel'de bu 8-0'lık maç var ya, gittim abi, Adnan Polat geldi. Bak Stad Otel'in kameraları var mı yok mu bilmiyorum. Adnan Polat geldi James Bond çantayla. Biz de o zamanlar konuşuyoruz işte topçularla. Yeni çıtırız. Bekledim öyle bir yarım saat sonra çıktım gidiyorum, Adnan Polat çıktı. Çanta manta yok. Kalkamanla karşılaştılar. Sorgulu da kalkamanla Polat'a yalansa tokalaştılar kapıda, gülüştüler. Ne konuştular bilmiyorum. İhsan kalkamanla konuştular, gülüştüler. Adnan Polat çantası çıktı. İhsan kalkaman otele çantayla girdi, çantayla çıktı abi. Yani arada bir geliş gidiş mesafesi kadar zamanla Adnan Polat kazandı, biliyor musun? 10 dakika yani geliş gidiş mesafesinde Adnan Polat kazandı. Daha erken geldi, çantalı geldi, çantası çıktı. Kalkaman çantalı geldi, çantalı çıktı. Biraz önce söylemiştim, bu yayındaki kişi isminin verilmesini istemedi. İsmi arkadaşlarımızda saklı. Ben söyledim, dedim ki lütfen canlı yayına bağlayın. Canlı yayında da ona sorular sormak istiyoruz. Çünkü söyledikleri öyle kolay yenilir, yutulur cinsten değil. Bu çok hukuki anlamda birçok kişiyi zor durumda bırakıyor. Birçok kişiye cevap hakkı doğuruyor. O nedenle ona burada serbest vuruş yorumcuları mutlaka canlı yayında soru sorsunlar. Arkadaşlarımız aramışlar ancak bana ilettikleri haber telefonunun kapalı olduğu şeklinde. Müşak Gencer, sizinle başlayacağım. Fenerbahçe'den bu Ankara'daki maça birlikte geliriz. Şimdi önce bu arkadaştan başlayalım. Peki. Şimdi bu M harfli arkadaş, biz onun yani TVM spor servisi gerekeni yapmış ve ne yapmış? İsmini açıklamamış. Ama bu arkadaş telefonu kapatmış. Şimdi bana göre bu arkadaşın isminin açıklanması gerekir. Bu bir. Çünkü bu işten kaçmak yok. Kaçılmaması gerekir. Çıkacaksın orada, madem bunları atıyorsun, böyle çamur atıyorsun, böyle insanları karalıyorsun, ondan sonra cıma söyleyeyim yok şöylesin, yok böylesin, anlatıyorsun, adam çıkıyor bak orada diyor ki sana 6 bin lirası doğru, 150 bin lirası yalan diyor. Çıkacaksın aslanlar gibi gene ismini vermeden, sesin nasıl burada sesini gösterdiysen, sesini dinlettiysen kalkacaksın burada da konuşacaksın. Şimdi böyle bir adam eğer telefonunu kapatıp kaçıyorsa bu adamın ismi yarın mutlaka açıklanmalı bu programda. Yarın bu programda mutlaka bu arkadaş kimse açıklanmalı. Çünkü zaten normal olarak birileri dava etse
biz mecbur değiliz isimleri insanlara saklamaya maklamaya. Çünkü ismini saklayan bir arkadaş çıkar, çamur atıyorsun sen. Çamur atan da çıkıyor, diyor ki yok öyle bir şey diyor. Bunları konuşması lazım. Bir kere burada bir yanlış var. Bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu kişinin ismi yayın koordinatörlerimizde varmış. Ancak kullanılmasını istememiş. Yayın koordinatörlerime de söylüyorum. Yayın koordinatörleri normal olarak saygılıdırlar. Ne yaparlar? Bir verilen gizli bir şeye hizmet ederler ve ses çıkarmazlar. Çünkü demiştir ki adam ne olur benim ismimi kullanmayın demiştir. O da saygı duymuştur ama ismini kullanmadan bağlanabilirsin. Sefa Kalya diyor ki şarlatan diyor sana. Yahu şarlatansan çık şarlatanlığının savunmasını yap. 6 bin lira almış 150 bin lira diye bir şey yok diyor. Çık savunmasını yap. İyi güzel çık oradan iki kelime et. Fenerbahçe'yi kötüle. Fenerbahçe'nin taraftarını kötüle. Ondan sonra yok ben bunu Trabzonsporlara verecektim de. Yok Mehmet Baransu gibi arkadaşlara verecektim de. Bilmem ne niye vermedin şimdiye kadar? Mehmet Baransu yaklaşık burada 8 aydır program yapıyor. Lemi Çelik burada 8 aydır program yapıyor. Niye göndermedin bunların hiçbirisini? Neden göndermedin? Niye kayboldun? Niye kaçtın telefondan? Adam gibi çık konuş. Öyle delikanlılık yok. Bir şey bu arada Sefa'nın bitirmedi. İzin verirsen. Bir dakika bitirsin. Sefa'nın da yapılan bir burada bir hizmet var. Bir TVM spor servisi oturmuş güzel bir hizmet yapmış. Bir şeyleri ortaya çıkarmanın çaresini aramış. Ve bunları şike Türkiye'de sadece F2011'de değil, daha öncesinde var demeye getirmiş. Yani şikesiz Türkiye, dünyanın her yerinde şike var demeye getirmiş ve Türkiye'de de var bu demiş. Şimdi sen de orada Sefa'nın kalkıp şarlatan marlatan demesi, bir kere TVM spor servisine şarlatan demek gibi bir şey. Onun sözünü bir an evvel çıkıp geri alması lazım. Yanlış yaptı yani bence de. Benim bu kadar söyleyeceğim. Peki Mehmet Baransu. Ben şöyle, şimdi tekrar bakıyorum. Şimdi o konuşan kişinin, her kimse konuşan kişiye doğru söylediği şeyler var. Yani şöyle, şimdi konuşurken diyor ki işte başkan 100 milyon yapmıştı biletleri, biz işte Sefa'larla görüştük, işte geldi, işte bize 100-150 bin lira para getirdi falan. Sefa bağlandı, Sefa da ben şeyi söyledi. Yani evet başkan o dönemde 100 bin lira falan yapmıştı. Ankara Gücü taraftarlar, ismini de verdi, unuttum şimdi şey, o grubun ismini de verdi. Girememişlerdi. Gecekondu. Girememişlerdi. Biz de destek olsun diye verdik. Zaman zaman da onlar bizim ihtiyacımız olduğu zaman yaparlar. Belli ki evet böyle bir toplantı olmuş. Böyle bir görüşme olmuş. Şimdi bu konuşan kişi elinde de bir de kaset olduğunu söylüyor. Görüntü olduğunu söylüyor. Görüntü olduğunu söylüyor. Nerede? Orada. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi bu sonuçta bir kamu hizmeti yapıyor serbest vuruş burada. Arkadaşlar da kamu hizmeti yapmışlar. Zaten bu kişinin sesi zaten belli. Muhtemelen ortaya çıkacaktır. Yani hakkında birisi şikayetçi de olsa da soruşturma da açılsa. Bu kişinin doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor da elinde hangi görüntüler var? Bundan ortaya çıkması gerekiyor. Eğer, bakın başka bir şey söyleyeyim. Eğer bu kişinin dediği şeyler doğru ise Ankara Gücü maçıyla ilgili böyle bir görüntü var ise... Bakın böyle bir görüntü var ise ve bu görüntüde birileri hele bir de bir talimat alınmışsa kulüpten ve işte 1-0 olursa sahaya girin gibi bir şey olursa hani bu arkadaşlar hep şimdi konuşuyoruz ya yeniden yargılama yeniden delil. Bu yeniden bir delil olur. Trabzonlu avukatları da buradan bir görev düşüyor. Bu kasetin olduğu iddia edilen bu kasetin peşine düşmeleri gerekiyor. Eğer bu kasetin peşine düşerlerse ve böyle bir kaset de varsa bu Türkiye Futbol Federasyonu'na da tekrar müracaat edilerek yeni delil ortaya çıktığı için yeni karar anlamına da gelir. Bakın onu da söyleyeyim. Böyle Mehmet, bir hukuken şey böyle bir şeyler var. Bir şey sorabilir miyim sana? Ya da bu iddianın böyle bir şey yoktu. Mehmet, bir şey boş bir iddia olduğu ortaya çıktı. Bak bir şey sorabilir miyim sana? Sana merak ediyorum. Sen 8 aydır 9 aydır burada program yapıyorsun. Hı-hı. Değil mi? Evet. Lemi burada 8-9 aydır program yapıyor. Bu 8-9 aylık program süresi içinde yaklaşık biz 5 ay şike konuşmuşuz. 5 ay bankodur şike yani. Hiçbir şekilde Fenerbahçe yok şike o bu yok Trabzon kupamı ver kupamı al cartlet cürtlet adalete Fener yak şunu yak bunu yak. Yani bir sürü şeyler yaptık. Bu arkadaş neredeymiş abi? Şimdi bu arkadaşın şey kaseti bu arkadaşın, cevap vereceğim ben bu arkadaşın görüntüleri neredeymiş abi? Ben cevap vereceğim şimdi sana. Şimdi mi çıkmış Sazan?
Hadi ben baş, ben hakaret şey etmem abi. Ben iddia iddiayım. Sazan diyorum anlamda çünkü değil. Niye? Ya bir dakika. Bak, bir şey abi. Abi, soru sordu cevap vereyim. Gazeteciyim. Gazeteci olarak cevap vereceğim. Lemi ne olur. Biz vereyim sonra sen konuş. Soru sorduğu için özür diliyorum. Soru sorduğu için. Şunun için. Bakın şimdi diyor ki niye bu zamanda çıktı? Ben Büşra kendisi diyor ki ya sen bu kadar konuştun. 3 Temmuz oldu. 3 yıl geçti. Neyse 4 yıl geçti aradan. Biz de 1 yıldır burada Lemi ile sen de program yapıyorsunuz. Bu arkadaş size kaseti ulaştırsaydı bir yılda ulaştırdı. Bakın bazen şöyle oluyor. Ben mesela belge alıyorum bazen. Şimdi belge aldığım zaman da bu soruya çok muhatap oluyorum. Niye şimdi 5 sene önceki bir olayla ilgili de belge alıyorum. 3 sene önceki olayla ilgili de belge alıyorum. Bazen araştırdığım zaman altından şu çıkıyor. Ya da belgeyi veren adam biraz deştiğin zaman şu çıkıyor. Kişisel bir takım menfaat çatışmaları çıkıyor. Kardeşim Baran şey suyu açıklayacaktım bir diyor. Bir saniye. Bak ne diyor? Tamam, Baran suyu açıklayacaktım tamam, diyor. Tamam bir saniye. Bir dakika ya bırak bir cümlemi Baran suyu, bitireyim. Trabzonspor ya, tamam, havada uçan bitireyim. Sineği yakalıyor ya. Bak, bunu bırakır abi, mı? Bir cümlemi bir bitireyim. Bir dur. Bir cümlemi bitireyim. Ha, haklısın sorunda. Haklı bir soruda. Ama şunu da göz ardı etme. Muhtemelen Sefa da bir şey söylüyor. Diyor ki şu an gibi tribün liderin ismini veriyor. Onunla kavgalı olan, menfaat çatışmasına giren birisi olabilir. Bu görüntüler onun elinde olabilir. Ya da ondan daha ya yeni olma, çalmış olabilir. Var değil. İse bakın yine söylüyorum. Bu ya. İddia doğru ise bütün cümlelerimi bu iddia doğru ya, iseden sonra kuruyorum. Hani böyle bir olasılık da vardır. Onu da göz ardı etme derim. Ha bunun peşine ben düşmek gerekiyor. Ben arkadaşlarımın haberine saygı duyuyorum ama böyle bir adamın çıkıp elinde mesnetsiz hiçbir şey söylemeden konuşması Fenerbahçe'yi hani niye istememişler? Trabzonsporları aramışmış da Trabzonsporlar buna şey yapmamış, ilgilenmemişlermiş. Sabri, olur mu öyle şey, bir şey yapıyor ya? Mu peki? Yani bize mi? Niye vermiyor? Trabzonspor istemiş miyiz? Trabzonspor 2011'den bu yana her türlü şeyi enine boyuna takip ediyor. Ama çürük, ama sakat, ama doğru. Her şeyi takip ediyor. Bu arkadaşım unutmuş. Arkadaşım şey unutmuş. Peki haberi paylaşayım miyiz? Sonra devam edin. Arkadaşlarım diyor ki biz o videoyu istedik kendisinden. Bize göndereceğini söyledi ama ya. İki gündür elimize geçmedi ya, o video. Ya ne hikmetse değil mi? Ne hikmetse. Tamam. İşte iyi yani. Ya, ne meselik şey, buyurun. Bir olay yani. Vallahi burada çok dehşet verici bir olay var ama kimse ondan bahsetmiyor. Ankara Gücü Fenerbahçe maçı öncesi iki taraftar grubu bir araya geliyor ve Fenerbahçe taraftarları Ankara Gücü taraftarlarının bilet paralarını ödüyor, onları tribüne sokuyor. Bu nasıl bir iş? Ne olmuş bu? Bu nasıl bir iş? Dostluk. Bu nasıl dostluk? Nasıl dostluk ya Allah. Tribün kardeşliği. Ne ya? Var ya ne demek tribün kardeşliği? Bizi yensin de. İstanbul'da da aynısı bak, yapılıyor. Bak, şimdi, bak bunu bu, kaçırdık. Bu çok önemli bir şey abi. Ne var abi söylediği şey şu. Ne var? Sefa şey için o zaman sokuyor. Şimdi tam arkadaşım hayır, başka ne, bir ne şey için yani? Mi sokuyorlar? Yani bir dakika, şimdi taraftar niye gider? Ankara Gücü'nü desteklemek için gider. Malum, takım malum olsun diye. Müthiş onun için merak ettim. Hayır, çok doğru bir şey söylüyor. Dehşet çok doğru bir şey söylüyor. Dehşet. Sen de dehşet diyorsun. Dehşet doğru bir soru soruyor abi. Doğru bir soru soruyor. Doğru yerde yakaladım. Dehşet olan şu. Neymiş abi dehşet? Genelde deplasmana giden taraftarın parasız kalması, deplasmana giden taraftarın parası biter. Yemek parası, otobüs parası, şu masrafları olur. Ve gittiği zaman da parası kaldığı zaman oradaki bu yani tribünde dost arkadaşlarından para isteyebilir. Ama ben hayatımda ilk defa bir taraftarın rakip takımın rakip taraftara rakip deplasmanda oynamış olduğu müsabakaya gidip de o taraftarın grubuna para verip de onları tribüne soktuğunu ben ilk defa duydum. Ama şeyde bir sorun vardı. Ben, o dönemde, ben o dönemde Ankara Gücü yönetimiyle taraftar arasında büyük bir sorun vardı. Ona zaten vurgu yapıyorlar. Fenerbahçe'de vardı ama şey doğru bir şey söylüyorsun. Hani doğru bir şey teker teker. Şu hata olan şu. Hayır bak Lemi çok güzel bir yerden yakaladı. Hata olan şu. Yani hata derken soru işareti kafalarda büyüten şey şu. Bu ne benziyor biliyor musun? Maça yani maçı kazanmanız gerekiyor. Avantaj nedir? Ankara Gücü takımın taraftarının stada girmemesi. Siz sokuyorsunuz içeri. Yani Fenerbahçe taraftar olarak sokuyorsunuz. Ya burada bir şey var yani. Bu neye benziyor biliyor musun? Yani. Bakın bu neye benziyor biliyor musun? Bir takım yöneticilerinin rakiple oynayacaklara müsabaka öncesi sahaya çıkmayacak olan futbol takımını ekonomik nedenlerden dolayı eğer çıkmak istemiyorlarsa rakip takım yöneticileri gidiyor diyor ki ben size bu paraları verelim. Siz söyleyin futbolcularınıza bu parayı alsınlar. Müsabakaya çıksınlar. Ama sonuçta bizim lehimize göre versinler. Bununla bu aynen eşdeğerdir. Hiçbir farkı yoktur. Hiçbir farkı yoktur. Bu çok dehşet verici bir olaydır. Dehşet verici olaya bir şey söyleyeyim. Bu niye bu çocuk? Sefa Bey bunu itiraf etmiştir. Ve ben inanıyorum ki burada kesinlikle bu müsabakanın önce
Bu 6000 lirada eğer Fenerbahçe'nin aleyhineyse müsabaka son dakikalara 1-0 Fenerbahçe mağlup girmişse birkaç tane taraftarı sahaya girip o müsabakayı tatil edip Fenerbahçe'nin lehine 3 puan vereceklerini olmadı da olacak da diyor öbür çocuk. Olmadı çünkü Fenerbahçe müsabakayı 1-0 kazandı. Evet. Tamam mı? Evet. Ama öbür çocuk diyor ki senaryo böyleydi diyor. Hmm. Tamam mı? Siz de diyorsunuz ki adam eğer mağlup devam etseydi şöyleydi. Evet. Şimdi soruyorum. Hiç kimse hiçbir taraftar grubu gidip de rakip taraftara rakip tarafta 6000 lira vermez. Şimdi soruyorum. Yok böyle bir şey. Bakın şimdi kime soruyorsunuz? Dehşet verici şeyleri biz size soruyorum. Bakın orada VTR'yi seyrettiniz, seyrettiniz mutlaka da. Ben çok enteresan bir şey soracağım. Mehmet Baransu diyor ki adam Galatasaray'dan 500 bin dolar aldık. Gece düzenledik. Tuğba Özay da geldi şarkı söyledi diyor. Oradaydı diyor. Galatasaray'dır Tuğba Özay. Şimdi sonra, ben onu doğru mu söylüyor yanlış mı ona bakıyorum. Hayır kardeşim o size gelen gelenlere doğru oluyor da. Dinledim abi. Yani Fenerbahçe bölümlerine doğru oluyor da. Beyefendi dehşet meşet diyor. Şimdi beyefendi dehşet beyefendi. Sayın dehşet. Bak ben iddialar bak, doğru sayın dehşetçim. Yani laf atma. Şimdi burada yeni hocanız. Ya bir de ona da sorayım da sonra sen ondan sonra ne yapacaksın? Baransu diyorsun bilmem. Tamam şimdi Nemi Bey'e diyorum. Nemi hocama soruyorum. Sen Baransu. Ben o ikinize de sorayım cevap verin. 500 bin liraysa bu da önemli babacığım, yani. Babacığım ikinize de sorayım cevap verin. Nemi hocam. Aynı arkadaş diyor ki Ersun Yenal'dan dolar alıp meclise götürdüm diyor. Ve Ersun Yenal geçen sene bizim Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Üzücü. Bak üzücü. Şimdi de Trabzonspor'un teknik direktörü. Bu Ersun Yenal içinde aynı Ersun Yenal içinde Manisa Spor'dan böyle bir şey çıkmıştı biliyorsunuz. Böyle bir şaiye çıkmıştı para mara alma verme falan filan filan. Şimdi bu arkadaş dikkat edin. Korurken hani sizin menfaatinize dalganıza uyan taraflar var ya Fenerbahçe dehşet meşet aa bunlar birbirlerine veriyormuş falan derken. Bak senin yeni teknik direktörün hatta Trabzonspor'a geldiğinden beri muhteşem işler yapan teknik direktörünü ne diyor ki? Parasını götürdüm meclise verdim. Bir, Mehmet Bey'e de neler söylüyor? Tamam, bak, bir buyurun. Bana bir şey söylemiyor. Yani arkadaşı şey, haklı görünsün. Hiç öyle bir şey söylemedik. Ben o arkadaşla ilgili bir şey söylemedim ki. Siz beni anlamıyorsunuz galiba. Bu Sefa Bey diyor ki biz taraftar grubu olarak diyor gittik diyor. Rakip taraftar grubu diyor. Şampiyonluğa gidiyoruz diyor. Rakip taraftar grubuyla toplantı yaptık diyor. Ve onların paraları yoktu diyor. Biz onlara 6 bin lira para verdik diyor. Onlar da bize yapıyor diyor. Biz onlara bize. Onu duymadın galiba. Evet diyor ama. O bir gerçek değil ama. Somut bir şey olur mu? Olur mu? Onlar da yapıyor. Bir dakika ya. Adam Sefa diyor ama iki tarafında mutabık kaldığı böyle bir şey yok. Öyle diyor. Ama burada iki tarafta bunda mutabık. Diyor ki biz toplantı yaptık. Fenerbahçe kulübünün taraftarları geldi bize. Maç öncesi 6 bin lira verdi. Ve bizim stada girmemizi sağladı. Bu dehşet verici bir olaydı. Şunu özellikle Ankara'da vurgulamak istiyorum. Evet. Sevgili seyirciler. Vurgulamak istiyorum. Birisi çıktı konuştu. Adı arkadaşlarımızda saklı hukuki bir durum olduğu takdirde tabii ki ilgili yerlere verilecektir. Burada sözü geçen herkesin de cevap hakkı vardır. Bunu doğru olarak tümden kabul edip de lütfen doğru diye hareket etmeyin. Stüdyoda TVM'de serbest vuruş yorumcuları bunu tartışıyorlar. Şimdi, buyurun. Bitirelim ben bir şey diyeceğim. Hocamla ilgili söyleyeyim. Bakın milli takımda ve her gittiği takımda ortaya bu kadar başarı koymuş. Fenerbahçe'ye bir yıl önce şampiyon yapmış. Milli takımda başarısı yok. Milli takımda ciddi uzun yıllar görev yapmış. Yapmış da başarısı yok. Türk futboluna büyük hizmetler etmiş. Birçok yıldız çıkarmış. Ve hala da insan gibi çıkıyor ve hiçbir polemiğe girmeden işini gücünü yapan önemli teknik adamlardan bir tanesi. Hocamız ve yoluna devam ediyor ve devam edecektir. Laf atıyorlar. Orada diyor ki hocamdan para aldın meclise getirdin. Ne alakası var? Mecliste ne varmış ki? Mecliste futbol takımı var. Mecliste kulüp mü? Kulüp demek ki orada? Mecliste bir şey var. Yani, ne bileyim. Şimdi ya. Orada sen inanıyorsun ya adamın laflarına. Bilmiyoruz yani. Ama burada dehşet veren olay şu. Sefa ile Ankara Gücü'nün taraftarları maç öncesi bir araya geliyor. Taraftar, rakip taraftara rüşvet veriyor. 6 bin lira diyor ki deşet, al para. Lemi, dehşet verici olay bu. Dehşet verici olay ne biliyorsun? Yıllarca bu Beşiktaş'ın şerefli ikincilikleridir. Arkadaş hiç öyle ıf mıf yapma Baransu. İşinden gelince of diyorsun arkadaş bir tane. Seni sabahtan beri dinliyorsun. Bir dakika şerefli, arkadaş. Bir dakika. Burada esas dehşet verici olay Adnan Polat'ın olayıdır. Yapma gözünü seveyim.
Bak şimdi ben sana bir söyleyeceğim. Beşiktaş tarihinde zaten bu çok önemli bir olaydır. 8-0'lık maç. Evet. Beşiktaş'ın bir şampiyonu gitmiştir. Zalat. Bak, Zalat. Zalat. Kaleci Zalat. Dönün buradan arkaya. Malatya'da bizim şampiyonluğumuz gitmiştir. Kaç tane gol yedi Zalat o maçta? Ya 4 taneydi sonra 5 tane bir de ondan sonra öbür kaleci geçti. 3 tane de o yedi. Şimdi ben sana bak bir şey söyleyeceğim. Burada olay ne biliyorsun arkadaş? Burada arkadaş doğru söylüyor yanlış söylüyor ama bunlar zaten yıllarca bir fısıltı sektörü var. Doğru mu? Evet. Bu şirket olaylar yapıldı diye. Buradaki isimlerin sürekli tövmet. Ama bir şey söyleyeceğim mi? Geceleyin rahat yatmak önemli. Şimdi diyorum ki Süleyman Seba Ligi'nde rahmetli Süleyman abi rahat uyuyor biliyor musun? Adam bundan hiçbir zaman tereddüt etmedi. Ben bir gün odasında şahittim. Vallahi bence hiç bak, rahat uyumuyor ben bir gün odasında şahittim. Süleyman Seba hiç rahat uyumuyor. Bak arkadaş ben bir gün odasında Süleyman Seba hiç rahat uyumuyor. Beni bak. Ben bir gün odasında dinleyeyim de onu cevap ben bir gün odasındaydım. Şahit olduğum bir şey oldu. Bir telefon görüşmesi. O dönem bak o dönem. Süleyman abi dedi ki arkadaşlar bu işlerle bizim işimiz olmaz. Beşiktaş kulübü büyük kulüptür dedi. Ben dedi futbolcularıma primi dağıtırım dedi. Çıkar benim futbolcularım sahada yener ve şampiyon olur. Ve ondan sonra Beşiktaş'ın şöyle bir felsefe oldu biliyorsun. Beşiktaş sahada hem rakip takımı yenmeli, hem hakemi yenmeli, hem de bu şike olayları atlatmalı. Şimdi dönüyorum sana. Bir şey söyleyeceğim. Burada aylarca yıllarca konuşuyoruz 2011'den beri. Aziz Yıldırım aşağı, Aziz Yıldırım yukarı. Aziz Yıldırım aşağı, Aziz Yıldırım yukarı. Aziz Yıldırım ne dedi? Biz yaptıysak herkes de bizim kadar yapmıştır dedi. Al sana bir kanıt işte. Bu da bir kanıttır. Burada herkesin adı geçiyor. Belki daha neler var? Tamam biz doğru diyoruz. Evet arkadaş. doğru söylüyorsun. Evet. Biz hani şey savunuyoruz. Doğru sen söylüyorsun. Sen kupanı istiyor musun? Evet. Ben de istiyorum. Ya tamam sen haklısın tamam. Ben alıyorum. Sen de al. Ama ben de alayım. Arada fark var bak şimdi. Hadi. O zaman geriye ne kaldı bak? Hayır bak bir burada dakika. Bir sıkıntı var. Bir bak bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir şey karşılıklı gidelim bak şimdi. Burada şu var. Kanun çıkmadan önce bununla hedefe giderken her türlü bu tür ahlaksız mübahtır lan diyorlar. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama ondan sonra baktılar ki artık bu ligler hakkaniyetsiz oynanıyor, adaletsiz oynanıyor. Birçok takım mağdur oluyor. Trabzonspor gibi, Beşiktaş gibi. Kanunu çıkardılar. Fenerbahçe de geldi. Yıllarca yapmış olduğu işte radara yakalandı. Bu sefer haksız elde ettiği dünya kadar kupayı tamam mı? Bir tanesi daha ekleyecekti. Bu sefer suçüstü yakalandı. Ne diyorsun? Sorun şu. Söyle. Tamam mı? Şimdi bunu temizlemek isteyen insanlar ve bunun cezasını veren insanlar şu an gerekenin yapıldığına inanmıyorlar. Hakkın, adaletin biz ne yapıyoruz? Hukuk istiyoruz. Değil mi? Niye hukuk istiyoruz? Hukuk çünkü herkes için geçerli olsun diyoruz. Eşit dağıtılsın diyoruz. Hak, adalet, hukuk diyoruz. Trabzonspor da bunu istiyor. Diyor ki bakın geçmişte yaptınız, ettiniz, kanun yoktu, her şey yaptınız. Beşiktaş'ı mağdur ettiniz, bizi mağdur ettiniz. Birçok Anadolu takımlarını mağdur ettiniz. Ama artık kanun çıktı. Herkes bu kanunun almış olduğu karar uygulansın. Bugün bunu Türkiye Futbol Federasyonu uygulamıyor. Maalesef öyle bir sıkıntı arkadaş, var. Arkadaş peki bir şey diyeceğim sana. Uygulamıyor da bu iki takım dört yıldıza gidiyor. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Doğru kanun çıktı ama eskiden de şikenin bir cezası vardı. Vardı, yani. Vardı tabii canım. Ama öyle değildi. Tabii iyi hatırlattı. İyi hatırlattı. Yok, olur teşviğin mu ya? Teşviğin yoktu. Teşviğin yok tabii. 2009'da geliyor. Teşviğin yoktu. Teşviğin geldi. 2009'da geliyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Siz şimdi birer yıldızı geri verin abi. Galatasaray. Sen bir yıldız geri ver. Fener de bir yıldız geri versin. Tabii, bittiyse adama sabahtan beri bittiyse bekliyorum abi. Sen sabahtan beri bekliyorum. Başka bir şey. Bitti mi konuşmam bu konuyla ilgili? Ben konuşacağım. Neyi bekliyorsun? Ben de sıra. Şimdi bu arkadaş, şimdi konuşmalarını eğer ciddiye alıyorsan. Ben ciddi hiç almadım da ortaya bir deli sunmadığım müddetçe. İddia bu. Tamam. İddia bu. Senin ismin geçiyor sen be. Sen başka bir şey dedin ki. Dedin ki arkadaş dedin ben Galatasaray'la ilgili söylediği şeylere bakarım. Dedin değil mi? Evet. Sen zaten yanılmıyorsam kasıtlı dinlemedin. Arkadaş şunu diyor. Adnan Polat çıkarken. Evet. Bilmem ne Kalkavan, İhsan Kalkavan girdi. Adnan tamam. Bey biraz önce davrandı. Gibi Beşiktaş'ı da suçlayıcı bir takım şeyler söylüyor. O yüzden ben hep bu konuşmamda şunu söyledim. Varsa eğer öyle bir görüntü, ben bak odaklandığım nokta başka bir şey. O Adnan Polat'ın gibi nokta yoktu da. Yani. Evet, şu tamam. Delil çok önemli bakın. Hayır doğru, şu delil doğru. Önemli. Eğer o dediği görüntü kaset varsa bu bizim bu 2001'den 11'den beri konuştuğumuz, 3 Temmuz'dan beri konuştuğumuz süreci başka bir noktaya götürecek bir şeydir. Çünkü federasyonda Fenerbahçe'nin küme düşmesine varıncaya kadar, çünkü yeni delildir bu. Yeni delil, yeni yargılamadır. Bu federasyonda da yeniden dava açılması gündemine gelir ki bu tartışıldı çok. Hukukçular yeni bir delil olursa Türkiye Futbol Federasyonu'nda karar da tekrar gözden geçirilir gibi bir yorum yaptılar. Spor hukukçular yorum yaptıkları için söylüyorum. Hepsi aynı şeyi söylediler. Oraya götüreceği için ben önemsiyorum bunu. Yoksa ha şeyi söylüyorsan eğer Galatasaray temiz midir? Ben Galatasaray'ın temiz olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim. Hatta ve hatta 3 Temmuz'da aynen şunu söyledim. Herhalde çıktığım 5-6 programda canlı yayınlarda söyledim. Şunu söyledim. Eğer o dönem Galatasaray kötü olmasa idi.
Bakın o dönem biliyorsunuz yani zor 8.liğe kadar yanılmıyorsam geldik. Yani 13-14-14. Sıralara kadar falan düştük. Neredeyse küme düşecekti falan. İşte son birkaç hafta falan tırmanışa geçtik. İşte 8.de falan ya 7 ya 8'de ligi bitirdik. Aynen şu cümleyi kullandım. Eğer Galatasaray o dönemde şampiyonluğa oynuyor olsaydı bugün Sayın Adnan Polat da Metris'te Sayın Aziz Yıldırım'la beraber tavla oynuyordu dedim. Bunun ne anlama geldiğini anlayın artık. Anlatabiliyor muyum? Tabii hep Sayın Adnan Polat da geçmişte ya bu tür kirli ilişkilere girmiş zaten birçok insan var. Kim girmemiş? Şu şey önemli. Bak benim şimdi delil önemli. Ben de şunu diyorum. Şimdi delillendiremediğin zaman da cezasını veremiyorsun. Şimdi bana diyorlar ki Galatasaray'ın Ankara Gücü maçına bak. Galatasaray'ın bilmem Malatya maçına bak. Ötekinin bilmem ne. Ama konuşmalar tamam, var. Renault. Ya eyvallah fısıltı bir şey yaramıyor. Yani yaramıyor abi. Hukuk önünde bir işe yaramıyor. O yüzden hani niye Fenerbahçe'ye vicdan da önemli arkadaş. Vicdan da önemli. Galatasaray'ın bir tane mi? Trabzon'da ya, Trabzon'a giden arabalar. Ya yok ne, işte Trabzon'da Trabzon yok mu? Ben oynuyordum. Hani nerede geldin? Nerede oynuyordun ya? Trabzon'da oynuyordun kim? Yok muydu galiba? Konuşulmadı mı? Yıllarca yazılıp çizilmedi mi? Teşvik adı altında araba ver Ergun Gürsoy arabaları gönderdi demedin. Yok öyle bir şey. Trabzon'da Ergun Gürsoy bunu yaptı demedin. Trabzon'da ya bir şey herkese. Trabzon için de söyledi. Malatya için de söyledi. Malatya olayı. Hep söylendi. Bir dakika. O Malatya olayı abi. Ama adı da teşvikti o zaman. Bir dakika. Adı da birer birer. Birer birer lütfen. Malatya olayı. Adı da teşvik. Birer birer. Bir dakika. Demişelik. Ben bir şey bir dakika ama Demirçeli'ye tam cevap vermek zorunda olduğu bir yer var. Demirçeli o bölüme cevap verin. O bölüme cevap verin. Ben Adnan'a bir şey daha diyeceğim. Süleyman Sebay'la. Ben o dönemde futbolcuydum oynuyordum. Ben arabayı görmedim de Büşra Bey burada mı gördü arabaları? Ya konuşuldu diyorum. Ben konuşuldu. Teşvik diyorum teşvik. Konuşuldu bu. Bu yazıldı, çizildi. Futbolcusu burada. Hani nerede teşvik? Nerede? Ya Allah Allah senin araban vardı. Ben vermediler belki sana. Nereden bileyim yani? Sana, Allah Allah sana ya. Sana gelmeden ya, bir şey. Ne söyledin yani? Sana gelmeden bir şey almış aradan. Ya hayır ben iddia diyorum bu. O Demir zaman Çelik, burada sessiz kalmayın. İsterseniz konuşmak istediğiniz bir şey varsa cevap verin. Yok. Cidden ne söyledin peki. Yani? Peki Mehmet Baransun. Cidden öyle bir şey diyor ki yani yok almadım diyor. İşte iddia diyor. Bilmiyorum böyle bir şey olmaz. Süleyman Seba şeyine gelince... Süleyman Seba'nın kemikleri bence şu anda sızlıyor. Çok da rahat değil. İki şeyden dolayı rahat değil. Onu söyleyeyim. Bir, adının bu kadar kirli bir lige vermesinden dolayı rahatsızdır bence. İkincisi, hani bir olay anlattın da şahit olduğun telefonla. Bir şeyden dolayı daha kemikleri sızlıyor. O Süleyman Seba'nın kulübünü bir teknik direktörü çıktı. Türkiye Kupası'nı alayım da gelecek sene teknik direktör olarak yoluma devam edeyim diye İstanbul Büyükşehir bilmem neden oyuncu ayartmaya çalıştı tamam mı? O senin işte Tayfur bilmem hatta akrabası bir de. Yeğeniydi yanılmıyorsam. Şey. Ya bir şey neyse tamam. Senin bir yöneticin atla avratla neyse atla bilmem neyle bilmem bir şey yapmaya çalıştı. O yüzden şeye de yazık Süleyman Seba'nın bıraktığı o mirasa maalesef leke sürdüler. Ve çok şükür ki ben o anlamda Beşiktaş camiasını çok tebrik ediyorum. Beşiktaş camiası safralarını attı. Kulübün dışına attı. O da başka bir şey. Onu da tebrik ediyorum. Temizler zaten bir şey. Bir de içinde mesela temizler. Konuşulur bak. Fener mesela, temizlesin, Galatasaray temizlesin. Ya şimdi diyor ki ben diyor top oynadım diyor. Benim. Bunlar bir teşvikti. Mesela gel Akçaabat, Trabzonspor maçı. Gökdeniz için konuşulmadı mı bunlar? Gökdeniz için de konuşulmadı. Gökdeniz için ne konuşulmadı ya? Gökdeniz için bahis şikesi hikayesi konuşulmadı mı? Hayır iddia konuşuldu. İddia. Ama hep iddia işte konuşuluyor. Ben konuşulmak hayır, demek. İddia. Allah Allah. İddia konuşuldu Allah. Diyor. Hayır iddia bak, konuşuldu. Bak atamıyoruz galiba. Biz de iddia ediyoruz. Bahis orada oynadı. Teşvik kendi maçına bahis oynadı. Bahis yaptı. Kendi bahis. Maçına oynadı. Evet kendi maçına bahis oynadı. Ya o da bir bahis ve yani şike olayına girmedi mi? O zaman şimdiki yeni 6220'ye göre biz, şike değil miydi? Değil ya? Abi. O başka bir şey. Olur mu ya ne başka bir şey ya? Şike, o başka bir şey. Ya, başka bir şey. Değil o başka bir şey. Kendi maçına adam oynuyor. Ya oluyor yani. Olağan şeyler bunlar. Bunlar konuşuluyor Türkiye'de. Konuşuldu. Sen diyorsun ki ben araba almadım. Sapla. Tamam almadın sapla, doğru. Sapla samanı karıştırmayalım. Tamam burada sap var saman var. Ya ne saman? Sizin tarafınızda saman var. Tamam. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben mesela hani şeyi kapatıyorum diyorsun, ben bu konuyu şey, artık. Evet. Çok daha başka bir şey söyleyeyim. Eğer Beşiktaş diyorsunuz ben Adnan'a söyleyeyim. Hadi araştırın abi. Beşiktaş, Gençler Birliği, Sinan Engin, Ümit, Gençler Birliği. Başka da bir şey demiyorum. Hangi telefon görüşmesi nerede yaptı? Ne yaptılar ne konuştular abi? Ya ama arkadaş bir şey. O bence onlara sen bakacaksın. Sen bunları abi. Geliyorsun buraya tamam bir tane bir şey atıyorsun ortaya. Atmıyorum abi. Ortalığı tamam. Birbirine katıyorsun. Ümit'in devamını söylemiyorum artık. Soy ismini de söylemiyorum. Ben de tamam. Senin gibi bir şey söylemiyorum. Söylemek de istemiyorum. O böyle değil nasıl olacak? Abi. O da tamam. Onunla ilgili. O da onunla ilgili. Bavullar hatta şunu söyleyeyim Sinan Engin'e. Şunu da söyleyeyim.
Eğer bazı konuşmaları yapıyorsanız abi telefon şeyinde bazı konuşmaları yapıyorsa bir dakika abi Adnan bir dakika. Sen Sinan'a bazı konuşmaları yap. Hiç ilgisi yok. Sevdiğim birisi Sinan'da. O yok, arada ayrıca. Sevdi, iyi ki sevdin adamı bitirdin ya. Sevmiş şey yok, ya. Şey. Peki izin verir misin? Hayır bazı konuşmaları yapıyorsan tamam mı? Yapıyorsan o konuştuğun Ümit'in yakın arkadaşının benim yayıncım ya da yayın bilmem ne olduğumu da bilebilmen gerekiyor. Abi böyle bir şey yok. O kadar. Ben vallahi sen bu iddiayı atıyorsun ortaya. Şey. Ortalık değil abi değil. Arkadaş bak, ya. Şimdi senin gibi delili bir adam, dosya düzenleyen bir adam, kozmik odası olan bir adam böyle konuşur mu ya? Beşiktaş diyorsan abi bunlara da bakacaksın o zaman. Anlatabiliyor muyum? Peki yani ben sadece şunu söyleyeceğim. Laf atmadan önce başkalarına bakacaksın. Ben sadece şunu söyleyeceğim. TVM'de yayınlanan serbest vuruş yorumcularına havada bıraktıkları iddiaları tamamlayacaklarına olan inancım sonsuzdur. Muhtemelen Mehmet Baransu da bu iddiasını havada bırakmayacak. Bir sonraki programda belki katıldığı ilk programda havada bırakmayacak ve detaylandıracaktır. Çünkü ciddi anlamda insanlara cevap hakkı verilen iddialar bunlar. Ya bir şey konuşuyor abi şöyle tamam. Arıyorlar bilmem ne yapıyorlar şöyle oyna böyle oyna yani neyse yani girmeyeyim abi. Seni yani sizin abi hani şunun için bak. Ya kimse temiz diye ben buna kızıyorum. Herkes ben temizim değilsiniz arkadaşlar. Yani sizin Sinan Engin'in görevliyken Beşiktaş'ta yaptığı konuşmaların tapeleri çıktı arkadaşlar. Daha neyi konuşacağız? Yani evet, senin kendi kulübünden değilim. Senin de benim de var. Onun da var. Herkesin bir tapesi var arkadaşlar. Türkiye'de dinlenmeyen adam. Cumhurbaşkanı ya. Adnan. Ya koskoca Recep Tayyip Erdoğan dinleyin. Güzelleştirmeyin ya. Rica ediyorum. Şey Adnan bir şey diyeceğim ben. Şimdi bak sen abi. Bu programın dışında gitsen, burada çalışmıyorsun, burada yorumcu değilsin. Tamam mı? TVM'de de çalışmıyorsun, serbest vuruşta da değilsin abi. Bu programı sabote eden ya da olumsuz, kötü gitmesine neden olabilecek eylem fiillerde bulunabilirsin. Bu senin özgürlüğün. Ama sen bu programda çalışıp, bu programın aleyhine bir şeyler yaparsan, ne demek istediğimi anladın mı? Anlıyorum. Yani o tartışılır. O yüzden... Yani herkes aynada bir kendine bakacak konuşmadan önce. Ya sana bir şey söyleyeyim. Burada Gökdeniz 6 ay ceza alıyor. Sen buna onu sen kapatıyorsun. Değil, o başka bir değil. Şey. Değil. Ben hiç başka bir şey. Yaptığı çok, bahis şikesi. Doğru değil. He? Doğru bahis, değil. Bahis şikesi. Bak doğru değil. İki takım da ona göre ayarlanıyor bilmem değil. Ne diyor. Ona göre oynuyor millet. Senin... Dünyada bir sürü insanın bir sürü oyun oynayan insan para kaybediyor. Doğru ondan diyorsun. Sonra, bak 6 ay ceza alır. O bir şey değil. O bir şey değil. O bir şey değil. Değil. Ya bırakın bıdık, abi. Bıdık bıt 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 yapma. Sizin hep aynı, ceza hep aynı numara. Ceza hep aynı numara abi. Bak, bıt, hep aynı numara. Gökten ceza aldın. Eğer. Bak. Ben eğer bir kere, Fenerbahçe, ben bir kere bir de iddiaya şeye karşıyım abi. Üst üste konuşmayın. Radara yakalamış. Sporla ona karşı. Bu bir. Gökdeniz, düzmece radar. Gökdeniz'in yaptığını hiç asla ve katla tasvip edemem. Trabzonspor'u iki gönderdi, zoraki bir rakip bilmem bir şeyler oldu neyse gönderildi de. O ayrı bir şey ve başka cezasını bir şey daha çekmiş bir adamı bir kez daha cezalandırıyorsunuz. Bir şey daha söyleyeyim, ben tam doğru çok söyleyecektim. Güzel, tam doğru bu ülkede, sana göre mi? Bu ülkede hakkındaki iddialardan dolayı eğer biri... Cezasını çekmişse onlardan biri de Gökdeniz. Sen onu neler yapıyorsun ya? Sen bir şey söyleyeceğim. Sen bir kere cezasını çeken herkesi burada yerin dibine alacaksın. Hiç kimse ceza çeken az yok. Az yıldırım içeri girmiş. Daha çekmedi cezasını. Yani kaç yıl yattı? Ya çekmedi abi yattı? Bir yıl. Ya ben 10 yıl mı yatacak adam? Öldüreceğim bana. Bana söyleme abi. Adnan bana söyleme. Bak bana söyleme. Bir yıl yattı. Tayyip Bey, daha ne AK Parti hükümeti, dönemin başbakanı. Bir dakika abi bir dinle. Husumetim var. Dönemin başbakanı. Herkes seni dinliyor. Değil abi. Dönemin başbakanı. Atıyorsanız öğrenin abi. Dönemin başbakanı bir yasa çıkarttı değil mi? Sonra revize ettiler o yasayı. Doğrusu. O yasaya göre, tamam abi doğrusu değil, o yasaya göre bile yatacağı var abi. 130 bitti. Yıl mı yatacaktı adam? Ya, çete. Ya ben abi onu demiyorum. Ya, ben de diyorum o arkadaş. Çıkarttığı yasaya göre bile cezası. O yüzden bana söyleme abi onu. Bunun muhatabı ben değilim. Teşekkür ederim. Şimdi konuşulan ben bir başka konu var. Galatasaray'da. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika ya. Ben de bir dakika, kalın. Ben de kalın sevgili öğretmenim. Ben de kalın. Bizim beşimizi gelsin. Bu ne oldu? Benim de çetesim oldu. Galatasaray'ın yarın teknik direktör Hamza Hamzoğlu'yla bir imza töreni var. Hamza Hamzoğlu gelmeden Galatasaray Tafarel'e emanetti. Ama Tafarel Snyder'ı oyundan çıkartınca Hamza Hamzoğlu'nun Dünya Kupası sırasında yaptığı bir yorum bir kez daha geldi gündeme oturdu. Galatasaray'da Cesare Prandelli'nin gönderilmesinin ardından teknik direktörlük için Hamza Hamzoğlu'yla anlaşılırken camiada Duygun Yarsuvat yönetiminin bu kararı tartışılmaya başlandı. Böyle bir kararı düşünmüşler, ölçmüşler, biçmişler, vermişler. Sarı kırmızılı camiada büyük bir kesim Hamza Hamzoğlu kararına olumlu yaklaşsa da küçük bir kesimin çekinceleri sürüyor. Galatasaray'ın muhalif isimleri eleştirilerini mevcut yönetimin görevi Mayıs ayında bırakacak olması üzerinden yürütüyor.
çok başarılı olamaz. Başkan Duygun Yarsuv adlı Abdurrahim Albayrak'ın günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden muhalefet, Hamza Hamzoğlu'nun da bu yönde ve taraftara şirin görünmek hedefiyle takımın başına getirildiğini savunuyor. Öte yandan Galatasaray'daki teknik direktör değişikliğinin ardından iddialar da ardı ardına gelmeye başladı. İddiaya göre Hollandalı yıldız devre arasında elden çıkartılacaklar listesinde ilk sırada yer alıyor. Bir taşla iki kuş vurmayı düşünen sarı kırmızılı yönetim, Snyder'e yüksek bir bedelle dünya devlerinden birine satacak ve böylece oldukça sıkıntılı olduğu mali konuda da rahat bir nefes alacak. Tabii şunu da söylemek lazım. Snyder'ın Gaziantepspor maçında oyundan çıkması bir küçük sakatlığıyla ilgiliydi. Ama galiba Hamza Hamzoğlu'yla en çok konuşulacak yorum Hakan Ünsal'dan geldi. She's crazy like a fool. Türk futbolunda bir döneme damgasını vuran tartışma, yeni versiyonuyla tekrar vizyona girmek üzere. Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye, bu büyük başarısı kadar teknik direktörünü de tartışmak zorunda kalmıştı. Şenol Güneş'in karizmasının olmadığını iddia edenler, milli takımın başarısını gölgede bırakacak kadar bu konuyu tartışıp durdu. İddialara göre Şenol Güneş, kıyafet, saç şekli ve vücut dili sebebiyle karizmatik değildi ve Türk milli takımına yakışmıyordu. 2002 yılında hafızalarımızı meşgul eden bu tartışma şimdi tekrar servis edildi. Hatta bu sezon başında da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal için de bu konu açılmıştı. Fakat Başkan Aziz Yıldırım'ın duruma el koymasıyla bu olay fazla konuşulmadan kapandı. Ama bu defa kahramanı başka. Galatasaray'da yıllarca futbol oynamış eski milli futbolcu Hakan Ünsal, sarı kırmızılı takımla anlaşmaya varan Hamza Hamzoğlu'nun yetersiz karizmaya sahip olduğunu iddia etti. Ünsal'ın Türk futbolunda ikinci defa başlattığı karizması yok tartışması işte bu satırlarla gündeme geldi. Trabzonspor teknik direktör Ersun Yanal'ın gelişiyle farklı bir çizgi yakalarken bu durum gözle görülür bir duruma geldi. Bordo Mavililerin hocasına karşı yapılan karalama kampanyalarının ardından alınan sonuçlar sonrası herkeste bir Trabzonspor tedirginliği başladı. Takımları kötü giden Galatasaraylılarsa Trabzonspor'u örnek vererek takımlarını düzeltmeye çalışıyor. Siz Gaziantepspor maçında Galatasaray'da kayda değer bir değişiklik gördünüz mü? Hamza hocanın işi çok zor. Eski milli futbolcu ve bugünün yorumcusu Hakan Ünsal'a göre Ersun Yanal Trabzonspor'la anlaşır anlaşmaz daha önemli bir çalışma yapmadan takımı etkiledi. Ama Hamza Hamzoğlu'nun Galatasaray'da aynı etkiyi yaratması neredeyse imkansız. İlginç bir düşünce. Böyle bir tartışma Türkiye dışında başka bir ülkede yapılıyor mu bilinmez. Ama bu tartışma hararetlenirse Türkiye Futbol Federasyonu UEFA ve FIFA'ya tavsiye edeceği yeni bir karar almak zorunda kalabilir. Teknik direktörlük ve fotomodellik diploması ortaklaşa verilsin. Adnan Aybaba. Ya ne Adnan Aybaba? Ne demek istiyor bu bana? Ben buna taktım kafayı. Demin de o düşüp bir ara... Arkadaş, sen diyorsun ki şundan bundan... Yani bundan önceki yasa çıktı, bundan önceki namussuzluklar, şerefsizlikler, çalınan şampiyonluklar örtülsün mü? Ne konuşuyorsun? Boş konuşuyorsun sen. Boş. Bana ver şampiyonluklarımı geri. Trabzon, Galatasaray. Siz nesiniz yani? Hiçbir şey yapmadınız mı arkadaş? Kusura bakmayın. Size de söylüyorum ya. Bilmiyoruz mu? Neler gitti, neler geldi? Hayır, varsa, trenle, uçakla. Varsa söyle. Siz nasıl söyle? Şey varsa ya söyle. Yasa olmasa sen Fener nasıl? Yasa hayır, çıkmasa. Çıkar ortaya varsa. Yasa çıkmasa sen çıkartacaksın. Hayır, çıkar orsa. Biliniyor. Atma orsa. Ya atma. Şey, arkadaş bak bir şey diyeyim. Değil mi? Her şey yasa, her şey delil değil. Bana olsa amcayla dosya dolaşıyor çantalarla. Her şey bu mu? Bitti mi? Her şey bu mu? Sabri, her şey delil Sabri, mi? Ben bir şey daha diyeceğim. Buyurun. Her şey delil değil abi. Tamam. Zeytinburnu'ndaki sırf taraftarı Adnan Aybaba öldürdü abi. Bitti. Yargılayın. Ne biçim laf? Delil yok abi. Delil, nerede öldürdün? Delil melli yok abi. Ben söyledim. Bitti gitti işte.
Nasıl lan bu arkadaş sırt taraftan? Yok demin diyorsun. Sen öldün, ne yaptın sana sırt taraftan? Nereden öldürdün? Denilmeli yok. Başlarım delil ediyordun ya. Başlarım delil işte. Ben iddia ettim abi. Bunlar seni örtemezsin. Bunlar 50 yerden gelen dedikodular 50 yerden kaynağından. Hukuk böyle değil Adnan. Sizi ciddiyete davet ediyorum. Nasıl değil? Hukuk böyle değil işte Adnan. Bak, abi o zaman ben hukuk, sana diyorum ki. Söyledi bak. Abi bak. Ben Galatasaray'ın temiz olmadığını hep söylüyorum. Türkiye'de hiçbir takımın temiz olmadığını söylüyorum. Böyle de konuşma. Hayır. Ya bu da temiz değil abi. Temiz değil abi. Değil. Kir, ya şu anlamda. Üzülüyorum valla Galatasaray adına üzülüyorum ya. Yani. Geçmişte kirliye bulaştı. Bazı yöneticiler tamam. Kulübün adına kirlettiler, ne yaptılar falan filan. Bu işte Beşiktaş için de geçerli, Fenerbahçe için de falan filan. Şimdi hukuk şöyle bakar abi, elindeki kanıta, belgeye, bilgiye bilmem ne var. Şüpheden yani. Sanık yararlanır. Tamam, şüphe bile olsa, şüphen bile olsa, elinde belgen yoksa sanığın lehine karar çıkar mahkemelerde. Arkadaş, bu bir şey hukuki kaydıdır dünyanın her yerinde. O yüzden sen bana, ya o olmuş bu olmuş. Verin bana şampiyonluğu. Yani elinden şekeri alınmış bir şey aileler, yapıyorsun. Aileler darmadağın oldu ya. Ne hukukundan bahsediyorsun bana. Arkadaş neredeki hukuktan bahsediyorsun? Adam geliyor 3 kişi yakalıyor. Bu diyor çete diyor. Tamam 20'şer yıl. Pardon. 20'şer yıl giriyor. 2005'te bilmem neyi öyle. Yakalıyor. Arkadaş ne konuşuyorsun sen bak, bana niye biliyor musun? Şimdi mi hukuk var? Bak, şimdi niye mi devlet Adnan, devlet oldu? Yapmayın gözünü seveyim. İki taraf birleşti, budadı vatandaşı. Adnan, hepimiz budandık. Hepimiz. 2005 yılında, 2002 yılından 2005 yılına kadar bak İstanbul'da abi, özellikle Büyükşehir'de kapkaç atmıştı. Hatırlıyorsan adam kapkaç yapıyordu, savcıya çıkıyordu, serbest bırakılıyordu. Ulan baktık bunun önüne geçemiyorlar. O yüzden üç kişinin örgüt diye, o olur örgüt abi yasası böyle çıktı. Olur mu abi? Örgüt yasası kapkaç için çıktı. Emir alan, emir veren, uygulayan diye çıktı. Cezası artırıldı. Yani örgüt, spordaki örgüt de işte böyle örgüt. Yani aynen böyle emir alan, emir veren, uygulayan. Yani şike yap. Parayı al, işte giden, anlaşan, parayı veren, emir alan, emir ve emir veren, emir alan, uygulayan. Üçlü. Aynen böyle, örgüt böyle oluyor. Hani örgütten sana anlatmayayım. Yani birisi telefon açıyor, şike yap, birisi alıyor parayı, götürüyor, birisi de veriyor. Sana söylemek istemiyorum, sen hangi örgüttensin diye ama demeyeyim neyse. Ben F tipi örgütündeyim. Ben hangi örgütten olduğun çünkü Fethullah sen o çantayı nereden aldın, hangi bavulu nereden aldın getirdin, paralelim nasıl ben koydun, nasıl ettin, sana paralelim belgeler ben neyle geliyor, hangi örgütten geliyor, hangi paralelim reisten ben geliyor, hangi üstten geliyor, hangi alttan geliyor, sorarlar adama. Üstten gelmiyor, bir insan iddia ederken, sorarlar. Şu son 2-3 dakikayı biraz daha ciddi konularla, içi dolu şeylerle lütfen tartışın. Şimdi 30 yıllık gazetecilik yapıyor diyen spor olur başka bir şey olur hiç önemlidir ama mesleği gazeteci olan birisi tamam mı hiçbir gazeteciye sen belgeyi nereden alıyorsun diye sorulmaz tamam yaptığı habere belgeye bakılır tamam demek ki 30 yıldır boş gazetecilik yapmışsın yani buradan da onu anlıyorum ya yani haberlerimle ilgili söyleyeceğim bir şey varsa cevap ver belgeyi nereden aldın oradan mı geldi belgeyi buradan mı geldi açıklama sana da birileri veriyor o da bir örgütten sen de tamam sana yani birileri veriyor gelsin yani açıklaması. Bu anasını sattığımın açıkla arkadaşlar bir dakika bu Türkiye'de 70 bin tane gazeteci var bir tek seni mi buluyorlar evet öyle. Sana mı bavulu son getiriyorlar öyle he sana mı bavulu son getiriyorlar öyle. Şimdi bu amcam bu ben amcam bir şey diyeceğim bir şarkı yapacağım demin çıkan amcam kalkıyor ediyor 30 senelik senden daha beter çok 20 yılını 30 yılını bu işlere vermiş gazeteciler var. Hangi adam? Onlara bavul vermiyorlar da sana mı veriyorlar? Şöyle bu işler kendileri hemen anlatayım. Sen iyi anlatayım. Bavul taşıyorsun? Durdun mu? Hangi durdun, örgüttensin? Nereden verdiler? Sorarlar adama. Bavul mantısı Samsonite biliyorsun. Hangi bak, bavul örgüttensin? Bak öyle yok öyle orada dur. Orada dur. Bana, beni, bana 30 yıllık gazetecilikten bahsedeceksin şimdi sen. Şimdi susun. Benim, şimdi bak abi. Senin bak polis bak muhabirliği yapan. Bak polis abi, ben polis muhabirliği yapmadım abi. Onu da bir kere aklının arkasına sür. Polis tamam muhabirliği yapan. Polis muhabirliği değilim ben. Tamam. Savcı muhabirliği yapan, savcı hakim muhabirliği yapan, adalet, hukuk, hastane, pastane neresi varsa. Bütün şeyleri yapan muhabir arkadaşlar var. Bu bütün evet muhabir arkadaşların hepsi gazeteci değil. Hepsi tukaka. Bir tek sen kral gazetecisin. Sana geliyor CD'ler, paketler, bitti abi, tapeler. Bitti. Tamam anladık ha? Anladık. Hangi ben cevap vereyim. Usta? Cevap sorarlar vereyim mi abi? Sorarlarsa soruna cevap verir. Son tamam bir dakika. Ben hemen şunu söyleyeyim bak abi. Ben gazeteciliğe başladığım zaman da tamam mı? O senin 30-40 yıllık gazetecilerin askerden korkup çavuşun karşısında şimdi general muhabbet yapıp hazır ola geçtiği zaman da ben şimdi sana söyleyeceğim. Dağlıca'da şehit olan ihmalden dolayı ölen çocukların hesabını sordum. O buralı omuzu kalabalık insanlardan. Aktütü'ndeki baskını sordum. Eline pimi çekilmiş el bombası verilip nöbette uyuyor diye ceza olarak verilip pil bombası el bombası pimi çekilmiş bomba patladığı için 4 tane şehit olan insanı bize kaza diye yutturdular. İşte kamyon devrilmiş diye ceza olduğunu verdim. Böyle delikanlı haber yaparsan sana da bavul da verirler. Bayağı tamam belge de verirler, bilgi de verirler. Sana bavul mavul bana, bak, verenleri de biliyoruz. Bu ülkede son bir şey söyleyeceğim. Son bir şey söyleyeceğim. Hepsi sporun biraz ortaya dışına çıktık da son bir şey söyleyeceğim. Hepsi çıktı bu ortaya ülkede hep bana soruyorlar ama
gücünüz yetiyorsa ya da başarabiliyorsanız şunu söyleyin. Rahmetli Uğur Mumcu'ya sana bu belgeleri kim veriyor diye bir soru sorun da yüzünüze bakayım kim tükürüyor kim tükürüyor. Sen bir dakika ya, tamam. Uğur Mumcu kim, sen kimsin, tamam. Baba yapma gözünü seveyim. Ben Uğur Mumcu'yu kendi yerime koymuyordum. Rahmetliyle yapma gözünü seveyim. Asla ve katla ama aynı işi yaptım tamam. Ben boş aynı işi yaptım. Uğur Mumcu'yla karıştırma onu ya. Peki tamam. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Yarın saat 23'ten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi geceler.